Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu sefer kararlıyım abi. Bu sefer başlayacağım. Birkaç keredir deniyoruz. Pardon. İlk sefer diyecektik değil mi? Aynen. İlk seferdir. Bu üçüncü denememiz değil. İlk seferdir deniyoruz. Aynen. Ne oldu bilmiyorum. Kitlenip duruyorum. Enerjim mi az? Çok mu yemek yedik? Çok mu pizza yedik? Çok mu abarttık? Ağırlık çökmüş olabilir. Aynen ya. Bütün pizzayı yediğinizi düşünecek olursak. Hep senin yüzünden Mert. Evet, ben yemedim çünkü. Benim yemediklerim de arkamdan ağlamasın diye Efe abi yedi. Abi çünkü bilimsel bir kanıtı var onun yani. Var. Var. Mesela onun bilim adamları incelediler gerçekten de. Bizim orada bir adam var mesela, yemedi arkasını ağladı yani. Gayet bilimselmiş. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Neyse arkadaşlar, bu sefer artık bu üçüncü denememiz. Ne olursa olsun devam edeceğiz. Gerekirse pause yapıp düşünürüm falan. Bundan önce 27. bölüm müydü? 27. bölümde şey olmuş. Arkadan buzdolabı sesi falan gelmiş biraz. Öyle olunca da işte ses seviyesini, yani daha doğrusu sessizlik seviyesini doğru algılayamamış bizim yazılım. O yüzden de çok fazla boşluk kalmış. O yüzden iki kere yüklemek zorunda kaldı falan. Bu sefer aynı sıkıntıyı yaşamamak için battaniye falan gerdik. Böyle değişik bir şey yaptık. Değişik bir, ne derler buna? Yöntem bulduk diyelim. Yöntem bulduk aynen. Bu arada yanımda tabii. Evet, söylemiyordum. Mert var. Tanışmadım. Üçüncü girişimiz olduğu için sizin artık Mert'in yanımızda olduğunu bildiğinizi düşünüyoruz. Şöyle biraz çapraz gel abi. Böyle hani şöyle çaprazdan tamam. Gelecek ya. Bu şekilde. Diğer tarafımızda diğer tarafımızda kim var sizce? Kim olabilir? Söyle abi. Ben varım. Zar attığımız kutuya da bir şey yaptık. Ses yalıtımı koyduk. Böyle attığımız zaman böyle daha az oluyor. Gene şu duvarlara çarpınca ama ses yapıyor ama evet, yana çarpınca oluyor ama olsun. Yana çarptırmadan atmayı denedik. Daha bayağı bir azaldı yani. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada program başlamadan önce ne seyrettik? Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi artık ne bileyim, Efe Kesler'in atası diyebilir miyiz? Belki de Efe Kesler'in atası diyebiliriz. Çünkü gerçekten her hafta sonu beklediğim, başlamasını beklediğim ve severek seyrettiğim programlardan bir tanesiydi. Hani bizim kafana olduğu için, bizden olarak düşündüğüm için seviyordum. Her ne kadar espriler 10 numara değil de 9 numara olsa da şeyi falan hatırlıyorum mesela. Çok ilginç mesela, biz çok küfür ediyoruz. Bu adamlar biraz daha bel altıydı ama. Yani küfür yok tabii televizyon programı olduğu için. Biraz daha bel altı gidiyorlardı. Yoksa yok lan, biz o kadar bel altı değiliz. Daha küfür ediyoruz ama. O espri de nasıldı ya? Bir tane espri vardı. Şey var benim bildiğim. Hangisi, sen hangisini diyorsun? Şey mi hani diyorsun? Gol atmış. Kim gol atmış? Taca taş attı. Ananın topunu mu? Ha. Şey diyordu. Topun. Ben bunların topun diyordu. Öbürü diyor taca attı falan diyordu. Bence komik. Hayır şey falan vardı. Ama gülüyorduk. Şeye falan gülüyordum ben ya. İşte mesela Lagendijk falan vardı. Hollanda bilmem ne bakanı. Ama böyle Türk karşıtı bir adam. O yüzden ona sinirleniyorlar. Lahayvan diyorlardı. Sonra bir de aynı adam, bir de adının yazılışı da Lagendijk falan diye böyle yazılıyor. O yüzden Lagancık falan diyorlardı böyle. Şeyi hatırlıyorum. Cemil İpekçi o sırada böyle şeye, bizim başbakana, ben başbakanı çok beğeniyorum. Abi bir de neler demişti? Aynı adam mı? Yok yok. Sinan Çetin şey falan diyordu ya, çok yakışıklı bir adam falan. Mis gibi bir adam falan diyordu. O başka. Bir de Cemil İpekçi de gene öyle öven sözler söylemişti falan. Cemil İpekçi'ye de şey falan diyor. Ya senin yaptığın şimdi iyi falan diyorlardı öyle. Ama orada kalıyorlardı. Abi bu arada Cemil İpekçi'nin bir olayı olmuş. Bir şey, bir açıklamalar falan yapmış. Bir şey konuşmuş. Herkes paylaşmış bunu. Gördün mü? Cemil İpekçi'yi mi? Abi sen dedin lan. Gördüğünüz gibi biz daha seviyeli espriler yapıyoruz arkadaşlar. Ama bir dakika, şu an suç bende mi Mete'de? Mete dediğim mi abi? Mete'de. Abi yani ne? Kayınpederle espri yaptın. Aynen, sen kendin, şu an sen kendin dedin yani. Cemil İpekçi bir açıklamada bulmuş, herkes paylaşmış bunu dedin. Ne demek bu? Abi bir şey demedim ki yani. Sen dedin Cemil İpekçi. Kahrolsun LGBT düşmanı Mete. Bir de Kürtçesini söylemen gerekiyordu. Nereden bileyim lan? Gördüğünüz gibi seviyesiz esprileri hep Mete yapıyor. Biz gayet aristokrat esprilerin... Hatta ben Fransızca bile biliyorum. Aynen. Fransızca bir espri yapsan mesela. Yapamadım. Şu ben yapayım. La mer, du mer, tombe mer. Abi keşke yapmasaydın. Ne demek abi? Belediye başkanının annesi suya düştü. Denize düştü demek. Ya. Benim dedem Fransızca biliyordu oğlum. Ne sandın? İlginç. İlginç bir... bizim de ilginç bir maceramız var yani. Sülale olarak. Dedemin okuyacak parası yokmuş. Ondan sonra böyle işte
Onun anlattığına göre yani. Amcaları mı? Dayıları galiba. Onu işte böyle şeyde bir atölyede falan çalıştırmak istiyorlarmış. O da okumak istiyormuş. Ne kadar ilginç değil mi? Okumak isteyen. Çünkü bizde genelde okumamak isterler. Ya okuyup ne yapacağım falan derler. O da okumak istiyormuş. Aha, ambulans geçiyor. Nasıl abi, canlı meşhur olarak? Ambulans. Evet, meşhur ambulansımız bu. Durduralım mı? İmza isteyelim. Abi sen o Efekesler'deki ambulans değil misin? Nurdur fotoğraf falan çekelim. Hayır, geri geldi. Adını andık, geri geldi. Neyse, sonra zengin bir, onun anlattığına göre yani zengin bir adam onun ağladığını görüyor. İşte parası olmadığı için okula kaydolamamış. Yani çünkü dayıları vermemiş okula gitmesin diye. Yani çok aşırı fakir miydiler onu bilmiyorum da hani kasıtlı olarak vermemişler. Her neyse, zengin bir adam veriyor parayı. Ondan sonra onunla o şekilde kayboluyor. Kelebek etkisini düşünebiliyor musun abi? Hı hı. Kelebek etkisinin hayvanlığını düşün yani. Sonra gerçekten müthiş okuyan bir insan oluyor. Bucak müdürü oluyor. Bucak müdürü şu an öyle bir şey yok değil mi? Bucaklar kalktı galiba. Evet. Yani bucak, o ne abi, bucak ne? Kasabanın bir altıydı galiba değil mi? Değil mi? Ben de öyle. Köşe bucak dedikleri o işte yani. Ha, nahiye müdürü diye geçer. Ondan sonra işte kendisi tabii hep doktor olmak istemiş ama fırsatı olmadığı için doktor olamamış. O yüzden babamı doktor olacak şekilde böyle yani iyi Atatürk Lisesi'ne vermiş. Sonra Atatürk Lisesi'ne işte tıp fakültesine falan bayağı bir çalıştırmış yani. Hani cebindeki bütün parayı okuma, babamın okumasına harcıyor. Babam da doktor oluyor ama onun da hep istediği İngilizce bilmek. O da İngilizce bilememiş. Öğrenememiş yani. Çünkü demiş yani dünyaya açılmak için İngilizce bilmek lazım. Dünyayı görebilmek için, tanıyabilmek için. O da beni Amerikan Lisesi'ne yolluyor. İngilizce öğreneyim diye. Böyle yani. Senin içinde ukde kalan şey nedir abi? Bir gelecek tayin ediyor musun çocuğunu? Evet abi. Dünyanın en iyi babalığını ben yapacağım. Çocuğum başına hiç doğurmayacağım. İşte bu. Yani. Ya istiyorum tabii ki. Çocuk sahibi olmak herkes ister. Ama çok fazla plan var. O planların neresine koyacağım çocuğu? Bakalım. Yani şey olsa Ozan derim. Hani ne bileyim 50 yaşında falan bile çocuk sahibi olabilsen Ozan derim ki ya 20 sene, 15 sene sonra oluruz ya abi falan derim. Ama şu anda işte benim işim normal bir iş değil. Herkes, aslında çocuk sahibi olan bütün arkadaşlarım, tanıdıklarıma bakıyorum. Abi can sıkıntısında oluyorlar. Neden? Abi işleri var, güçleri var. Her şeylerini oturtmuşlar artık. Çok monoton. Her şeylerini oturttuktan sonra ne olacak? Ölene kadar 20 sene, 30 sene, 40 sene böyle devam edecekler. O zaman diyorlar ki tamam, her şeyimizi oturttuk. O zaman bir çocuk sahibi olalım. İşte benim sıkıntım orada yani. Hiçbir zaman, ben hiçbir zaman her şeyimi oturtmayacağım. Oturtma diye bir şey yok yani bende. Kötü yan mı, iyi mi? İyi yan mı? İyi yan da diyebiliriz aslında. Yani. Göreceli. Evet. Neyse. Belki o çalışan aileler gibi olur. Bir de gerçekten para sıkıntısı var. Yani şu anda çocuk sahibi olsam o kafamdaki projelerin hepsini unutayım yani. O görmek istediğim yerler, gitmek istediğim yerler, almak istediğim ekipmanlar vesaire. Çekmek istediğim filmler falan hepsini unutmam lazım yani. Birinden duydum, bebek bezleri bile bir paketi 45 lira mıymış, 40 lira mıymış neymiş. Abi ne kadar pahalı bir şey ya, bebek bezi yani. Abi demek ki benim bebeğimin bezi olmayacak. Bunu da böylece anlamış olduk yani. Kum abi, kedi kumu alacağız. Eğiteceğiz. Koskoca insan, kedi bile yapabiliyorsa bunu. Sonuçta kedilerin altını bezlemiyorsun. E tabii. İnsanların da kedilerden daha zeki olduğunu umuyorum. Sen ne diyorsun Mete? Doğru abi, ben daha çocuk falan düşünmedim için. Daha erken mi diyorsun? Aynen. Tek başım olmuyor. Nasıl Cem Yılmaz esprisi. Harbi böyle bir şey demişti değil mi? Evet. Sana bir dava açacak, telif davası. Aynen. Mete dedi o bu arada. Cem Bey. Evet. Evet. Ha, bu arada konulara başlamadan önce bu ayın sponsorlarını ve destek olan arkadaşlarını okumam lazım. Sen de git bu arada burnunu sil. Ben de şunu bulayım. Evet, bulduk. Göreceğiniz gibi sefilleri oynuyoruz bu ay. Sponsorlarımız, ayın sponsorları. Aslı Mımıç, pardon, ASL Mımıcı. Ne güzel bak, Allah razı olsun. $99 pledge. Ama nedense kartı kabul olmamış. Trollolo bir troll tabii, baksana şuna. Şeyi de Gmail'da aslmımıcı.com'a bekliyoruz herkesi. Kendisine çok teşekkür ederim. Şaşırmıştır. Şaşırmıştır öyle. Ne oluyor lan falan. Evet. Neyse. Casvalzum Deykun arkadaşımız. Bu gerçek sponsor. Gökhan Tenim arkadaşımız. Vay Victis arkadaşımız. Anosmi.com sıra dışı bir parfüm bloğu. Oo, bunu sponsorlara terfi etmiş bak. Artık bir tester zengin isterseniz. Tabii. Aynen. Tabii bizim sayemizde zengin oldu. Sancar Berk Okurman. Kaybeden adam, bak kaybeden adam da sponsorla yükselmiş, gördün mü? Ve bu kadar arkadaşlar. O kadar çok kabul edilmeyen var ki patlarsınız yani. Şeyden dolayı kaynaklanıyor işte bu. PayPal ile ödüyordu birçok kişi. PayPal kapatıldı, böyle göt gibi kaldık. Neyse, şeye artık transfer olacağız.
Yavaş yavaş kendi sistemi açıyorum. Kendi sisteme transfer olacağız. Orada isteyen mobil ödeme, isteyen kredi kartı ile şey yapacak, tekil olarak alabilecek, sponsor olabilecek. Proje mesela, proje seçeceksiniz. Ben şu projeye sponsor olmak istiyorum vesaire. Ona göre bazı artılar olacak falan filan. Güzel olacak yani. Daha detaylı açıklamaları zaten olsun. Şu anda ilerliyoruz yani, oluyor. Olsun. Olduktan sonra daha detaylı açıklamalara gireriz. Orada da zaten açıklayacağım. Bazı mesela ödüllerimiz olacak. Mesela ilk 1000 lirayı geçtikten sonra kameranın karşısında Mete'yi döveceğiz. Sen duymamıştın değil mi bu? Aynen abi, güzelmiş. İlk defa duyuyorsun. Sürpriz evet. Oldu sana da. Aynen. Şakacıktan döveceğiz. Şakacıktan döveceğiz Mete. Ha, tamam abi o zaman. Yani böyle eh eh yapacağız. Sen ah falan diye bağıracaksın. Tamam. Kesinlikle. Hatta avuç diye. Aynen. Kesin, gerçekten vurma yok mu bilmiyorum. Olabilir. 2000'i geçince gerçekten döveceğiz. Hastaneli geçecek. Hastane raporuyla birlikte. Abi haftaya gelir artıyormuş. Evet. Bu ayın destek olan arkadaşları arasında İhsan Özyürek, Berkay Şimşek, Görkem Özbayar, Emre Korkmaz, Süleyman Çiğdem, Fatih Yolcu, Mahmut Bayrı. Aa, bu şey bizim mahalledeki o kadar kaliteli üst düzey espri yapamayan Mahmut. O mu? Aynen. Sıfatı çok güzelmiş. Onu diyorduk ya, bizim orada bir Mahmut var, o kadar iyi espri. Aynen bu işte. O kadar iyi espri yapamayan Mahmut. Ondan sonra Ahmet Faruk Birinci, Erdem Güner, James Onur Benli, Barış soyadını gizleyen arkadaş ve Muaz Şamlı. Bunlar da destek olan arkadaşlarımız. Daha doğrusu destek olan arkadaşların içinde en yüksek olanlar. Bu arada tekil olarak bana kontör aracılığıyla sponsor olan bir arkadaşım vardı. O da beğenimarketi.com. Onun dolayı şey yani, normalde ben tabii kontör almıyorum ödeme olarak da. Şey olmuş, artmış yani. O da ben dedi şeye geçeceğim, faturalıya geçeceğim. O yüzden sağ olsun bize yolladı. Daha doğrusu bana yollamadı da benim ödeme yapmam gereken bir arkadaşım vardı. Ona yolladı direkt. Hani benim adıma ödeme yapmış oldu. Neyse. Beğenimarketi.com bu arkadaşımızın sitesinin adı da. Şimdi bu ne kadar yolladı hatırlamıyorum ama ya. Bunu sponsor mu desek, destek mi desek. Ama süper, bak reklam yaparız. Mesela normalde herkes böyle överek reklam yapar ya, kimse iplemez. Şimdi bak, ters psikolojiyle reklam yapacaksın aslında. Reklam bu. Mesela diyeceksin ki bak. Yok hayır, mesela bak. Beğenimarketi.com. Girerseniz başınıza geleceklerden sorumluluk kabul etmeyiz falan böyle. Gerçekten de etmiyoruz bu arada. Aynen, gerçekten etmiyoruz. Ya, arka, kalp rahatsızlığı olan girmesin. Deep Web gibi. Aynen, kalp lütfen arkadaşlar, kalp rahatsızlığı olan hamile falan girmesin. Epilepsi hastaları. Epilepsi hastaları girmesin bu siteye. Tamam mı? Ve başınıza geleceklerden de biz sorumlu değiliz. Hatta 1964'te Massachusetts'te bir Amerikalı bu siteye girmiş ve şu anda kendisine haber hala alamadık. Hala arıyoruz yani. O siteye girmiş, öyle yok mu olmuş? Bu siteye girmiş, son sözleri oh my god, oh my god. Bundan sonra kesilmiş. Are you kidding me falan demiş böyle. No way diye bağırmış. Sesi kesilmiş ondan sonra. Ne oldu bilmiyoruz yani. Allah Allah. Nasıl abi, şu çok daha fazla kişi girecek. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, neyse bu denemeydi. Yoksa bu çok büyük bir sponsor arkadaş değil de, bu bayağı şanslı bir arkadaş. Bunun üzerine deneme yaptık. Gördüğünüz gibi büyük sponsorlara bundan sonra ters psikoloji yapacağız. Sakın girmeyin falan diyeceğiz böyle. Şey yapacağız böyle. Anne baba sesiyle böyle. Girme evladım sakın oraya falan diyeceğiz. Ondan sonra isyankarlık olsun diye girecekler. Nasıl abi yöntem? Güzel. Yalnız işte reklam şeyleri seyrediyorsa, ne o? Reklam prodüksiyon şirketleri falan var ya böyle, onlar seyrediyorsa kesin onlar da yapar artık. Direkt çalarlar. Eskiden viral reklam falan vardı ya, şeyin bazı hala sitelerini falan yapıyorlardı. Çaktırmadan reklamını yapıyorlardı falan. Artık herkes çakıyor. Evet. Mete'yi mi atıyor? Mete'yi atıyoruz. O zaman Mete'yi Mete atsın. Hazır mısın? Meteception. 16 konumuz var. At. 6 ve 2. 6 mı 9 mu abi? 6, 2. Yani 6. 6. konumuza bakalım. Revenant 9 da oradan yukarıya çıkıyor. Nasıl Mete esprisi? Atatürk ve İslamiyet seti. Bunu gördün mü? Aman tanrım. Gördün mü? Görmez olur muyum? Yine Halk TV'deki değil mi? Tabii. Abi anlat o zaman. Abi Atatürk Stajyer. Ve İslamiyet seti. Bu arada Mert'i hatırladınız mı arkadaşlar? Hani bir ara böyle şöyle burnunu tıkayarak konuşsana. Merhaba arkadaşlar. Bu hiç olmadı ya. Bence oldu ya direkt. Oldu. Aynen direkt. Telefon benim duydum. Sesi mi? Evet, benim duyduğum ses oydu yani. Sen bu sesle ilk saat konuşabildiysen helal olsun abi sana yani. Yok, ben o şekilde konuşmadım ya. Ha, seninle evet. Evet, seninle konuştum canım. Ya ben seni duyuyormuş gibi yapıyordum ama o zaten... Ben seni duyuyormuş gibi yapıyordum, o yüzden hep üst üste gelmiş zaten seslerimiz. Aslında biz hiçbirimizi duymadan konuşmuştuk. İyi, gene aynı konularda konuşmayı başarabilmişiz. Evet.
Neyse, hatırlamışsınızdır artık Mert. Evet. Anlat abi olayı. Abi anlatayım. Şöyle, Halk TV'de biliyorsunuz böyle saçma sapan reklamlar oluyor. Sürekli bir set satmaya çalışıyorlar. İşte Atatürk ve İslamiyet, işte ne bileyim Atatürk imzalı seccade, işte Atatürk imzalı tesbih falan böyle sayıyorlar sürekli. Bitmedi falan gidiyor. Yani şeyi biliyoruz dedi. Atatürk'ü çok Müslüman gösterme çabası olduğunu biliyoruz hani Halk TV'nin. Hani bu da şeyden kaynaklanıyor sanırım. Hani İslamcı kesimdeki Atatürk düşmanlığını belki biraz. Atatürk'ün eşinin niye iç yüzünde dayak izi yok? Çünkü uygun bir şekilde iz bırakmadan döverdi. Diyor 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 diyor. Ayetlerle. Sabitlenmiş var. Benim bir arkadaşım almış, Facebook'tan paylaşmış, şey demiş bir de. Ben üstüme düşünü yaptım, şimdi sıra sizde. Şeyde vardı o ya. Ulusal Kanal'da Ulusal da Kanal'da, Ulusal Kanal'da yalnız Atatürk ve İslamiyet seti yok ya. Ben Atatürk çakmakları, Atatürk evet, bardakları. Evet, daha çok işte Atatürk'ün resmi olduğu işte onurla taşıyacağınız bardak falan. Bardağı niye onurla taşıyorsun? Ben kitapları gördüm bir. Atatürk'ün kitap. Okuduğu bütün eserleri. Atatürk'ün bütün eserleri tamam. Hani onu anladım da. Şey CHP'li kadınlar böyle teyzeler. O bardağı böyle rozet gibi takıyorlar. Şöyle o şekilde yürüyorlar falan. Aynen. Bu İslamiyet setinin içinde neler var? Mış. Abi işte her şeyi Atatürk'ün... Atatürk'ün en sevdiği dualar mı bilmiyorum ben de. Atatürk'ün işine en çok yarayan dualar. Hayır, her Atatürk'e çağrı... Atatürk bu duayı okudu ve ülkeyi kurtardı falan. Bilmiyorum Sirkopis'in abi. Sirkopis'in belini büken dua falan. Yok ya, gerçekten bayağı mantıksız şeyler vardı, ben de hatırlıyorum. Ama şöyle ilk iki kitap bayağı bir kitap var da. Ondan sonra zaten şeye bağlamışlar. İşte Atatürk gibi milletini seven bir insan nasıl dinsiz olabilir falan. Dinsiz diyenlere kapak olsun tabii falan. Tabii şey işte Atatürk'ün işte dinle ilgili sözleri. Dinsiz bir millet var olamaz dedi falan gibi şeyler vardı. Yani bir şey çabası var işte. Atatürk'ü hani Müslüman gösterme çabası var ama bence bu yani şey bir çaba. Gerekli bir çaba değil. Faydalı bir şey. Yani Atatürk Müslüman olsan olur, olmasan olur. Yani... Sence peki mesela dini görüşü neydi? Ben şu an mesela İlber Ortaylı'ya bile soruyorlar. O ya biliyor da söylemiyor ya da herkesle gerçekten... Hava. Bence o onlar ayak yapıyor. Hani biliyoruz da söylemeyelim. Türkiye buna hazır değil falan. Çünkü adam İlber Ortaylı ya ne dese yeriz. Yok yani. O bilmiyoruz diyor ya. Bilinmiyor diyor. Ya bence de bilin... Ya çok somut bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten politik davranmış. Yani ben deist olduğunu hissediyorum ama bilmiyorum. Yani ya ben öyle geliyor. Genelde mesela Atatürk'ü sevmeyen de çok ateist biliyorum. Ha. İşte çünkü şey diyorlar işte. Dine inanmadığı belliydi ama dini kullandı. Pragmatist adam. Bir şey diyeceğim. Bunu çok söylüyorlar. Peki abi sen gel başa, sen dini kullanma hadi. Şöyle bir ülkede. İmkansız bir şey. Kapatacağız de. İmkansız. Ya ben bunu çok düşündüm, tamam mı? Gerçekten olacak iş değil yani. Ve oturdum en sonunda Atatürk'ün yaptığına geldim ben de. Yani. Gerçekten ben de Atatürk'ün yaptığı gibi yapardım açıkçası. Yani şeyleri dağıtmak, yani imamları dağıtmak yerine imamları toplayacaksın. Diyeceksin ki bundan sonra siz abicim maaş almak istiyor musunuz? Ben sizin maaşınızı kesmeyeceğim. Ama siz maaş almak istiyorsanız bundan sonra bu şekilde konuşacaksınız. İşte ne mesela işte dinin bilme desteklediğini söyleyeceksiniz. Ondan sonra ne bileyim eleştirel düşünceye önem verdiğini söyleyeceksiniz. O esnada şey yapacağım işte. Alttan böyle şeyleri, köy enstitülerini bunları şey yap, alttan kuracağım. Ve çocuklara çekirdekten bilimsel düşünmeyi, sorgulamayı öğreteceğim. Birkaç kuşak sonra zaten yolunu bulur zaten. Kesinlikle. Çocuklar. Bu olur yani. O yüzden hiç atarlanmaya gerek yok. Atatürk niye dini kullandı falan. Çünkü abi gerçek inan ki olmaz yani. Biri gelsin çıksın desin ki istediği kadar diktatör yetkileri olsun. En kral diktatör yetkileri olan bir adam bile çıksın desin ki artık dini yasaklıyorum. Yok öyle bir dünya işte, olmuyor. Hatta en son şey bile işte Sinan Meydan bile şey dedi. Ya adamlar ne savaşa girerler ne çalışırlar, hiçbir şey yapmazlar, bir de ayaklanırlar yani. Evet işte o şey diyordum işte Sinan Meydan bile en son şey dedi hani en azından dine saygılıydı falan dedi. Hani kimse çok dindar olduğunu da iddia edemez ama hani din düşmanı olduğunu da iddia edemez. Ya yani kendi görüşü neyse ne sonuç olarak gerçekten hani inançlı insanların duygularını incitmemeye çalışmış diyebiliriz bence. Bu arada benim söylediğim yöntemi uygulamış bence yani. Evet. Hani dinin iyi yanlarını kullanarak işte ne bileyim birlik beraberlik yanlarını kullanarak. Bu arada şunu düşünüyor olabilirsiniz veya şunu söyleyecek olabilirsiniz. O zaman sen fikrini değiştirdin. Çünkü ben şunu diyordum hep. Diyorum da hala da. Din toplumlarda gerekli mi? Uzun vadede gerekli değil. Hala da bunu söylüyorum. Bundan fikrimi değiştirmedim yani. Ama olay şu. Uzun vadede gerekli değil. Yani pratikte şu anda çok uygulanabilecek bir şey değil. Hani yani yavaş yavaş azaltacaksın. Bunu geldiğin zaman istediğin kadar hiç elinde yetki olsun. Şu anda tam 50 sene boyunca, 60 sene boyunca buna inanmış, bununla büyümüş bir insana artık kapatın lan camileri, hiçbiriniz gitmiyorsunuz derse o adam biter yani. O adam
boş, o adam tamamen boşlukta. Aynı şey derler ya, ateistler çok hayatını boşlukta hissediyordur kesin falan. O zaman neden bunu derler? Çünkü adamlar gerçekten hayatlarını komple bununla doldurmuşlar ve bu din olmasa hayatlarını gerçekten boş hissedecekler. Hani şey falan vizyonu yok. Hani ne bileyim, dünyada o kadar çok böyle bilgi var ki öğrenecek. Hani ömrünüz yetmez. Yani sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışsanız ömrünüz yetmez. Sadece bilinen bilgilerden bahsediyorum. İnsanlığın bilmediklerinden daha bahsetmiyorum yani. Ve aynı şekilde o kadar çok kültür, o kadar çok yeni mekan var ki. Bunlara bakacak olsan, bunları keşfedecek olsan, anlatacak olsan ömrün yetmez. Ya bunlar, yani bu vizyon yok adamlarda. O yüzden bu vizyon olmadığı için de şey düşünüyorlar işte, yani din olmazsa bir boşlukta oluruz. İşte önce bu vizyonu vereceksin. O yüzden diyorum uzun vadede gerekli değil. Önce bu vizyonu vereceksin. Ondan sonra değişecek. Yani o yüzden ben mesela çıkıp hani hiç korkmadan şey diyebiliyorum. Ne bileyim, kırmızı hap videosunu anlatabiliyorum. Din gerçek, doğru değildir. Din insanlar tarafından yazılmıştır. Neden? Çünkü şundan korkum yok. İnsanlara gerçekten kendi şeyleriyle, kendi çabalarıyla herkes fark etse ve herkes merak etse, herkes dese ki mesela aynı anda, tamam mı? Yani köylüsünden fakirine hepsi kendi kendine merak edecek. Diyecek ki ya bana bu doğru değilse, bana söylenen bu iddia doğru değilse, veya asker ne bileyim hani şehit olunca cennete gidecek falan diyoruz ya. Bunlar işte hepsi birden merak etse, açsa videoya baksa ve oradan kendi çabalarıyla ha tamam böyleymiş deyip de dinden çıksalar bence kötü, o kadar da kötü bir şey olmaz. Bu ikisi aynı şey değil yani. Yani hani bir insanın inancını zorla yok etmekle o insana yol göstermek, ikisi aynı şey değil. Ben ondan korkmam mesela. Yani hepsi birden bunu kendi rızasıyla baksın, desin, görsün, evet desin, bu doğru değilmiş desin, bu şekilde çıksın. O zaman kötü, o kadar kötü olmaz yani. Ama bu tabii konulabilecek başka bir şey olduğunu bilmeleri yeterli evet. aslında. Bu söylediğim tamamen ütopik bir şey ve olmasına imkan olmayan bir şey de. Hani teorik olarak konuşuyoruz. Ama anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani gördüğünüz gibi uzun vadede din aslında gerekmiyor. Ama kısa vadede şu anda tamamen yok edilebilecek bir şey değil yani din. Bu arada bir şey diyeceğim. Hepiniz o siteyi kanalda mıydı? Halk TV'de. Halk TV'de. O kanalda söyleneni yanlış anladınız. Bakın ne diyor burada. Atatürk ve İslamiyet SETI. Yani SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Aslında bizi sorgulamaya itmişler. Bu beni... Evet, ben de böyle bir kitap yazacağım. Atatürk ve İslamiyet SETI. Yani bu Mu kıtasının ikinci bölümü olacak. Nasıl oluyor o zaman lan? Atatürk ve İslamiyet, İslamiyet'i kullanarak uzaylı araştırmasına çıkıyor. SETI dediği o çünkü. Search for Extraterrestrial Intelligence. Uzaylı, yani Amerika'nın uzaylı araştırma programına deniyor. O şekilde Mu kıtasını araştırdıktan sonra bir de İslamiyet SETI nasıl olur ya? İslamiyetle... Yani şey, uzayda ezan sesi duyuyor. Ezan sesi yolluyor, geri bakıyor. Bakalım bir şey olacak mı falan, uzaydan bir şey oradan gelecek. Oradan da işte bir İYA kenar bir düfan gelecek mi belki diye. Hayır, uzaya çıkıyor uzayda, hani bu Neil Armstrong falan var ya. Uzaya çıkıyor uzayda, işte ezan duyunca imanı geliyor falan. Yalan tabii bunlar arkadaşlar. Yani öyle tamam. İddia var da. Hayır, sonra şey diye mesaj atmayın. Faydalı, o aslında doğru değil falan. Biliyoruz, farkındayız. Komiklik olsun diye öyle diyoruz yani. Mete inanmıştın değil mi sen? Aynen. Şuraya başka notlar da yazmışım. Bir saniye şu durdurayım, duraklatayım. Ya yani notlarıma baktım. Arkadaşlar başka ne yazmışım buna? Yani Atatürk ve İslamiyet SETI ile ilgili. Şimdi önemli olan söylemesinden ziyade neler yaptığına bakmamız lazım. Bir kere her şeyden önce yani dürüst olalım arkadaşlar. Kimse gerçekten hani bu dine karşı olmayan bir insan çıkıp da laikliği getirmez yani. Laikliği getirmek şu anda yani o zaman o kadar büyük bir devrim ki bak, birkaç tane şey var. Laikliği getirmek, iki hilafeti kaldırmak. Bunlar ne kadar büyük şeyler biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda biri çıksa dese ki camideki ezan insanları desibel olarak işte rahatsız ediyor. Ki ediyor. Ezanı kaldıracağız dese. Bomba etkisi yaratmaz mı? Bu ona oraya göre gerçekten o kadar büyük bir şey yani. Büyük bir devrim. Yani o zaman gerçekten yani bu kadar böyle dine önem verdiği iddia edilen bir insan bunları yapmaz. Hilafeti kaldırmaz. Cesaret edemez yani. Gene aynı şekilde laikliği getirmeye cesaret edemez. Ve 3, şu da önemli. Kadın hakları. Birçok ülkeden önce bize gelmiş. Şu anda yani bak birçok şeye karşı birçok şeye rağmen geliyor kadın hakları ve şu anda onun hem ekmeğini yiyoruz hem bir de üstüne şey diyoruz. İşte kadın hakları aslında bizim dinimizde vardı falan. Hala mı arkadaşlar, yapmayın ya. Kadınlar sizin tarlanızdır. Her şey açık açık söylüyor ki ben diyor işte birini öbüründen üstün yarattım diyor. Ama ondan sonra hangisinden üstün yarattığını yani devam ettiğin zaman okuduğun zaman anlıyorsun yani. Orada bir şey yok, tartışma yok yani. Daha ne kadar açık olacak bilmiyorum. Apaçık inmiş işte. Apaçık inmiş evet. Atatürk'ün
Ben de şey yazacağım. Atatürk'ün Kemalizm hakkındaki görüşleri. Öyle bir kitap yazayım mı? Yaz abi. Ciddi yazayım mı abi? Yaz abi. Bayağı bir satar ama. Satar. Şimdi bak fikrimi çalacaklar ama Atatürk'ün Kemalizm hakkındaki görüşleri. Burayı şey yaparız, keseriz. Şuradaki sözünden de anlaşıldığı gibi Atatürk Kemalizm'e gayet sıcak bakmıştır. Denilebilir ki bir Kemalist'i. Şey, mesela Atam izindeyiz, Kemal Alta. Atatürk. Ciddi ciddi biri yazmış onu yalnız. Öyle biliyor vardı musun? Yani. Ciddi ciddi biri yazmış onu. Ataception. Ne? Nerede yazmışlardı abi ya? Böyle Atam izindeyiz. Arkasında sanırım. Hayır böyle bir devlet yok, devlet dairesi değil de bir, şey böyle asmışlar. Önemli bir yerde. Yani bir caddeye galiba böyle şey boydan boya şey asılmıştı diye hatırlıyorum ben. Pankart. Öyle bir şeydi ya. Büyük bir şeydi yani. Küçük bir şey değildi. Bir belediye falan asmış herhalde. Atam izindeyiz Mustafa Kemal Atatürk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sözünden de anlaşılacağı gibi Atatürk gerçekten sıkı bir Kemalizm takipçisiydi. Aynen. Hatta görüşleri birebir uyuyordu Kemalizmle. Evet. Hayret verici bir olay. Yani dikkat çekici bir benzerlik. Ben ne kadar aydalizmle uyuyorsam. Aydali tarikatının. Aydali tarikatıyla ne kadar uyuyorsam ben. Evet, geçelim. Zar mı atıyoruz? Zar atalım, sen at. Sen hiç atmadın değil mi? Ben hiç atmadım. Zar atabilir miyim? Peki hesabını yapabilecek misin buradan? Yok, sözelciyim. Bakayım 3. Kaç? 3 abi. Tamam. 3 neydi abi? Şimdi Vanta Black. 6 Revenant oradan. Adam arkasındaki televizyona güveniyor. Aynen. Çünkü bana vurursa onun üstüne düşeceğim. Vanta Black. Duydunuz mu bunu? İlk defa duyuyorum. Vanta Black nasıl yazılıyor? V ile yazılıyor. Bunu kesin Black. Bakın arkadaşlar, gerçekten ilginç bir şey. Hani bilimle ilgili aslında şeyden önce podcast'te önce konuşmuştuk. Bilimle ilgili çok konuştuk, biraz sıktık arkadaşları demiş. Ben. Ama bu gerçekten ilginç bir konu. Sıkılacağınızı düşünmüyorum. Şu anda dünyadaki yapılabilmiş, elde edilmiş en siyah madde oluyor bu. Nasıl? Bayağı. Bundan daha ırkçısı yok yani. Samuel'den daha mı şey? Yani Samuel Johnson'ın DNA'sını daha almışlar. Radyoaktif maddeyle karıştı. Radyoaktif Samuel Johnson. Mert yapıyor arkadaşlar ırkçılığı. Ben asla bir siyaha siyah demem. Benim beyaz asla, olduğumu hayır. Söylemem ama sokakta tanıyabilirler. Beyaz olduğumu söyleme benim. Ha, Mert siyah bu arada kendisi. Evet. O yüzden istediği gibi ırkçılık yapabilir. Yani ben motherfucker diyebilirim, şey aynen. Diyebilirim, nigga diyebilirim. Aynen. Kendisi siyah olduğu için. Sen ne göçmeniydin? Afrika'dan? Ben Gabon göçmeniyim. İşte şeyden işte ikinci kuşaktan şeyle akrabayız. Omar Bongo ile devlet başkanı. Bir de Ali Bongo var, onun oğlu. O da şey satıyordu değil mi, böyle eski saat. Eski saatler var ya, böyle grandmother clock böyle şeyli. Aynen. Sarkaçlı saatlerden. Eski böyle büyük duvar saatleri satıyordu onlar. Senin ataların işi de zormuş be abi. Onları abi yüklen. Zor. Tabii sırtında taşıyordu. Sırtında taşı eşek katırla falan. Eşeklerle taşıyorlardı. Şimdiki zenciler iyi vallahi. İyi gerçekten ya. Böyle bir çok tane şeyle bond çantayla geziyorlar. Aynen. Ortaköyde çok rahatlar abi. Selamlaşıyoruz bazen. Hiç ırkçı değiliz. Hiç değiliz. Şey vardı bizim, sürekli bizim çalıştığımız yerde, ama ben 2008'den beri çalışıyorum. Nasıl oldu anlamış değilim. Bir tane zenci var. Bizim yanımızdaki binaya girip çıkıyor ama 2008'den beri kaç sene olmuş. Çünkü ilk başta şey diyorlardı ona, tıp öğrencisi diyorlardı. O kadar mı okunuyor tıp, anlamadım ki yani. Şimdi baktı 2016 olmuş, adam hala girip çıkıyor. Ama çok ilginç ya. Bu hani Türk zencileri biraz şey ya, böyle tıfıl kalıyor. Evet yani. Ama hani Türk zenci dedim böyle zayıf, benden zayıf adam ya. Gidip... diyecektim bu konuyla ilgili. Geçen gün bir röportaj gördüm. Böyle bir Ayşe Armanvari bir röportaj sanıyorum. Afro Türkler açıklama yapmışlar. O Ayşe Arman'a değineceğim birazdan. Var listede. İşte bizi de kabullenin. İşte Osmanlı'da bizi getirdiniz, hadım ettiniz, köleleştirdiniz falan gibi açıklamalar yapmışlar. Tarihinizde yüzleşin diyorlar. Yoksa bir soykırımı mı geliyor? Tam bir Ayşe Arman şeyi abi. Röportaj. Tam onluk değil mi? Ayşe Arman... Hatta işte zenciler soyunsa falan iyice şey olur yani. Ayşe Arman röportajı cennet. En son benim okuduğum Ayşe Arman röportajı şeydi. Sertab Erener kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle işte röportaja gelmiş. Çünkü abi büyük ihtimalle şey oluyor. Geliyorlar. Senin sevgilin kaç yaş küçük? 10 yaş küçük. Siktir git lan. sen yeterince marjinal değilsin. Yani daha aykırı şeyler istiyor Ayşe Hanım. Ondan sonra işte ne yazmış bir de. Tam böyle bir Ayşe Arman manşeti vardı röportajda. Hayata arsızca bağlıyız mı? Hayatı terbiyesizce seviyoruz mu? Sevişiyoruz ne var lan gibi. Hayatı pezevenkçe kavruyoruz mu? Şerefsizce nasıl? Yok şöyle, hayatı arsızca seviyoruz olması lazım falan. Yaşamayı mı? Olabilir. Neyse. Çılgınlar gibi yaşıyorlar. Abi marjinallik bitecek yalnız, ha. Marjinal kalmayacak ülkede yani. Evet, Ayşe Arman aç kalabilir. Kırsala falan inmesi gerekecek yani. Aynen. Eşekle ilişkiye, eşekle evlenen Hüseyin emmi. Hüseyin emmi.
Hayatı hayvan gibi seviyorum. Ne abi, hangi gazetede ya da böyle gazetede falan mı? Ayşe Hanım artık kendi bir gazete oldu zaten. Ayşe Hanım yani. Kendisi gazete ya. Peçete yazsa millet okur mu yani? Okur. Ceketini asla okur yani. Ben de abaza olduğum zamanları takip ediyordum bayağı. Anlatıyordu çünkü böyle işte maceralarını falan. falan diye. Yalnız var, bana şu bakımdan bayağı bir faydası olmuştu. Erkeklerin seksi karın kasları olduğunu söylemişti. Ben de erkeklerin seksi karın kası varmış deyip harbi karın kası çalışmıştım. Teşekkürler Ayşe Arman. Thanks Obama. Hashtag thanks Ayşe Arman. Ayşe'nin Arman olduğu yerden geldi. Oley be. Mete'nin yanında 2 saniye durdu adam ya. Adam Mete'nin yanında 2 saniye durdu. Yalnız bence var ya, direkt ters tepki yapacak. Ben tanıyorsam Ayşe Arman'ı şimdi şey yapacak. Bize atar yaptı, biz ona sevgi gösterelim. Efe Aydal gel seninle bir röportaj yapayım. Yürürsün vallahi. Yürürüm. Vallahi yürürsün. Ayşe Arman değil yalnız, yanlış olmaz. Bizim buradaki Ayşe Arman. Alıp yürürüz yani. Şey olarak yani, önümüz açılır yürürüz. Tabii. Önümüz... Önü açılır. Tansu Çiller esprileri. Aynen. Gerçekten istemeden oluyor ya arkadaşlar. Önünü açıp ne yapacaksın? Bir tur attım geldim. Çok mu Nejat Uygur seyrediyoruz? Ne abi oluyor? Galiba. Kayınpeder. Nejat Uygur. Bu arada abi hani Nejat Uygur seyredip duruyoruz da esas şeyin kralı, tiyatronun kralı. Bu arada bir şey söyleyeyim. Nejat Uygur esprileri kötü bu arada. Onu da söyleyelim de. Kötü yani. Hani neden diyorum? Herkes seviyor. Herkes işte, beğeniyor. O zaman biz de böyle hani kahkahayla. Biz de böyle o çok komik. Sinir olup gülüyoruz. O bizim Ramazan'ın videoları gibi yani böyle. Türkiye. Neydi? Sinir olup gülüyoruz. Bu arada ben Ramazan bir videosunda şey olarak oynayacağım. Hadi ya, gizli oyuncu olarak. Gizli yani. Oyuncu olarak oynayacağım. Adam bayağı çalışıyor ama ya. O adam o şeyi var ya, video çekmiş ama yani bütün şeyi yüklenmiş, ne o? Çadırı yükleniyor. Bütün çadırı yüklenip ormana gidiyor. Ormanda ben hayatta yapamam onu yani. Yaşlılığından mı? Tek başına abi. Adamda ne azim var ha. Yakında seni bile çeker yani. Aynen. Neyse. Ne diyordum ben ya? Ha. Abi Nejat Uygur diyordum ya. Şimdi bir kere onu bir aradan çıkarttım abi, kötü. Aynen. Neden kötü olduğunu söyleyeyim. Bak şu anda insanlara o kadar kötü gelmiyor. Tiyatro olarak belki prodüksiyon kalitesi, ne bileyim, belki böyle lafları unutmamak olarak kaliteli olabilir ama bir Zeki Metin gerçeği var. Şu anda insanlar Zeki Metin'i unuttu yani. Zeki Metin tiyatrosunu. Zeki Metin tiyatroları abi çok çok iyi. Çok kaliteli gerçekten. Çok hem çok iyi. Dönemine göre hem de bugün için bile hala kaliteli. Ben her zaman için söylüyorum zaten. Bir, benim için yani komedide bir Sadri Alışık, iki Zeki Metin, hatta ikisi eşit bile olabilir yani. Ya YouTube'a aç, Zeki Metin tiyatro falan yaz. Oha dersin. Beynin patlar yani. Adamlar baya baya zekice böyle laf sokmalı, kelime oyunlu, eleştirilmeli, muhalefetli. Ama şey değil yani böyle, ne bileyim, götüne kazık sokuyor işte, zam geldi falan. O öyle değil yani. Götünde kazıkla bilmiyor musun onu? Tamam neyse, onun hangi bölüm olduğunu söylemeyeyim de sonra kapanınca söyleyeyim. Öyle değil yani. Baya baya sağlam. Ya ince espri güzel bir şey. Yani bu kör göze parmak o çok şey olmuyor. Hoş olmuyor. Ya gerçekten geçen gün onu düşündüm çünkü. Yavaş yavaş abi kimse yanlış anlamasın. Nejat Uygur'u da hani o kadar kötülemiyorum. Seven insan da olabilir. Eyvallah. Hani ben de çok çok kötü demiyorum. Hatta çok kötü de demiyorum. Ama şunu görüyorum gerçekten. Zamanında mesela Zeki Metin tiyatroları ünlüyken, daha sonra Nejat Uygur tiyatroları ünlenmesi zekamızdaki düşüşü gösteriyor. Toplum zekasındaki düşüşü gösteriyor yani. Yani kimse kızmasın, bunu gösteriyor yani. Recep İvedik'e kadar geldik yani. Oraya kadar geldik. Şu anda düşünecek olursanız Nejat Uygur kaliteli yani. Öyle. Şimdiki mesela sitcomlara bak. Ona nazarla... Var mı ya? Hiç denk gelmiyorum ben. Komedi var işte yani. Romantik komedi. Falan. Onlara nazarla veya onlara nazaran... Nazar değil mi? Nazar değil. Onlara nazara falan bayağı kalite. Veya şimdiki mesela komedi filmlerini düşün. Abi hiçbir şey yok. Ya mafyasız komedi çekilemiyor galiba. Öyle bir kural. Ben biraz ona kızmaya başladım. Yani şu an bak, ekşiciler böyle, enteller falan bile 250 gram espri olsun, tamam mı? Hemen böyle yere göğe sığdıramıyorlar. Ya bir eski, bizim eski komedi şeylerine bakın, programlarına bakın, eski tiyatrolara bakın. Kesinlikle arkadaşlar Zeki Metin tiyatrosu seyretmediyseniz neler vardı mesela, hatırladım. Yasaklar. Yasaklar güzeldi. Geceler. Beyoğlu. Bunların hepsi ben yalayıp yutmuştum zamanında. Acaba ondan mı böyle manyadım? Bende VCD'leri vardı. Çünkü ben böyle... Annemler zorla izletiyordu. Konuşmasını falan bilmiyordum ya. İlkokula gidiyordum tamam mı? Hatırlıyorum, kasetini almışlardı. Sürekli Walkman'dan dinliyordum. Acaba o yüzden mi böyle manyadım? Olabilir. Ben de Grup Vitamin dinliyordum küçükken. Tam o sırada X-Ray'e maruz kaldım. Tam o sırada Sinan Meydan ısırdı. Hepsi üst üste denk gelince
E-Man, Efe Aydalman böyle. E olduk yani. Ben şey abi, Ferhan Şensoy'u tapıyorum. Baya baya üstte tutuyorum onu. Yani adamın şeyi, bir rengi var. Bir espri anlayışı, bir çizgisi var. Ve yıllardan beri o şeyin kalitesini koruyabilmiş yani. O hala oyunları var mesela değil mi? Evet. Vardı, kimse gitmiyor işte. Abi. Ben işte gittim abi. Gitmiyorlar. Helal olsun. Eyvallah. Takdirim kadar. Şeyi falan hayal edebiliyor musun? Mesela o oyunu ben... Bayağı küçüktü. Herhangi şeyler vardı bende de. O genelde şey falan yapıyordu. Gündemden falan bahsediyordu. O bana fazla komplike geliyordu falan. Hani o zaman Zeki Metin daha basit geliyordu. Ferhan Şensoy. Hani Zeki Metin şey yani, güldüğümüz şeydi yani. Ferhan Şensoy'a göre. Düşün yani artık yani. Yani böyle bir 5 dakika sonra falan oha bunu demiş diye şey yapıyorsun. Çok ince şey yapıyor. Kelime oyunları falan. Ki adam Fransızca kelime oyunu falan da yapıyor. Çok enteresan bir. Yani mesela şey var. Maison de la Pen diyor mesela. Yok o kadar değil. Ama mesela şey var. İşte, travesti... Pardon. Bir şeyler oldu. Şey mesela, se traverse diye bir fiil var. Karşıdan karşıya geçmek Fransızca'da. Mesela bir öyküsünde adam şöyle başlıyor. Travestiler karşıdan karşıya geçiyorlardı diye başlıyor mesela. Direkt adam aslında onu Fransızca le travesti se traverse diye kelime oyunu yapmış orada. Bütün yani, salon susuyor, tek sen gülüyorsun böyle. Evet. Fransızca biliyorum da o yüzden yani. Hayır, Fransızca biliyorum lütfen. Şey vardı ya, hatırlıyor musun? Senle seyretmiştik onu. Gene bir Nejat Uygur tiyatrosuydu. Televizyonda seyrediyorduk. Her espriye huuuhu falan diye gülüyorlar, tamam mı? En sonunda dur ne demiştim? Bir dakika duraklatayım, hatırlayacağım. Evet, hatırladım espriyi. Bu arada bir de su içtik. Olay şu. Şey demiştim yani. Ne espri yaparsa yapsın herkes gülüyor. Böyle biz böyle tip tip bakıyorduk. Adam böyle kaldı kambur gibi, tamam mı? Şey, Nejat Uygur. Kambur gibi kaldı. Ondan sonra döndü şeye, kayınpeder diyen adama. Böyle kaldı kaldım böyle dedi. Esmeralda bana su ver dedi, tamam mı? Herkes baktı abi böyle. Hiç kimse anlamadı. Mete anladı ama. Sen anladın mı? Anladım. İşte bu. Ben anlamadım. Anlatmayın. Ben anlatmayacağım. Espriyi anlatmıyoruz. Söylemeyin arkadaşlar. Su ver dedi, anlamadım. Esmeralda bana su ver dedi. Böyle kaldı. Esmeralda bana su ver. Şimdi genel kültür seviyesiyle alakalı. Söyle çok ilginç. Abi direkt bilmiyorum. Esmeralda. Siyah be. Trollüyoruz Mete'yi arkadaşlar. Esmeralda kim ya? Justin Bieber'ın eski sevgilisi. Fena izdi. Bilmiyorum valla. Abi gerçekten hiç beklemezdim yani. Aniden çaktı yani kaliteli espriyi. Kaldı bak. Esmeralda diye araştıracak şimdi. Abi telefon da orada. Telefon da yok. Nejat Uygur Esmeralda yaz bakalım ne çıkacak. Ben merak ettim ne çıkacak. Büyük ihtimalle Esmeral çıkar abi. Olabilir. Yani. Esmeral'i biliyor musun? Esmeral'i biliyorum ben. African American. Afro-Türkler. African American Türk. Bu arada şey dedik ya. Tıfıl Zenci dedik ya. Hı-hı. Ondan sonra laf karıştı. Bizim yanımızda böyle. Bizde gerçekten öyle zayıf oluyor genelde şeyler, zenciler. Daha böyle Amerika'nın zencisi böyle hayvan gibi. Kaslı böyle. Hatta bir tane şeyde denk gelmişti abi bana. Sen anlatmış mıydın o olayı ya? Hangisi? Otobüste abi. Evet, baya evet. Böyle iri yarı bir zenci. Böyle Timbaland gibi falan böyle. Adam geldi yanıma oturdu, tamam mı? Bende de kulaklıkta şey çalıyor. Nigga 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 nigga. I 100% nigga bağırıyor bir de. Lan bir taraftan why şöyle. Why you drink so much beer? Why you eat so much chicken diyor ya. Ben böyle çaktırmadan gözüm böyle kafayı çeviriyorum, gözümle yana bakıyorum, tamam mı? Adam duyuyor mu acaba? Çünkü bazı kulaklıklar öyle ya, dışarıya ses veriyor. Aynen. Adam hiç ama şey yapmadı yani, kafayı falan çevirmedi. Acaba seninki gerçekten duyuluyor muydu? Hı? Duyuluyor mu senin? Onu diyorum işte, duyuluyor mu duymuyor mu bilmiyordum yani. Şu an buradasın. Meğer şey yapmış. Var arkadaşım, kardeşim falan diyormuş. Gel falan. Mannemiz Buba. Gel benim adım Buba falan. Buba tanrısı. Ekstrem tanrılara girmedik ya. Aa, aslında çok değişik bir ekstrem tanrı vardı ya. Ona girebilirdik. Neyse. Gireriz birazdan. Her neyse bak zenci diyordu. Üçüncü kere kaldı. Gittim ondan sonra dedim ki. Ya dedim bak insan utanır. Zenci olmuşsun hala da tıfılsın. Senin dedim. Ataların dedim. Hapishanede şeyleri tecavüzcüye şişliyordu dedim. Pardon abi özür dilerim. Ben de bundan sonra artık şey yaparım dedi. Kas biraz, çalışıyor. Biz uzun boylu olacağım mı? Hiç. Gördüğünüz gibi hiç ırkçı değiliz. Kesinlikle. Ya, ofansif mizah bu şeylerde gidiyor biraz ya. Siyah beyaz muhabbetinde gidebiliyor maalesef. Evet. En azından Türkiye'de gidiyor. Adamların Türkiye'de... pipisi büyük abi. İstediğimizi deriz. Bana ne? Eşitsizlik var. Aynen. Dengelemeye çalışıyoruz. İstediğimizi deriz. Bana ne? Hiç sen tecavüzcüye tecavüz eden beyaz gördün mü? Hiç beyazla korkutan şey gördün mü? Hapishaneye girersen senin şeyin beyaz olur falan diye. Hücre arkadaşım beyaz olur diye. Sevinirler bile lan. Oh iyi iyi, az tecavüze uğrayacağız. Fazla hissetmem ben. Zenciden sonra bir şey hissetmem var. Ekstrem. Orada işte gene şeyden bahsetmiş. Dur ya hemen bakalım dur. Evet buldum o ekstrem tanrıyı. Bu konuyla da ilgili
Bubba dedi ki, Bobby Bobby'yi hatırlıyor musun? Evet. Onunla, değil mi? Evet, onunla bağlantılı olan bir tanrı. Onunla organik bağlantısı olduğu tespit edilmiş. Bu arada sözde şeyi sorulmuş. Şey dedin ya sen, hani bizde siyah beyaz ırkçılığı yapılıyor. Çok insanlar kasmıyor. Genelde şu anda mesela hani iyi kötüyü, neyin doğru neyin yanlış olduğunu Amerika dikte ediyor ya insanlığın geri kalanına. Ve mesela bazı şeyleri adamlar bokunu çıkartıyor. Mesela şey vardı, adamlar çıldırdı ona. Bizim bir Türk Flash TV'den, tamam mı? Komiklik olsun diye Obama Türkiye'ye gelecek ya. İşte Obama'dan bir şey dilemek için adam yüzünü siyaha boyamış. Yüzünü siyaha boyayıp bak demiş ben de artık senin kardeşin oldum falan. Ayakkabı boyasıyla boyamış. Adamlar böyle kendilerinden, şey Amerikalılar tabii kitlendi direkt yani nasıl olabilir böyle bir şey falan. Çünkü gerçekten orada öyle bir şey yapsan bir daha böyle işmiş bulamazsın yani. O adam türbanla da çıktı şey. Evet türbanla da çıktı. Ya öyle bir şey yapsan iş bulamazsın. Biraz da şundan kaynaklanıyor. Yani mesela adamların siyah konusunda acayip şey olmaları, duyarlı olmaları sadece kölelikten değil. Aslına bakacak olursan daha çok yakın bir zamana. Yani ne bileyim 50-60 sene öncesine kadar kölelik falan yok ama siyahlara inanılmaz bir ırkçılık var. Tabii ikinci sınıf insan mı mesleği? Otobüste falan oturamıyorlar vesaire muhabbetleri var. Şöyle bir şey var. Ben şunu biliyorum mesela. Ha, bu ya arkadaşlar çok yakın bir zaman. Yani babalarınız gençken. Tabii tabii. Yani deden falan da değil. Baban gençken olan şeyler bunlar. Baban gençken Amerika'da bu şekilde siyahlara inanılmaz bir ırkçılık var. Yani senin dediğin doğru mesela. Şey yaparken, otururken bir beyaz gelirse eğer yer beyaza yer vermek zorundasın kanunen. Ondan sonra mesela su içiyorsun ya, su içerken de siyah ve beyaz diye ayrı ayrı. Tuvaletler siyah ve beyaz diye. Şu su içme yerleri var ya, fountain dedikleri. Evet, evet, onlar işte. Fotoğrafları vardı yani. Ondan sonra siyahlarla, direkt siyahlarla dalga geçen böyle Baksman'ın çizgi film falan var. Evet evet. Öyle diyeyim. Ya, o çizgi filmler zaten tam şey ya. Bu mesela hani şey şey diyen şey yapan zencilere Uncle Tom derler. Onu duydun mu hiç bilmiyorum. Yok. Böyle mesela kendisini beyazların yanına alıp beyazına işte biraz para aldığı için veya menfaati olduğu için Tarantino'nun filminde var. Onun da adı Tom'du. Onun da adı Tom'du. Evet, evet. O ona gönderme aslında. O aslında ona gönderme yani. Adı neydi? Django. Django filminde değil mi? Django Unchained'de de. Orada aynen. Da onun adı da Tom'du ya. O da işte o olaya gönderme. Aynen o işte o rol. Yani beyazların yanında beyazdan para aldığı için, beyazdan menfaat aldığı için kendi siyah kardeşi değil miydi işte şeylerini, soydaşlarını zulüm yapan adamlara hala da şey diyorlar. Şu an hala da Uncle Tom diye hakaret var yani zencilere. Hani şu an tabii öyle bir olay yok da en azından beyaz da böyle ahbaplık yapan, beyazlarla takılan daha böyle elit zencilerle de Uncle Tom diye dalga geçiyorlar. Mesela onlar vardı, onların filmleri vardı. Dudaklı zenci muhabbeti vardı. Blackface muhabbeti vardı. Zenciler dalga geçmek için. Yani ben hiç hatırlamıyorum bizde de bir ırkla dalga geçmek için bu kadar şey olsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti zamanında bir ırkla dalga geçmek için. Yani düşünün ya. Bak ne diyorum. Baban gençken olan şeyler. Şimdi ipler gelmişler. İnsanlığa insanlık öğretmeye çalışıyor. Sen demokrasi kimsin getiriyor. Lan? Sen kimsin lan? Ya bu sadece bir tane olay yani. Daha geçen gün ya yine şey... Sivil zencileri vurmuşlar. Polis zevkine vuruyorlar ya. Evet. Yani bugünlerde hala olan bir şey. İkinci Dünya Savaşı döneminde de şey vardı işte. Japonlarla bu sefer. Gene Bugs Bunny. Gene böyle Japon diye dişlek bir şekilde çıkıyor. Japonla dalga geçen böyle. Japonlarla dalga geçen çizgi filmler. Bizim şey gibi böyle. DDNet adını vermeyeyim. DDNet reklamı var ya. Biliyor musun? Hiç ırkçı olmayan reklam var. Taşıma su. Biliyor musun? Evet evet. Taşıma suyla internet dönmez. İşte Japon dediği de elfler herhalde Asyalı Çinli hiçbir şey bulamamışlar. O rolde kendini aşağılayacak yani. Böyle şey, Azeri falan. Hani mesela kazak. Kazak yok falan ya, bulmuşlar. Yok abi bildiğin Mete bulmuşlar yani. Valla. Bildiğin Mete bulmuşlar. Şöyle gözleri şöyle yap. Ama kilolu yani. Kilolu Mete bulmuşlar. Gözlerini şöyle yap. Böyle dişlek ol bir de. Ondan sonra diyor ki böyle bir de salakça bir reklamda. Ne yapacak? Ha matematikle işte matematik uzmanı Japon getiriyorlar da Japon'da da taşıma suymuş. Ondan sonra ona bir şey hesaplattıracaklarmış. Merhaba falan diyor böyle. Beceremiyor. Çekil salak Japon'da. Hiç aynen hiç ırkçı olmayan. Ben çok sevdim mesela. Hiç ırkçı değildi. Bence bir dahaki sefere DDNet şey yapsın. Orama koma burama ko falan gibi. Yok abi direkt zenci çıkartsın tamam mı? Zencinin adı böyle şey Kunta Kinte olsun.
saat satsın falan böyle zenci. Ondan sonra desin ki bakın işte bizim zencimiz Kuntakinte bile bizim internet bağlantımızı tercih ederek, internet bağlantımızı kullanarak saat satıyor falan desin böyle. Nasıl abi? Online saat satışı. Muz yesin bir de tabii. Onu unutmayalım. Onu unutmayalım evet. Abi. Bir taraftan bir eliyle muz yesin, bir eliyle saat satsın. Adı da Kuntakinte olsun. Bir de böyle köle kıyafetleri olsun üstüne falan. Ondan sonra desin ki ben bile desin bunca yıllık köleyim. Böyle internet görmedim. Böyle. Aynen. Ulan çalacaklar şimdi fikrimizi. Yine çalacaklar yani. Kaçıncı kere? Hani neyin esprisi yaptıysa gerçek oluyor ya. Şimdi bak kesin öyle olacak. Bak bir elde muz, bir elde saat çantası, bond çantası saat. Bunca yıllık köleyim. Böyle internet görmedim. Mükemmel bir slogan oldu. Efe Aydal. Kölelik zamanında internet mi vardı? Şey gibi. Şimdi modern köleliyiz. Oo. Şimdi hala kölelik bitmedi ki. Bunu tweet atalım. Aynen ha, tam böyle şey. Barış Atay lafı. Barış Atay. Ama işte sakalım o kadar uzun değil. Ben sakalımı hata yapıyorum abi. Sakalımı tıraş ediyorum arada. Bırakacağım abi şöyle. Bırak abi bir 2 ay şey sonra. Dersin, şeye benim... kadar göğüs hizasına kadar falan insin. Aynen. 2-3 ay sonra bu tweet'i at hatta. Bu tweet'i aynen atacağım. Neydi? Bize kölelik bitti dediler. Hayır. Ama modern kölelik devam ediyor. Bir de öyle yazacağım. Tiu 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 yazacağım böyle. 140 karakter bitmemiş olacak ya. Oo falan yazarım. Evet. Şimdi bak ekstrem tanrı. Bu olay ilginç. Etiyopya'nın... Abi çıkamıyoruz Afrika'dan. Niye böyle? Ne oldu? Etiyopya gene böyle bir şey. Valla aynen. Aynen. Öyle denk geldi yani. Etiyopya'da abi enstrümanını çıkaracaksın sandım. Yok cebinde. Çıkarmayacağım. Kayınpeder. Arkadaşım Mert'in bir enstrümanı var cebinde taşıyor. Dur pardon. Mete'ye söyleyeceğim şimdi. Mete. Mert'in bir enstrümanı var abi. Evet abi. Cebinde taşıyor. Ondan sonra bazen ağzına götürüp çalıyor. Nedir abi o? Ondan sonra bazen mesela otobüste göstermiş herkese. Allah Allah. Göstere göstere çalmış. Çalsana abi. Çalayım mı? Çaldım. Bu Afrika'nın mı? Abi Afrika'nın yapacağı enstrümandan da. Aynen. Notası yok. Bak bu da benim enstrümanım. Çalayım. Bunda ben her şeyi çalayım. Bak bir şarkı söyle direkt çalayım. Bak. Çiftleşme dönemindeki kuvvet. Bu sorry bunu değil bak, mi? Bunu Mete anladı, sen anlamadın. Gördün mü? Genel kültürü yani. Gerçi ben de Albatros çaldım yani. Abi aynen. Bu Justin Bieber'a yollasana. Satın alır yani. Köşeyi dönersin. Yani konserlerde çıkarsın. Arka çalarsın. Ay, şey derim inanır ki. Dubstep versiyonunu yaptım derim. Dubstep. diye. Kayınpeder. Hapşırdı bu arada. Evet neyse biz kuşumuzu okuyalım. Abi bak üst düzey espri yapacağız diyoruz. Böyle şeyler çıkıyor ya. İstemeden oluyor yani gerçekten. Gerçekten arkadaşlar istemeden seviyesizleşiyoruz. Yoksa yani ben çok seviyeli bir adamım. Yalan mı Mete? Doğru abi. Podcast olmadığı zaman ne kadar seviyeli bir insanım yani. Yani. Böyle karides yerim. Şarabın mesela böyle şey. Şarabın her türlüsünü denersin. Dom Perignon. De Marco. Neydi lan? Maison de la Pen. La Mer du Mer. Tomba Mer marka. Şaraptan aşağısını tanımam. O yüzden şarap içmiyorum. Bir denk gel. Kolay bulamıyorum. Abi, kolay değil. Kolay değil abi. Şey derler ya. İşte Havana'da kızlar göğüsleriyle, kadınlar göğüsleriyle sarıyorlar. Kasıklarında falan sarıyorlar. Şey vardır ya. Burada da işte Fransız kızlar ayak çıplak ayaklarıyla eziyorlar. Üzümleri. Üzümleri. Hayır olmadı ya. Göğüsleriyle eziyorlar üzümleri. Yazacak abi benim ya. Söylediğim şarabı herkes aratacak. Arat bulursun. Evet neyse. Kuşumuzun adı Holawaka. Tamam mı? Bu mitolojik bir kuş. Etiyopya'dan, Etiyopya'nın Galla topluluğundan geliyor. Bunun olayı Holawaka'nın yüzünden aslında insanlar ölümlü bence. Allah belasını versin o zaman. Evet. İnsan yaşayacak. Şimdi bak ilk insanlar yaratıldığında aslında ölümleri yok. Ölümsüzler. Ne kadar ilginç değil mi? Güncelleme gelmiş sonra. Ne kadar çok mitoloji böyle. Bizde de aslında böyle. Semavi dinlerde. Evet. Ve o kadar çok farklı mitolojide gördüm ki ilk başta insanlar böyle ölmüyormuş. Bizde de ona yakın bir şey yani. Ölüm yok. Benim bildiğim kadarıyla bizde de ölüm yok. İşte Adem ve Havva herhalde bir de şey deniyor işte çok daha büyüktü. İşte 2 metre boyundaydı işte bilmem ne. Ama bundan farkı yani şu an okuyacağımdan farkı bunda öteki dünya diye bir şey yok. Ölünce ölüyorsun. Ha. Bizde şöyle cennettesin zaten. Yani Adem ve Havva söylediklerine evet, evet. Cennettesin zaten. Yani cennetten başka bir yere zaten gidemeyeceksin. Orada ölümlü olmaktan ziyade bir sınav alanına yolluyorlar. O yüzden farklı. Sonra sen ölünce geri gelmiş oluyorsun oraya.
Dünyaya Erasmus farklı. Yapmak gibi. Aynen öyle bir şey yani. İşte Adem'e demişler dünyada kızlar teklif ediyor abi. Kesin demiş yapmışlardır o geyiği ya. Olabilir. Değil mi? Yapılmıştır yani. Aga dünyada kızlar teklif ediyor. Ama ilk insan kendisi. Evet ya. Işte. Abi düşünsene Adem ve Havva tamam mı? İki tane insan var. Havva gene kezbanlık yapmış mıdır? %100 yapmış. Lan başka erkek yok etrafta yani. %100 yapmıştır bence. Sen ağaca baktın falan. Mesajına cevap vermemiştir falan böyle. O komoda ejderiyle ne konuşuyordunuz orada falan gibi. Havva işte vaktim varsa benimle sinemaya gelir misin falan böyle bir mesaj yok falan. Bir bakayım işim çıkabilir. Arkadaşlarla buluşacaktık. Orangutan. Ve o yüzden insanlar üreyememiş falan. Evet her neyse arkadaşlar. Şimdi olay ne biliyor musun? Ben sana özet olarak anlatayım. Zaten özet bir şey bu. Gerçekten ilginç bir hikaye. İlginç bir hikaye olduğu için dikkatimi çekti. Normalde biliyorsun artık ekstrem tanrılara fazla girmiyorum. Okuduklarım çünkü birbirine benziyor. Bunun hikayesi abi şöyle. Ve bu öyle masal falan değil. Direkt adamlar bunun gerçekliğine inanıyorlar yani. Tanrılar bu kuşa deniyor. Diyor ki Hulavaga'ya. Dur şunu koyayım da. Hulavaga'ya diyorlar ki ölümsüzlüğün yolu insanlar yaşlandığı zaman hani böyle ciltleri pörsüyor ya. Hı hı. O ciltlerini diyor soyacaklar. Soyduktan sonra deri değiştirecekler. İçlerinden de genç birisi çıkacak diyor. Tamam mı? Bunun yöntemini anlatıyor. Bunun yöntemini anlatmaya gidiyor şey Hulavaga. Kuş yani. Hı hı. Anlatmaya giderken çok zekice bence ya. Çok güzel bir hikaye yani. Yolda yılan görüyor. Hani, Fako'yu. Paspas çekiyor. Yolda Fako'yu görüyor. Yolda yılan görüyor. Paspas çekerken değil mi? Aynen. Yılan bir hayvan ölüsü yiyor esnada. Bu kuş da böyle akbaba gibi mi? Öyle o tür bir kuş yani. O yüzden görünce bunu da canı çekiyor. Tamam mı? Ah be. Abi diyor bana diyor verir misin o ölüden biraz? Leşten biraz bana da verir misin falan. Bu da şey yılan da diyor ki veremem. Bu arada sen hayırdır diyor. Ben diyor ölümsüzlüğün sırrını götürmeye gidiyorum diyor. Ha diyor bana diyor ölümsüzlüğün sırrını verirsen ben de sana bu şeyden leşin bir kısmını veririm diyor. Pardon. Mete dağları devirdi bu arada. Adil bir takas değilmiş ama. Hiç değil yani. Çok saçma. Çok saçma bir takas. Sen yani. Vermezdin. Salak kuş. Sonra söylüyor. Söyleyince yılan tamam diyor. Ve o noktadan sonra artık yılan derisini değiştirerek tekrardan gençleşmenin yolunu bulmuş oluyor. Ve o yüzden yılan deri değiştiriyor. Nasıl abi? Bayağı iyiymiş be. Güzel hikayeymiş. Çok iyi hikaye. Peki kuş niye insanlara söylemiyor şeyi? Ben ama yılan saldırdı kuş öldü falan gibi bir şey bekliyordum. Tam hani götürürken haberi. Yo bu gerisi yok. Bilmiyorum. Herhalde bir kişi alınca o yöntemi diğerleri alamıyor. Ha pardon hiç gitmiyor artık. Bırakıyor gitmiyor. Of yani. Küstüm ha. Ben. Aynen. Temizliği de ona takılırız. Gitmiyor yani. Onu yiyor gitmiyor. Öyle ilginç şey. Yılan tanrısı çok fazla var. En sonunda yazmış çünkü yani. Anlatmış böyle. Şu mitolojide öteki mitolojide var. En sonunda Bobby demiş. En güzelini en sona saklamış. Evet. Bubba tanrısı mesela. Bu arada bir şey yarım kaldı galiba. Bu en siyah madde muhabbeti. Ha Wanta Black. Biz ondan sonra tamam. Irkçı esprileri girdik. Evet evet ona gireriz. Aynen. Tamam ona gireriz. Nedir abi o? O siyah maddenin de şeyi Bubba tanrısı. Abi düşün ya. Bak her şeyin tanrısı var dedin ki. Hadım'ın tanrısı var. LGBT'nin tanrısı var. Bubba da şey tanrısı herhalde. Hapishanede tecavüzcülere tecavüz eden zenci tanrısı. Aynen. Hapishane tecavüzü tanrısı yani. Neydi onun sloganı? Şey lütfen suç işleyin. O mu? Ha, your bu... new cellmate. Ha, your new cellmate. Evet. Wanta Black dediğimiz neyse ya tamam geyiği kestik. Kusura bakmayın benim yüzümden. Ben yaptım geyiği. Wanta Black denilen olay şu anda dünya üzerinde üretilmiş en siyah madde. Bu artık boya falan değil bildiğim materyal. Adamlar uğraşmamış yapmışlar tamam mı? Bir tane yüzeyi düşün. O yüzeyin üzerinde şeyin saç telinin bir saç telinden 10.000 kat daha ince nanotüpler var. Küçük küçük. Adamlar nasıl yapmış bunu? Manyak mısın ya? Evet. Bak ne diyorum. Hayal edemiyorsun. Tüp şey koymuşlar. Tüpler koymuşlar. Her birisi bir saç telinin 10.000 katı kadar daha ince. Heriflere bak. Ve bunlar bu kadar ince. Aralarında da boşluklar var. Öyle bir ayarlıyorlar ki sen fotonu attığın zaman foton oraya yakalanıyor. O tüplerin arasında yakalanıyor. Ve geri gitmiyor. Ve biliyorsun mesela bir madde, siyah bir madde diyelim. Yakalıyor ışığı, geriye çok fazla vermiyor. Gene de verir. Ama çok fazla vermiyor. O vermediği enerji ne oluyor? Ne oluyor Mete sen bilirsin. Bilmiyorum abi ben de. Sözelcilerin arasında kaldım arkadaşlar. Şimdi şey olsaydı bak liseli olsaydı direkt aynen, bilirdi. Enerji mantısı ya. Kesin bilirdi yani. soğuruluyor ve ısıya dönüşüyor. Yani sonuçta ışık da bir enerjidir ya. Işık da bir enerji paketidir yani. Bu sadece form değiştiriyor ve ısıya dönüşüyor. Bu olay
artık ışığın tamamı ısıya dönüşüyor. Geriye hiç gelmiyor. Hiç daha önce demiştik ya, siyah, bizim siyah dediğimiz materyaller aslında siyah falan değil. Yani şeye bakacak olsan hangisi diye mesela direkt siyah asfalt mesela %4'ünü falan geri yansıtıyormuş ışığın. Aslında biz çok az gibi geliyor bize ama gene de yansıtıyor. Yani mesela siyah bir kıyafete baktığın zaman, bak burası ilginç. Siyah bir kıyafete baktığın zaman gene o kıyafetin böyle kırışıklıklarını görürsün. Evet. Şuraya baktık mesela. Bak burada görüyor musun? Dokuyu görebiliyorsun. Gördün mü bak? Dokuyu görebiliyorsun. Şu tüyleri görebiliyorsun. Evet. Tüylerin var olduğunu, tüylü bir şey diyebiliyorsun genelde. Veya kırışık bir şey olduğu zaman onu görebiliyorsun. Bu o kadar siyah ki hiçbir detayını göremiyorsun. Yani orası boşluk. Bildiğin After Effects'te orayı silmişsin. Onu düşün. Yani şöyle diyeyim. Sen bu mesela o renkte bir tişört giydin. Senin kafa havada uçuyor gibi böyle. Alt taraf siyah. Boşluk yani. İki boyutlu gibi duruyor. Evet. Hiçbir şekilde şu kıvrımlar falan gözükmüyor. Hatta şey yapıyorlar. Test etmişler, tamam mı? Bildiğin alüminyum gibi böyle. Onu alıyor. Baya böyle kırıştırıyor, tamam mı? Kırıştırıyor. Gösteriyor böyle. Sen o kırışıklıkların hiçbirisini göremiyorsun. Bildiğin orada siyahlık. Bunun videosu falan bir şey var mı? Bakarız. Vardır kesin. Varsa bakalım. Ya. Vardır. İlginçmiş. Kafamız açılır yani. Ama sanırım maalesef normal şu anda normal insanlara açık değil. Çünkü hani boya alıp da böyle boyayabileceğim bir şey değil. Hı hı. Uzman birisinin böyle şey yapması lazım. Tabii o adamlar bilimsel, yani o anlatırken bilimsel uygulamalarından bakıyorlar ama bilimsel uygulama bana ne abi? Biz alıp oynayacağız onları. Veririz. Bana ne? Abi şunu düşün mesela. Bak ne kadar kafan açılır. Duvarları o renk yapacaksın. Bir, yeri de o renk yapacaksın. Tavanı da o renk yapacaksın. Abi çok çılgın ya. Duvarları, yeri, tavanı o renk yapacaksın. Böyle şeyler falan boşlukta asılı. Ne o? Tablolar. Saat falan boşlukta asılı. Masa falan boşlukta duruyor. Çünkü abi o kadar siyah ki neyin yakın neyi uzak olduğunu anlayamıyorsun. Derinlik konseptin yok yani. Bence ev hanımları falan bayağı sever bunu ya. Kir tutmuyor falan. Ya şunu düşün bak. Müthiş ışık veriyorsun. Bayağı şu ışıklandırmaları açıyorsun. Işıkları açıyorsun. Bütün şeyler açılıyor. Yani normal zifiri karanlık odada olduğunu düşün. Basıyorsun tuşa, düğmeye. Işık açılıyor. Işık açıldığı zaman bütün ne kadar böyle işte dolap, objem, sandalye, saat, böyle işte tablo falan varsa hepsi aydınlanıyor ama hepsi boşlukta. Arkasındaki duvar aydınlanmıyor hiçbir şekilde. Haliyle o boyalı yerlerde gölge diye bir olay da olmuyor. Evet. Ve şeyi çok düşün abi. Bu eşyalar olmazsa odanın nerede bittiğini göremezsin. Sen evet, istediğin kadar normalde mesela siyaha bir siyaha boya odayı. Işığı açtığın zaman iyi kötü gene şeyi görürsün. Normal bir siyahta yani. İyi kötü duvarı görürsün. Bunu da abi göremiyorsun da. Yürüyorsun çarpana kadar. Bayağı iyi. Derinlik şeyin falan hiç kalmıyor yani. Acaba ileride şey yaparlar mı böyle işte hani ne bileyim alışveriş merkezlerine falan şeyler konurdu ya eskiden küçük işte oyuncaklar, 3 boyutlu şeyler falan. Onun gibi böyle alanlara falan koyarlar mı? Hani denemek için içeri giriyorsun. Abi öyle bir mısın? Mesela öyle bir boya hani herkese açık olsa green screen falan olayı biter. Çünkü hiç kullanmaz. Ama millet puşluğu kullanır onu. Mesela bir duvarı direkt öyle boyar mesela yürüsün çarparsın. Direkt puşluk yani bizde kullanım alanı olur. Kötü şakalar falan. Şeyi düşün. Green screen. Hiç onu düşündün mü mesela? Niye yeşil ve mavi? Ama mesela siyah değil. Ya onu bilmiyorum. Çünkü normalde düşünecek olursan teorik olarak siyah olması normal. Sen düşündün mü abi niye siyah değil? Bak, ya onu programda sen falan daha iyi mi okuyorsun? İyi şey yapılmıyor mu? Daha iyi ayırt edilebilir bir renk değil mi? Yeşil. Ya ondan. Ama niye siyah değil mesela? Çok basit bir cevabı var. Çok derin düşünme. Çok basit ya. O kadar bilmiyorum. Abi çok basit. Bak şöyle düşün. Senin arkanda siyah boşluk olsa ben Mete'yi çeksem... Aynen, saçın falan da böyle. Aynen evet. Saçın da gider. Kaşların da gider. Ama arkandaki bu Vanta Black dediğimiz gerçek siyah materyal olsa bence bu benim yaparım. Bu benim düşüncem. Şu falan çok çok parlak kalır. Yani senin saçın falan çok parlak kalır. Kaşın saçın çok parlak kalır. O arka plan direkt şey olur. Hani mesela şey olur ya bazı efektler olur. Arka planı şey yapmışlar. Ne diyorlar? Key out denilen bir olay var. Yani diyelim sen yeşilin arkasındasın. Yeşil ekranın arkasındasın. Sonra bilgisayarla o yeşil tamamen yok ediyorlar. Simsiyahlık kalıyor. O kadar bir siyahlık olur. O yüzden artık green screen olayı biter. Green screen olayı kalmaz. Ne kadar muhteşem filmler çekebileceğini düşün yani. Yani. İstediğin gibi ışıklandırma da yapabilirsin. Hani perdenin üzerine ışık yansıdı derdin de yok. Yansıyamaz çünkü yani. Şey pardon. Perdenin üzerine ışık yansı bir. Bir de perdenin üzerine gölgen düştü sorunu. En büyük sorunlardan bir tanesi. İstediğin kadar istediğin yerden ışık ver. Hiç onu düşünme yani.
Şuraya çektiğimizi düşünsene. Şuraya mesela o materyalden yaptığımızı düşün abi. Aynen. Ben burada istediğin gibi sana şey veririm. Işık veririm. Burada ondan sonra istediğin gibi şey yapabiliriz. Bu acaba şeyde nasıl kullanılabilir? Mesela askeri şeylerde falan da kullanılabilir belki. Hı-hı. Yani o da güç olur herhalde. Yani bu teknolojiyi elinde bulunduranın askeri anlamda gücüne de güç katar gibi duruyor. Aynen. Tatsız kesin. Ey feza pilotu. Ha, geliyor. Vanta Black'i bulunca buldun mu ölüme çare otu? Bizim... Neydi lan? Bizim müminler iman roketine... Öyle miydi lan? Roketine yani bindiler. Bir duası, reis. Müslümanın duasına bedel mi? Öyleydi değil mi? Öyle bir şeydi yani. Hatırlamıyorum. Kısa kürek reisin. Şimdi büyük ihtimalle onu yaparlar. Tabii bir tane işte kim varsa onun varisi. Bak yazar. Şu haberi tamam mı? Şu haberi al. Tam böyle hani her çeşit insanın girdiği bir Facebook grubuna koy. Direkt abi mesaj yorumları tahmin edebilirsin. Amara ne yapacaksın lan orada? O siyahı koyunca da ne olacak? O adam geçti. O siyah koyunca ne olacak? Arabayı falan o siyah renkte boyadığını düşünse. Hemen bak onu düşünürler. Evet evet ya dediğim gibi. Alta neon. Kubitak ona şey vermişti. Burs vermişti o projeyi. Arabanın yanına abi iki sıra şey çekmişler. Neon. LED. LED ya LED. LED mi LED? LED. LED. Neon da değil. Mesela onunla büyük ihtimalle çocuğun adı Erdoğan Gül falandır yani. Gül kalmadı gerçi de evet. Erdoğan Yıldırım falandır. Aynen. Erdoğan. Gül mü kaldı? Erdoğan Erdoğan'dır evet. Erdoğan kalır. Erdoğan uzun. Erdoğan uzundur. Bizim abi, mahalledekinden bahsediyoruz. Şeyi düşündüm. Hı. Mesela arabayı, arabanın tekerleklerini o boyayla boyadın. Jantları da o boyayla. jantları da o boyayla boyadın. Alsan uçan araba. Aynen. Tabii normal gündüz vakti onun siyahını görürsün de gece falan pek gözükmez yani. Yani şu anda mesela en siyah dediğimiz boya bile, boya olarak düşünecek olursan en siyah dediğimiz boyada bile o boyayla mesela şeyi giy, o tişörtü giy veya komple yani o üstün komple o şeyden olsun. Kumaştan olsun. Baştan sona kadar değil mi? Baştan sona. Normalde sen şimdi burada ışık tutsak sen siyah gözükürsün tamam mı? Ama işte tamamen duvarları olmayan veya çok aşırı uzakta olan tamam mı? Her tarafı boşluk olan ve zifiri karanlık olan bir yere gitsek ben senin üstte ışık tutsam o zaman çok net beyaz gibi, neredeyse beyaz gibi gözükürsün evet. Yani. O çünkü %4'lük veya %7'lik yansıtma bile verebilir. Çok büyük bir şey aslında. Ama bunda olmuyor. Bunda olmuyor. %99.95 mi öyle bir şey? Öyle bir şey yani. Baya baya. Çok abartı. Gerçi ondan önce Super Black diye bir şey varmış. O da yeterince iyi yani. O da %99.6 mı öyle bir şey? Süper Afrikan Amerikan diyeceksin. Evet abi. Lütfen. Mete yatalım mı? Ben mi atayım bu sefer? Sen de işte. Tamam. Tamam. Devirdim dünyayı. Evet şöyle havaya atacağım tutacağım. Kaç? Abi kaçtı? Bir geliyor yalnız ha bu. Aynen. İki. İki. Pet shoplar. Şey, 5 şeydi abi. Revenant'ta ona göre sayalım. 5 miydi? 6'ydı falan. 9 lan 9. 9 miydi falan? Nerede o ses çıkartan? Ses çıkart kaç mı? Bir dakika bir saniye dur aklatayım getireyim. Bu arada az önce söylediklerinizin hepsini kaydettim. Abi yapma. Şaka lan şaka kaydettim. Bayağı ırkçı konuştuk çünkü. Gene dediniz ya. Türklere hakaret ettiniz gene değil mi? Aynen. Abi beyazlara şey niye beyazlara hakaret ettiniz? Ayıp değil mi? Bu ses çıkart kaç mı? Evet bak bununla dövüyoruz. Bu Mete döve geçi. Bak çok abi güzelmiş. Bak. Sen vur abi. Kırıldı. Kafasında kırabilirsin bunu yani. Bak denemek ister misin? Deneyim. Umarım sen güzel yapamıyorsun ya. Gördün mü? Böyle dövülüyor. Yalnız ben şeyden korkuyorum. Adam mazoşist oldu galiba. Bilerek kötü espri yapıyor. Hoşuna gidiyor değil mi? Dayak yemek. Kızlar... Mete'nin böyle mazoşist şeyleri var. Kızlar kendini dövdüren erkeklerden hoşlanır. Aynen. Ha şimdi kızlara söylüyorum. Mete'nin böyle mazoşist huyları var o yüzden. Hani dövecek erkek arıyorsanız. Böyle şey köle yapmak için. O muhabbeti biliyorsun değil mi? Tabii tabii babet köpeği falan öyle lafları var onunla. Çok acayip. Bana köle olacak bir erkek arıyorum biliyor musun onu? Harbi hatırlıyor musun onu? Yani aynı şeyden bahsediyoruz bilmiyorum da ben çok fazla öyle şey gördüm. Şimdi böyle Twitter hesabı falan böyle screenshot alıp paylaşmışlar falan. Onun ben gerçeğini gördüm. Nasıl? Bayağı bir videoya çekmişler sonra. Ha. Yani bir kadın ilan vermiş böyle. Kadın da böyle kamyoncu tipli falan. Bana köle olacak bir erkek arıyorum diye. Harbiden de bir erkek çıkmış. Ama erkek de hafif efemine falan böyle. Ondan sonra işte neyse yaptıkları muhabbetleri hiç anlatmayayım burada da. Videoya falan çektiler kendilerini sonra çekmişler. Ondan galiba sonra bir, yani pornografik bir şey mi yoksa ne bileyim böyle suyu getir falan gibi mi? Yok biraz ya şöyle bir şey. Pornografik muhabbetleri var ama görüntü aksiyon şey olarak var. Görüntü sanırım yok var mıydı? Ya, yok diye hatırlıyorum yok, ben. Yok o kadar yok. Bilmek istemiyorum. Ya abi zaten işte o sitelere girip Turkish yazma.
Çok 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 kötü. Turkish strap-on falan gördüm ben. Hiç anlatmayayım. Hatta o kadınla o erkek bile olabilir yani. Abi Turkish yazma. Herhangi bir Turkish yazmamak lazım. Yazma abi. Turkish yazma. Travestine bak. Yazma. Travestinin isimlerini ezberledi. Bana diyorlar ki sen travestinin isimlerini nereden biliyorsun? Bizim bir arkadaş değil, bizim bir arkadaş da değil yani. Direkt bizzat ben yani maalesef. Şey vardı ya, biraz travesti çıktı. Söylemeyeceğim şimdi. %99.95 travestiymiş. Yansıtmıyormuş. Şey. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim şeyini, ismini. Travestinin. Reklam olmasın. Doldurmuşsunuz ama Turkish yazamıyor insan ya. Strap-on bak. Strap-on gay. Ondan sonra gay dediğinde Turkish gay. Niye Turkish yazıyorsun lan? Türkiye'li de. Aynen. Bir kere. Çünkü harbiden Türkiye'li. Öyle olunca gay olunca hemen şey gay porn olunca hemen Türk. Ayrıca bizimki niye altta? Yazsana Türkiye'li diye. Yani insan Turkish yazamıyor artık. Bitti ya. Neyse abi. İkiydi abi şey. Bu atarımdan sonra. Şimdi atarlı bir konu. Yok geliyor. Zaten ben girmiyorum ya. Bir arkadaş giriyor da o tamam. Yazıyormuş. Aynen o anlattı. Bir şey değil mi? Harbiden girmiyorum. Ama neden girmediğimi söylemeyeceğim. Çünkü herkes öğrenirse kapatırlar. O yüzden söylemeyeceğim. Kapatınca söyleyeceğim. Ama harbiden girmiyorum. Tamam. Vay be, bu da şey yani. Yine kıyamadın gençlere. Ve onların elindeki bu imkanı almasınlar diye söylemedim. Öğrenmesinler diye. Öğrenmesin. Çünkü herkes öğrenirse kapatırlar sonra. Neyse. Şimdi pet shoplar. Başa geldiğim zaman. Kapatacağın ilk kurumlardan biri değil mi? Pet shopları bir kere her şeyden önce kısıtlayacağım. Çünkü abi gerçekten bunu düşündüm. Abi yazık o hayvanlara ya. Pet shop'un içinde kediler, köpekler sürekli ben geçerken görüyorum. Böyle mahzun mahzun bekliyorlar. Bir sahip gelip de, birisi gelip de onları sahiplenene kadar küçücük bir kafesin içinde bekliyorlar. Ve bir de artık özellikle mi üzgün duranlarını koyuyorlar oraya? Hani çok üzgün aslında. Beni alın. Çünkü abi bir kere bak, İzmir'de gerçekten kedi köpek almak isteyenler için çok çok lüzumsuz bir şey. Acayip lüzumsuz. İnsanlar gidiyor pet shop'tan alıyor. Kedi köpek almak isteyenler. Kimse gidip de sokaktan kedi sahiplenmiyor. Ondan sonra hadi sokağa da geçtim, barınaktan sahiplenmiyor. O yüzden İzmir'in başına geçtiğimde. En azından İzmir'in başına geçtiğimde. Şimdi aynı şey diyorlar ya. İzmir özellik olsun. Yabancılar bile şey yapmış onu haritada falan. Federasyon bilmem ne özerk falan. İzmir ülkesi. Öyle bir şey olsun tamam mı? Olduğu anda adaylığımı koyarım. Türkiye ile uğraşmam. Hani Türkiye geyiğine söylüyoruz. Ama İzmir olsun. O zamana kadar ben büyümüş olursam eğer maddi falan da gücüm olursa, çünkü hani maddi güç istiyor biraz böyle. Adaylığımı koyarım. Yapacağım şeylerden bir tanesi bu abi. İkincisi e-sigarayı serbest bırakacağım. Güzel. Ve sigara satışlarını gittikçe kısıtlayacağım. Adım adım, aşama aşama. Yani e-sigarayı sevdiğimden veya onayladığımdan değil. E-sigaranın özelliği yanındaki insanlara rahatsız zarar etmiyor. Vermiyorsun. Rahatsız etmiyorsun. Bilmeyen varsa... Yani bilmem var. Sen biliyor musun mesela? Biliyorum, hiç gördün mü arkadaşı? Ben şey, bizim işte server Python Reis. O e-sigara kullanıyor. Ama tamamen yasal olarak aldı. Tabii tamamen yasal olarak aldı. Singapur'dan. şey abi gayet yani normal sigara oranında karşılaştırdığın zaman çok daha az rahatsız edici bir şey. Zaten şey gibi, buhar gibi bir şey çıkıyor. Öyle bir duman gibi hani bir kalıcı. Mesela otobüste kapalı alanlarda işte bizim belediye otobüslerinde nasıl olabilir bilmiyorum. Bizde çok sıkışık da Amerika'da ben Seattle'dayken oradaki otobüslerde mesela insanlar içiyordu. Şeyden anlıyorsun. Böyle bir oda spreyi sıkmış birisi gibi geliyor. Kurabiye falan vardı. Evet. Benim nasıl lavanta kokulu bilmem ne. Hepsi var yani. Bir bakıyorsun adam işte e-sigara içiyor. Buharı var zaten, şey yok. İkincisi de abi benim için daha önemli olan, bu da önemli de daha önemli olan, İzmarit sıkıntısı yok. Diğerlerde izmarit görmeyeceğiz. Gerçi herifler alıştığı için kartuşunu falan aynen, atarlar. Aynen, o likit şeyini falan şişesine atabilirler. Abi o kadar da yapmazlar herhalde ya. Ya yapmazlar herhalde. Çünkü tekrar bak, doldurulabilecek bir şey yok. Sigara izmaritini neden atıyorlar biliyor musun? Adam içiyor orada. Hemen yakınında bir çöp tenekesi olması lazım. Bir de çöp tenekesine de birebir galiba atılmıyor. Onu da evet, böyle evet. Söndürmen falan lazım. Adam uğraşamıyor o kadar. Tabii, hemen böyle ne bileyim otobüs geliyor, taksi geliyor, vapur geliyor falan. Adam o yüzden yere atıyor. Zaten öyle bir hareket var ya, şu böyle. Mesela kavgaya girme hareketi falandır aynı zamanda. Ağzındaki sigarayı atarsın ve koşarsın. Bir kere her şeyden önce atmak zorunda değilsin o kartuşu. Çünkü evet. Kapattığın zaman cebine koyabilirsin kartuşuyla birlikte. Hani sigarayı cebine koyma şansın yok. Yanmış sigarayı cebine koyma şansın yok yani. Her neyse bunu getireceğim. 3. Ekonomi için ne vaadim var söyle. Atatürk imzalı seccade mi? Hayır. Kumarhane izni. Güzel. 5 yıldızlı otelleri ama. Mesela bir Romanya'ya gittiğimde
Orada kumarhane izni var ama orası artık kumarhanenin boku çıkmış. Nasıl boku çıkmış? Bizim mesela böyle at yarışı bayisi, iddia bayisi falan var ya her yerde. Evet. Abi o büyüklükte böyle giriyorsun. Adam 3-5 tane kollu makine bulmuş. Koymuş oraya. Atıyorsun parayı kollu makineyle. Orada para kazanmaya hayal. O değil. Amacımız o değil. Yani ortam gelirli bir adam veya zengin olmayan bir adam gidip de ne bileyim zengin olma hayaliyle oraya gitsin değil amacımız. Amacım şu. Sadece 5 yıldızlı otellere izin vereceğim. İzmir'de birkaç tane böyle 5 yıldızlı otel var ya. Onlara izin vereceğim sadece. Diyeceğim ki siz kendiniz açıyorsunuz. Hani devlet eliyle değil. Siz kendiniz açıyorsunuz. Net karın, açma için para istemiyorum. Açılış parası istemiyorum. Ama net karın %50'sini bana vereceksin. Güzel. Kâr edemedin, zarar ettin ki öyle bir şey olacağını sanmıyorum. İmkansız. O zaman ben karışmam. Ben sana o zararın yarısını vermem. Her şeyi devletten beklemeyin. Aynen. Kâr ettin, karının yarısını alırım. Bence herkes bunu kabul eder. Çünkü baştan da toplu bir para da almayacaksın ya. Adam gidecek makinesini alacak, kuracak. O kadar çok para gelir ki. Bir de İzmir hani bağımsız olacağı için müthiş paralar gelir. Ondan sonra mesela İzmir milli takımı. Oh güzel. İzmir spor mu adı yoksa İzmir milli takımı mı? Bilmiyorum. İzmiristan mı olur o zaman? İzmiristan mı olur herkese? İzmir milli takımı. Yok İzmir direkt. İzmir. Herhalde şöyle olur bizim bayrağımız. Şöyle bir Türk bayrağı köşesinde de şey saat kulesi. Bayrak öyle olur herhalde. İzmir milli takımı. Abi onu da mesela bu İzmir'in böyle köyleri var ya Ödemiş. Hani oralarda İzmir'e dair. Ödemiş'e köy demedim. Hemen sil o entry'yi. O entry'yi sil. Ödemiş'e köy demedim. Köyleri var. Virgül Ödemiş dedim. Ama virgül tabii siz göremediniz çünkü bu bir ses kaydı. Öyle yerler de var. Yani İzmir sadece böyle şey değil. Ne bileyim Mavişehir, Ala veya ne bileyim hani hep öyle düşünürler ya. Balçova'dan Mavişehir'e kadar veya Balçova'dan Bostanlı'ya kadar düşünürler. Aslında Foça falan da İzmir değil mi? Tabii. İzmir. Onlar da hep İzmir. Şey aynen onlar da İzmir. Ali abi bilmem hepsi İzmir. Sonuçta abi köyden çocukları toplayacaksın tamam mı? Çok aşırı bir para vermeyeceksin. Ama gene de rahat edeceklerin memur maaşı gibi tabii. Paralar vereceksin. Motive olacakların. Motive olacaksın ve çok kral bir teknik direktör getireceksin. Alman böyle manyak disiplinli. Alman milli takımını çalıştırmış falan böyle. Veya ne bileyim Bayern Münih'i çalıştırmış falan böyle. Parayı bastıracaksın. O parayı da işte turizmden, kumarhanelerden ve fabrika mabrika hani Ala sanayi sitesi. Buralara da yatırımları yapacaksın. Gene o paralarla mesela direkt çok yüksek binalar falan dikeceksin kıyıya turistik olarak. İnsan geldiği zaman böyle şey gibi sanacak. Ne bileyim Hong Kong'a geldiğim falan sanacak böyle. Çok aşırı imkansız şeyler değil. Bak bir iki tane dikmeye başladılar yüksek bina. Koy abi onlardan birkaç tane daha. Ama şehrin silüetini bozuyor mu bozmuyor mu o da var. Ya ne bileyim şey yani bir iki tane bu şeyden bahsediyorum ya kıyıya. Kıyıya böyle hani orada artık ahı gitmiş vağa kalmış bir yer varsa oraya koyacaksın. Evet, yani. Ne bileyim olabilir. Gözlem Kulesi mesela fena mı olur? Gözlem Kulesi koyacaksın. Yani zigurat inşa edilsin. Büyük binalar koyacaksın. Yavaş yavaş da bunlar ilk etapta değil. Oylar Efe'ye. Ha bu arada tabii ki de ne kadar şey varsa böyle işte dilenci ama hep her dilenci yani zorla çiçek satandan tut zorla UNICEF'e bağış toplamaya çalışana kadar her türlü yolda senden para isteyen adam. Bunların hepsini alıp sınır dışı. Suriyeliler? Suriyelisine bağlı. O biraz da Suriyelisine bağlı. Gelip dilencilik yapıyorsa o da dilenci kılıklı. Farslı zilini. İzmir'de mesela Suriyeli yerleşkesi var mı? Vardı galiba bir ara koymuşlardı. Kamp falan gibi mi diyorsun? Gidecek arkadaşlar. Gidecek. Size Efe'ye sözü. Bıktık bir Suriyelilerden artık falan. Ha, o zamana kadar dediğim gibi o zamana kadar ne bileyim yerleştiren evlere geçtiler. Hırsızlık arsızlık yapmadılar. Tamam kalsa çok aşırı umurumda değil yani. Yani olayın ben ırkçı boyutunu düşünmüyorum. Benim için açıkçası çalışkan bir Suriyeli göt gezdiren tembel bir Türk'ten daha değerlidir. Hiç bu sefer hiç faşist konuşmadı. Buna ne diyorlar ki bilmiyorum. Ne diyor buna? Çok antifaşist konuştu Efe Aydan. Allah kahretsin. Hümanca konuştu. Böyle. Allah kahretsin hümanist Efe Aydan'a. Ondan sonra bir şey daha diyecektim ya. Tecavüze tecavüz yasası getireceğim. Güzel. Buba getireceğim. Buba. Kamyonla buba getireceğim. Ama her ceza için geçerli mesela. Hayır. Sadece tecavüzde mi? Tecavüze tecavüz. Tacize taciz mi? Tacize de taciz. Hani mesela hırsızlığa falan şey yapıyor. Ama bak taciz. Hırsızlığa da hırsızlık. Adamın eşyalarını çalacaksın. Çaldığını tekrar çal. Adam böyle eşyalarını çalacaksın, soyacaksın tamam mı? Ondan sonra sınır dışı. Sınır dışı dediğim olay da ne biliyor musun? Girerken pasaportla falan gireceksin. Ve giriş çıkış mesela Manisa'dan olacak. Orada da bir bölge olacak.
District 9 şey District 13 gibi. Hı hı. O bölge kapalı olacak, gene İzmir sınırlarının içinde olacak, tamam mı? Oraya bırakacaksın. Ondan sonra oradan diğer tarafa geçiş var zaten. İsteyen oradan Manisa'dan devam eder. Ankara'ya, İstanbul'a istediği yere gider. Güzel. Veya isteyen orada District 13'te kalır. Adı da District 13 olsun hatta. Güzel. 13. bölge olsun. Güzel bir filmdi o da. Parkur falan yapıyorlarmış orada böyle şeyler. Dilenciler falan böyle. Parkur öğreniyorlar. Hırsızlar falan. Dilenci ondan sonra tabii ki kesinlikle ne bileyim it, kopuk, tecavüzcü, katil bunları hiçbir şekilde beslemeyeceğiz. Bir kere beslemeyeceğiz yani. O kesin bir şey. Hani ne yaparız? Katili idam mı ederiz? Katilin üzerine deney mi yaparız? Katilin şeylerini mi alırız? İç organlarını mı alırız? Katili süründürür müyüz? Onu bilemem. Ama beslemeyeceğiz. O kesin bir şey. İnsanların cebinden çıkan vergi ite kopuğa, katile, tecavüzcüye, sapığa gitmeyecek. Size garanti. Fayda garantisi. Şimdi tek geriye bir tek şey kaldı. İzmir'in bağımsız olması. Evet. O da olursa. Çoğu gitti, azı kaldı. Sürekli böyle mesela İzmir vatandaşlığı için başvurularda bulunan insanları değerlendireceğiz. Böyle Atatürkçük'ten ölen, böyle radyoaktif Sinan, böyle Sinan Meydan ısırmış, Atatürkçü, ondan sonra laik, ne kadar insan varsa onları kadınlarda da alacağız, ithal edeceğiz. Banu Avar ısırmış olacak. Evet. Onları falan ithal edeceğiz böyle, onları yerleştireceğiz. Cahil halkı asimile edeceğiz. Cahil halkı asimile edip kültürlü yapacağız. Çaktırmadan. Çaktırmadan. Cahillik haklarını elinden alacağız. Aslında düşünecek olsan bayağı toprak var İzmir'de ya. Var var. Köy dediğin yerlerde aslında. İzmanlar'da gidip gelirken ben görüyordum. Oraları da bayağı bayağı coşturabilirsin yani. Bayağı coşturabilirsin. Abi yalnız İzmir futbol takımı Türkiye milli futbol takımından daha güçlü olursa komik olur yani. Ama bence teorik olarak bence daha güçlü olur. Bence de. Çünkü olay 2x2-4. Yani ne bileyim Almanlar şey değil, insanüstü varlıklar değil genetik olarak. Ama olay ne? Disiplinliler. Sen o disiplinde çalışacaksın. Milleti şımartmayacaksın. Şımarıkları tutmayacaksın. İyi oynuyor diye. Kendi adamını almayacaksın şey. Teknik direktör olarak. Aynen. Sürekli kendi adamını alıp da saçma sapan. Ya Fatih Terim'i nasıl bir insan? Ulan futbolla ilgilenmiyoruz tamam ama yani nasıl bir insan? Hala da bak, hala da Fatih Terim, Mustafa Denizli. Bak yemin ederim Fatih Terim gidince Mustafa Denizli gelecek. Kesin. Artık bir tanesi ölse de kurtulsak şu şeyden diye. Kesin ya. Sıralama bozulsa değil mi? Öbürü de ölüyor ki. Biri önce öbürü de ölüyor. Olan bitti. Takımı kapatıyoruz. Aynen. Aynen. Şimdi onlar ölünce takım kapatacaklar büyük ihtimalle. Ya site. Bir sene iki sene falan olmayacak. Besleyecek. Sonra... Biz milli takım niye açmıştık? Bu iki adamı beslemek için. Şimdi bunlar öldü. Biz niye artık milli takımı açalım ki yani? Milli takım şey yapalım. Daha sonra 2-3 sene boşluk olur. Sonra Christoph Daum ve Lucescu arasında. Böyle kim var mesela yabancı teknik direktörlerini? Ben hiç bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Şu an mesela Almanların Löw'müş. Ha Löw'ü biliyoruz. Ya onlar da Alman falan yani şey var. İyi teknik direktör çok. Ama işte malzemenin de iyi olması lazım. Evet. Malzeme de iyi olacak şekilde. Yani diyeceğiz ki Löw reis diyeceğiz. Eti senin kemiği benim. İstediğini yapabilirsin. Hiçbir şekilde şımarıklık yapamayacaklar. Asker disipliniyle yetişecek çocuklar, gençler. Hiç yapılmadık şeyleri yapabiliriz yani o zaman. Avrupa'da olsun. Neyse. Futbol muhabbeti niye nasıl bu kadar geldik ya? İzmir işte. İzmir aynen. Sonuç itibariyle pet shop diyorduk. Pet shoplar. Pet shop'tan İzmir. Ha, İzmir'de evet. Kapatacağım demiştim. Evet evet. Arkadaşlar pet shopçulara kusura bakmayın. Kedi ve köpek satışlarını bir kere her şeyde önce yani. Hani komple kapatmasam bile bu ikisini şey yapacağım, bitireceğim, yok artık. Olmayacak. Çünkü abi kedi köpek almak isteyenler için barınak seçeneği var. Sokaktan bulup veterinere götürme seçeneği var. Zaten benim şu anda gördüğüm pet shopların birçoğu kedi köpek satmak yerine mama satıyor. Siz de artık onu yaparsınız. Kedi köpek satan varsa satmayın. Satmazsınız yani. Mama satarsınız. Ondan sonra ne bileyim kuşmuş. Oyuncak vesaire. Kuşmuş, kedi köpek oyuncağı. Böyle gidersiniz. Şey de yapabilirsiniz mesela. Veterinerle birlikte çalışırsınız. Öyleleri de var. Zuvet gibi bir yer vardı ben küçükken. Gidip onlarla röportaj yapmıştım. Yani. Şu an hala durmuyorlardı büyük ihtimalle. Lisedeydim çünkü. Öyle yerler de var yani. Hem veteriner hem pet shop falan. Ha, öyle bir şey yaparsınız. Ben hani bazı insanlar şunu düşünüyor olabilir. Ya bu kadar işte şimdiye kadar değişmemiş olan böyle alışılagelmiş şeyleri nasıl böyle bir anda değiştirebilirsin? Olmaz öyle şey falan. Zaten eski köye nasıl yeni adet getirebilirsin? Abi şeyden öğrenin. Uzun reisden öğrenin. Aynen. Uzun reisden öğrenin. Uzun reisden öğrenin. Adam bak yaptık olduk mantığıyla ne kadar çok şey yaptı. Ha birçoğu bizim hoşumuza gitmeyen şeyler. Ama yaptı. Yani. Birçoğu bizim hoşumuza gitmeyen şeyler ama yaptı yani. Yaptık oldu kafasıyla yapılıyor yani.
sahur vakti geçen bir tasarıyla. Aynen, ben de böyle sahur vakti geçireceğim. Şey falan yaparım ya ben de. Böyle bir tartışmalar yaratan açıklama falan yapacağım, tamam mı? Mesela ne bileyim. Mesela e-sigarayı getirip sigara satışını azaltacağım zaten, tamam mı? Tam ondan önce şey diyeceğim mesela. Kadınlar bizim tarlamızdır, o tarlaları sürmek lazım falan diyeceğim böyle. Herkes böyle şey, hashtag, hashtag kadınlar tarla değildir. Efe Ayda. Ondan sonra tabii şey, feministler tarla şeklinde giyinip böyle. Patlıcanlar falan sapıyor. Patlıcanlar falan. Hadi sür beni falan. Hadi beni de sür kolaysa falan diye. Femen böyle falan soyunuyor, sür beni falan. Femen soyunuyor, memelerine karpuz şey koyuyor falan böyle. Şey, kavun. Kadın tarla derken ben geçireceğim neler yasa varsa. Rahat olun arkadaşlar yani. Öğrendik yani. Uzun reisden de çok şey öğrendik. Günümüzde her yerden bir şey öğreniyoruz. Bak dikkat ettiysen podcastlerde kimlerden bir şey öğrenmişiz. Bak Yahudilerden öğrendik demiştim birbirlerini tutması. Hitler'den bir sürü şey öğrenmişiz. Ondan sonra başka Hitler öncesi Almanya'sını öğrendik. Amerika'dan öğrendik. Amerika'nın o ekonomik sistemi. Adamların nasıl iyi para kazandı. Bunun hepsinden bir şey öğrendik. Şimdi bak uzun reisden de bir şey öğrenmişiz. Demek ki sevsen de sevmesen, sevmediğin insanlardan da bir sürü şey öğrenebiliyorsun. Hatta bence sevmediğin insanlardan daha çok şey öğreniyorsun. Taslaman reisden de demagoji teknikleri öğrendik. Ben şimdi çok ciddiyim. Bana şimdi şey yapsınlar. Hani şey dedin ya münazara, aytışma. Bana işte Tanrı'nın varlığını kanıtlayacaksın sen falan desene, ben süper kanıtlarım şu anda. O tekniklerin hepsini öğrendim yani. Demagojiyle kanıtlayamayacağım şey yok zaten. Aynen öyle. Abi ben hemen şey yapayım. Kadınların dövülmesi mesela. Kadınların dövülmesinin haklı olduğunu demagojiyle kanıtlayalım abi. Kanıtlayalım. Hemen. Şimdi 1950 yılında bir kadının dövülmediği için kötü yola düştüğünü biliyor muydun? Yok, bilmiyordum. Ya işte bak, bilim çevreleri bunu sakladılar değil mi şeyden? Basından gizlediler. Bu arada şaka maka dünya kadınların dövülmesi gerektiğini kanıtladı zaten diyen bir adam ben biliyorum. Tanıyor musun? Şakirt. Hayır, benim internet üzerinden mail'den konuştuğum bir adamdı. Ve bu adamın ilginç yanı şu. Adam evrimi kabul eden şakirtlerdendi. Argümanı ne peki? Mikro evrimi. O adamın tam olarak nedenini hatırlamıyorum da ben sallayayım. Onun söylediğine paralel olarak. İşte az önce söyledim zaten. 1950 yılında bir kadın dövülmediği için kötü yola düştü. Ve kötü yola düştükten sonra keşke kocam beni dövseydi de ben kötü yola düşmeseydim. Gene kocamın yanında kalsaydım, fahişe olmasaydım dediği duyuldu. İşte gördüğünüz gibi kadınlar biyolojik olarak zaten bu arkadaşlar, bu şeyde bilim çevreleri tarafından kanıtlanmış bir şey. Japon bilim adamları. Sen görmedin mi onu? Gördüm abi onu. Japon bilim adamı şöyle bir kağıt tutuyor. Aynen, orada üzerine yazıyor. Dayak yiyen kadın var. Aynen. Koyalım mı onu da? Aynı koyalım. Orada zaten kanıtlamışlar. Yani biyolojik olarak tamam mı? Kanıtlanmış. Kadınların aklının hipotalamus bölgesinde, tamam mı? Hipotalamus bölgesinin daha küçük olduğu yani erkeklere böyle göre. Tabii. Ondan sonra hipokampüsün de biraz daha geniş. Hipokampüste biliyorsun ahlaksızlık ve şirretlik bölgesi. Tamam mı? Ahlaksızlık ve şirretlik bölgesinin daha geniş olduğu keşfedilmiş. O yüzden de ve mesela yapılan deneyde bir kontrol grubu, mesela 100 tane kadın kontrol grubu var. 100 tane şey dayak yiyen kadın, 100 tane dayak yemeyen kadın. Ve ne bulunmuş biliyor musun? Erkekler kadınlara tokatladığı zaman o hipokampüs bölgesi gittikçe küçülüyor. Ha, daha ahlaklı oluyor. Ve bir noktadan yani sonra şirretlik azalıyor. Ve hipotalamus da büyüyor. Abi çok iyi. Evet. Böylece hiç ahlaksızlık kalmayacak ülkede. Evet. Sen o deneyi biliyor musun? O deneyin ismini biliyor musun? Neydi abi? Oho! Daha bunu bilmiyor. Karşıma Japonların kadın dövme deneyini bilmeyen adam Hayabusa deneyi deniyor ona. Oku araç lütfen, kitap okumuyorsan konuşmayalım. Cahil adam. Benim gibi kadın bilimcileri, biz kendimizi kadın bilimciler olarak görüyoruz. Senin gibi ne kadın ahlaksızlığını savunan ahlaksızlık savunucuları. Jigoloji. Jigolog. Jigolog deniyor bana. Benim gibi jigologlar senin gibi ahlaksız savunuculukları ahlaksızlık savunucularına karşı abi tartışamıyoruz çünkü okumuyorsunuz ki, araştırmıyorsunuz, daha Hayabusa deneyini öğrenmemişsin. Ünlü bilim adamı var, değil mi? Ünlü bilim adamı Hattori Hanzo yapıyor bunu. Bilmiyor musun? Profesör doktor Hattori Hanzo yapıyor bunu.
Bilmiyorum bunu. Bir de şey var mesela, rejimin de bilimsel şeyleri var, faydaları var değil mi? Ar ve namus molekülleri içeren taşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Demagoji kullanınca istediğiniz her şeyi kanıtlayabilirsiniz yani. Evet. Kim zar atıyor? Geliyor. Birini ben atayım, birini Mete atsın. Aynen. Şu an ne oldu mesela? Kaç oldu? Ben biliyorum kaç olduğunu. Ben anlayamadım. Zarlar da bir garip zaten. 9. Değil mi? Hı hı. Revenant demen gerekiyordu. 9 Revenant'ı mı konuşacağız abi? Güzel filmdi. Ben izledim ilk Oscar'ı. Bunu sen döv, sen döv. Seni iyi dövmüyorsun abi. Ben kıyamıyorum. Oh. Abi vur bak, acımıyor yani. Olan şeye, olan şeye oldu. Dinleyiciye oldu. Evet. Kulağı. Bu arada mesela şeye sinirlenmişler 2-3 kişi. Ramazan'ın videosunu paylaşıp arkadaşlar dislike verelim falan dedi, dedim ya. Ona şey demişler. Sana hiç yakıştıramıyorum. Yakıştı mı sana? Niye böyle işte gençlere şey yapıyorsun, dislike verelim falan diyorsun falan. Bu seviyesizce oldu falan. Şimdi arkadaşlar bazı şeyleri tabii herkesin anlayabilmesi için açıklama yapmamız lazım. O şakaydı. Yani şu bakımdan şakaydı. Ramazan arkadaşımızla bizim zaten ben ona söyledim önceden yani. O da böyle troll bir video çekti. Hani fikrini yayabilmek için. Ben de o yüzden hani dislike rekoruna koşarsın falan bu şekilde bir paylaşayım mı dedim. O da istersen paylaş dedi. Şimdi hani onu gözünden anlayan arkadaşlar olduğu için şunu da söylememiz gerekiyor. Mete'yi aslında gerçekten dövmüyoruz. Vur abi. Aslında gerçekten vuruyorum yani. Ama acıyor mu Mete? Yok abi, acımıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Babalanmış bölgen küçüldü mü mesela? Bir şey diyeceğim yalnız. Hiç kimse de şey dememiş ha. Yazık değil mi Mete'ye, niye dövüyorsun? Ne dövün falan mı diyorlar? Yazık değil mi Mete'ye, niye dövüyorsun? Hiç dememiş ya. Etiket edecekler abi. Vurduğun gol olsun Efe'ye falan. Şeyde vardı ya hani. Türk kahvesinde de seyrettik. Onlar da böyle komiklik olsun diye birbirlerini saldırıyorlar falan. Aynen. Evet. Neydi? 9 demiştik. Revenant'ı. Heh. Hala devam ediyor. ABD'nin savunma için İsrail'e 40 milyar dolar vermesi. İsrail'in savunma ihtiyacı mı varmış? Bir sene içinde Amerika Birleşik Devletleri kola almıyorum deyince insanlar gülüyor bana. Adamların arkadaşlar size süper bir şey söyleyeceğim. In God we trust. Hı hı. Tanrı'ya güveniriz. Bu nerede yazar? Bir doların üzerinde. Paranın üzerinde, hı hı, yazar abi. Bu kadar basit. Adamlar evet, kendileri söylüyorlar bile yani. Adamların Allah'ı para ve gerçekten öyle. Adamlar şu anda güçlerini paradan alıyor, ekonomiden alıyor. Bu kadar ya. Tabii. Güçlerini paradan alıyor. En son İsrail'e 40 milyar dolar vermişler bir sene içinde savunmalarını geliştirsinler diye. Ulan 40 milyar dolarım olsa niye savunma geliştirmeye ihtiyacım olsun ki? Aynen. Neden biliyor musun? Sen şimdi orada etrafında Araplar var ya. Yapacağın olay şu. Ey Araplar, bizim elimizde 40 milyar dolar var. Son kalan kabileye vereceğiz bu parayı. Hunger Games. Battle Royale veya daha da iyisi son kalan adama. Adama of. Yemin ederim yerler. Yemin ederim yerler abi. 40 milyar doları göstereceksin böyle çantalarda. Diyeceksin ki en sona kalan ve ciddi ciddi böyle şaka da değil, yalan da değil. Harbiden ver. En sona kalan adam bu 40 milyar doların sahibi olacak diyeceksin. Bu kadar. Abi bir hafta sürmez. Bir hafta sürmez ya. Birbirini keserler. Bir hafta sürmez. Biz Orta Doğu'yu çok iyi biliyoruz. Türkiye'de dahil de Türkiye gene iyi yani. Tabii, tabii. Türkiye'de bir öyle de gene biraz daha iyi yani. Bir kıtman daha iyi. Hele o İsrail'in etrafı. Olmasa bile şey diyebilirsin. Bir şey yapar abi zaten Arap topraklarını yani zaten kalan 3-5 Arap toprağını ülke dersin ya bak, ülke dersen satın kesin olur bak. Birey olarak biraz fantezi kalıyor ama ülke dersen kesin olur yani. Son kalan ülkeye bu 40 milyar doları vereceğiz, bitti tek ülke. Ondan sonra da şey diyeceksin. Son kalan kabileye vereceğiz falan. En son son kalan adama. Veya şey yapabilirsin. Bak en güzel, en güzelini buldum abi. En süperini buldum. 40'la başlamıyorsun, 20 ile başlıyorsun, tamam mı? 20 milyarla. Son kalan ülkeye 20 milyar dolar vereceğiz, tamam mı? En son bir ülke kalıyor. Ondan sonra diyorsun ki şimdi işte son kalan kabileye 30 vereceğiz bu sefer. İstiyorsanız. Veya istiyorsanız 20'yi alın gidin. Ondan sonra son kabile kalacak. Bu sefer diyeceksin ki son kalan adama 40 vereceğiz. Veya isterseniz 30'u alın. Gene birbirlerine girecekler. En sonunda bir adam kalacak artık. O da onun kafasına bir tane sıksa var. Onu da kafasına sıkacaksın. O ayrı mesele de. Ve bitti. Arap kalmadı. Bilmiyorlar işte adamlar. Kadir abi Türkiye'dekiler var. Hepsi Türkiye'de kaçar bence. Onlar da gidiyorlarmış savaşa. 40 milyar dolar mı? O zaman giderler işte. Gördünüz mü? 40 milyar dolar olduktan sonra ne yapıyorlar acaba 40 milyar dolarla ya? 40 milyar dolar bize mesela savunma için, bana Efe Aydal'a 40 milyar dolar verseler savunma için ne yaparım ki? Ne alabilirsin ki yani? Atom bombası ne alıyorsun? Çok ilginç.
Diyorum ya, yani İsrail gerçekten göt kadar bir yer. Çok küçük toprak olarak. Hı-hı. Adamların daha fazla üsse ihtiyacı var. Hani bir incirlik üsleri falan var. Ama işte yani %1000 olarak bu arkadaşlar. Kürdistan'ı kurunca Kürdistan bunların üssü bir olacak. Üssü daha olacak. Ermeni soykırım muhabbeti de o yüzden. Hı-hı. Ermeniler, olayı nedir Ermenilerin? Orta Doğu'daki Hristiyan ülkelerden bir tanesi. Hı-hı. Çok az Hristiyan ülke var. Orta Doğu'daki Hristiyan ülkelerden bir tanesi. Hani az çok aslında şu Haçlı Seferi kafası doğru yani. Din kardeşim kafası doğru yani. Gerçekten öyle bir şey var. Ya adamların niyeti bu. Başka bir şey değil yani. Ne diyorduk? Ha. Hunger Games dedik. Coca-Cola dedik. Ha. Bu kadar. Tamam, ondan da bahsettim. Yani bu adamlar gerçekten güçlerini paradan alıyorlar. Ve düşünecek olursanız gerçekten faydasız, hiç ihtiyacımız olmayan şeyler. Sigara. iPhone. iPhone'a ne ihtiyacın var lan senin? Sen kendini Amerika'da mı sanıyorsun yani? Amerika'da olsan eyvallah. Amerika'da çünkü her yerde iPad var. Mac TV var. Hepsi var yani. Burada iPhone'u alınca ne yapacaksın ki? Neyle kullanacaksın? Arkadaşına mesaj bile atamazsın. Şey, Bluetooth'tan bir şey yollayamazsın yani. Uyumsuz zaten. Yani bunlara ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bu adamlara artık para kazandırmayın. Bizim stratejimiz şu olmalı. Ne yapabiliriz? Amerika'ya karşı ne yapabiliriz? Amerika'nın ürünü almamak çok çok küçük bir şey aslında. Çin'in yaptığını yapacaksın. Bak, karşı saldırı. Karşı saldırı. Helal olsun Çin'e. Müthiş bir şey yapmışlar. Adamları ayakta alkışladım. Adamlar Amerikan bayrağı yapıyor. Çin malı. Gidip Amerikalılara satıyorlar. Daha ucuza. Helal olsun yani. İşte sen de bunu yapacaksın. Onların biz niye yapamayalım ki? Biz niye yapamayalım ki yani? Aynısını daha güzelini yapacaksın. Ya gerekirse Amerikan bayrağı yap. Hiç önemli değil. Böyle iPhone Türk falan yapalım. Satalım. Hayır, gerekirse böyle Amerikan bayrağı, ne bileyim, böyle Amerikan bayrağı çıkartan böyle havai fişek falan. Hı hı. Hiç önemli değil ama zaten adamlar bayrak gördüğümde önemli olan yalıyor. Senin yapıp onlara satman. Karşı dondurma saldırı. Dondurma falan yapın. Karşı saldırı yani. Senin yapıp onlara satman. Daha iyisini daha ucuz bir şekilde yapıp onlara satman. Ve gerçekten onlarda bir şeycilik var. Ne o? Bu konuda aşırı bir milliyetçilik var. Hani adam gerçekten gurur duyuyor. Hatta bazı mesela arabalarda falan, Ford'da mıydı, Chrysler'da mıydı, Chevrolet'de bir tanesinde reklamında sadece Amerikan malı olduğu. O kadar. Bu Amerikan All American diyor. Bu Amerikan malı diyor. All American diyor. Bu kadar. Başka bir şey demesine gerek yok. Bu diyor Amerikan malı. Bunu alın. Milletleri yok ama milliyetçilik yani. Enteresan. Ama işte o sayede bak ne kadar ama güçlendi. Ama işte iyi bir şey bu. Yani o sayede ne kadar güçlendi adam. Hayvan gibi güçlendi. Ben İzmir'in başına geçince arkadaşlar, yapıp üretip Türkiye'nin geri kalanına satacağız. Yozgat bayrağı. Lahmacun satacağız. Aynen. Çiğ köfte satacağız. Çiğ köfte yapacağız, satacağız böyle İstanbul'a falan. Muhlama falan yapacağız. Rize'ye kakılacağız. Fındık üretip Ordu'ya satacağız falan böyle. Çay üretip Rize'ye satacağız falan. Biz de mesela öyle. Başka ülkenin bayrağını onlara satacağız daha ucuza falan. G.I. Joe'nun taklidini yapacağız böyle. Görüyor musun? Adamların gerçekten Hollywood güçlerinde çok çok büyük bir etken. Medya artı Hollywood güçlerinde çok büyük bir etken. Hem para kazanmalarında hem de insanları şeye, askerliğe özendirmekte. Propaganda, savaşa, tabii çok, askerliğe çok özendirmekte. Çok güçlü bir şey. Çok önemli bir şey yani Hollywood. Aynen. Ya bir tane Hollywood filmi yok arkasında. Film bitince böyle son sahnede böyle arka planda Amerikan bayrağı dalgalanmayan, aynen, bir tane film yok. Sen Türk bayrağı dalgalandırsan ama. Aynen, öldürüyorlar seni. Burada Türk yok. Abi falan. Şey var ya. TC'nin bayrağı ne iş var burada falan. Aynen. Adamlar uzaya roket atıyor. Tamam mı? Hani böyle uzaktan seyredersin, roket böyle havalanır gider ya. Hmm. Mutlaka ön planda bir Amerikan bayrağı var. Evet, evet. Fotoğraf, aynen, paylaştıkları zaman o paylaştıkları fotoğrafta mutlaka bir Amerikan bayrağı var. Hani bilim adamı da şey değil böyle. Ay biz humanistiz. Abi bu. Lütfen Amerikalı ya neydi? Amerikanyalı diyelim. Evet. Amerikan demeyelim. Lütfen Amerikan demeyelim. Abi şu şey neydi? Amerika iş mi oluyor o zaman İngilizcesi? Amerika iş diyelim. Lütfen Amerikan demeyelim. 4 Temmuz muydu bunların kutladıkları? Hı hı. Abi ben böyle şeyde bile görmüştüm ya. Pornoda bile görmüştüm. Onu kutladıklarını. Ona bakarsan pornoda Santa Claus da var. Vallahi. Abi onu kutluyorlar böyle, duruyorlar bir yerden sonra. Acaba şirinler var mıdır? Smurfs. Belki o da vardır ha. Ne o? Şirinler. Amerikan'da mı? Amerikan için falan mı? X-Hamster'da. Ha. Vardır. Neyse bir arkadaşa sorayım, o giriyordu. Aynen. Ben de zaten, bana da bir arkadaş söyledi zaten bunu. 4 Temmuz'u kutladık.
Bir şey söyleyeceğim abi. 4 Temmuz kutlamasını bizzat Amerika'da seyrettim desem. Aynen, ben zaten konuşmuştuk o günü. Biz 3 Temmuz'da gittik. Aynen. Bir tam gün böyle havai fişekleri Temmuz'du. Falan anlatıyordun sen. Evet. Her yer havai fişekti. Her yer böyle bayrak falan değil mi? Abi millet gittim. Millet böyle tişörtleri falan. Gittim, hiçbir şey hissetmedim ya. Peki o gün neymiş 4 Temmuz? İngilizlerden kurtulması sanırım ve bizim bağımsızlıklarını şey ilan etmeleri gibi. Çünkü onlar şey olarak başladılar ya, İngiliz kolonisi olarak başladılar. İngilizlerin kolonisi yani, biz oraya gideceğiz. Hani İngiliz sömürgesi, orayı da sömürge yapalım falan. Ama oradaki adamlar, biz dediler ayrı ülke kuracağız. Bunlar dediler yok öyle bir dünya, saldırdılar. Sonra dayak yediler. Öyle olunca Amerikanya diye. Avustralya'nın da öyle bir şeyi vardı. Şehir efsanesi. Şehir efsanesi değil, anlatıyorlardı insanlar ama gidip de böyle özel olarak bakmadım. Sürgüne giden adamlarmış. Sürgüne giden adamlar ondan sonra Avustralya'da yani ülke kurmuşlar falan. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bakarsınız arkadaşlar. Neyse, ne diyorduk ki biz? Ha, 40 milyar. Tamam, onu o zaman söyledik. Atıyorum. Dur bakayım bir düşüneyim, başka söyleyecek bir şey var mı? Şunu da kaydedeyim. Bütün bu konuştuklarınızı kaydettim bu arada. İkinci kere. Benim de söylediğim abi. Bütün bu. Potlayacağız bir gün. Çaktırmadan ben de kaydedeyim. Ben çok bir şey demedim vallahi. Bu senin son söylediğin fenaydı. Evet. Gayet. Aslında fenaydı ama yanlış, yalan mıydı? Yalan değildi. Ama bazı doğru gerçekleri söyleyebiliyoruz. Evet. Işte. O aerobikten 15 yaşında mı o kız? Hı hı. Aerobik dünya şampiyonu olmuş. Onun haberine baktık. Altta da birisi şey yazmış. Kilot giyip çünkü kilot da mı? Lan o da mı günah? Kilot giymiyorlar mı acaba adamlar? Bilmiyorum kilot ki adamlar. Kilot giyip bacağını göstereceğine. Onlar giymiyor muymuş kilot? Giymiyormuş. Enterin içinde sallandırıyorlar. Aynen. Ne? Rampedir. Kilotu. Enstrümanı değil mi? Enstrümanı. Altta şey yazmış işte. Keşke kilot giyip bacağını sağa sola açacağına zikir, hafız, neydi ya? Hafız olup zikir okusaydı biz de beğenirdik. Tamam. Abi şimdi gene beğendim bence. 15 yaş bence gayet. Ama büyüktür değil mi 15? Aynen. 15 yaş gayet büyüktür. Ondan sonra işte MILF olarak almışlar. MILF'çidir yani. Sonra bir ayrıntı daha söylemiştim de. 9 yaşla ilgili falan. Onu şimdi söylemeyelim. Onu kaydetmedik. O yüzden hani 15 yaş falan MILF kalıyor onlara. MILF'in açılımını biliyor musun peki? Mother I like to fuck. Mother I'd like to fuck. Yani hani çocuk sahibi olacak yaşa gelmiş ama hala daha erotik, çok erotikli kadınlar. Bunlar 14 yaşında falan, 15 yaşında çocuk sahibi oldukları için 15 bunlara MILF kanıyor artık yani. Anladım. MILF'çiysen veya mature. Mature kalıyor abi. Bunlar da granny. 20 falan olunca direkt mesela gir bunların böyle sitelerine. Granny falan yazdığın zaman. 20 yaşında kızlar çıkıyor. Evet. Bunlar derken yanlış anlaşılma olmasın. Bu yorumu yazan kafadaki arkadaşlardan bahsediyorum. Çarpıtmasınlar. Çarpıtmasınlar ondan sonra. Ondan sonra uğraşmayalım gene mahkemelerle. Evet, bu arada arkadaşlar neyi fark ettim? Yukarıda 4 tane daha konu varmış. Ben onları geçen haftanın konusu sanmışım. Aslında 16 değil 20 konuymuş. Ve aslında tek zarla 20'lik meteyle halledecekmişiz işi. Şimdi tek zara döndük artık. Kim atsa bir tane de ben atayım ya. Atayım mı? At hadi. Tuttum. 17. Kaç? 17. Tersten oku. Baptist. Baptist. Doğum kontrolü yasak olması. Biliyor musunuz onu? Şimdi Baptist diye bir şey var. Ne deniyordu ona ya? Mezhep kelimesi beynimden gitti ya. Demek ki yavaş yavaş yaşlanıyorum abi. Bilmiyorum size de oluyor mu? Böyle çok normal bilinen bir kelime beyninden gidiyor. Bana oluyor ya. Oğlum senin beyninden de gidecek zaten. Justin neydi? Justin, Selena, başka at. Tersten okuyunca bilmem kaç oluyor. Şaka şaka arkadaşlar. Şovun bir parçası. Ben de öyle diye. Şakadan kavga ediyoruz yani. Şimdi Baptist Hristiyanlık mezheplerinden bir tanesi. Çok ilginç. Bu adamlarda şey yasak. Doğum kontrolü tamamen yasak. 10 tane falan çocuğu oluyor bir tanesi. Ya aslında şu anda İslam'da da öyle olduğu konuşuluyor. İşte Uzun Reis şey dedi ya. Şimdi Müslüman aileye doğum kontrolüymüş, şu an bunlarla uğraşmaz vesaire gibi bir şey dedi. Hı hı. Ya vatan hainliği falan dedi. Vatan ihanettir falan dedi ya. Bunlar da... Konservatif lobisi. Şimdi onu bilmiyorum. Hani bizde zaten hep dışarıdan alınır ya. Ben ciddi ciddi herhangi bir ayet veya hadis var mı bilmiyorum abi. Var mı? Sanmıyorum. Ben hiç bilmiyorum. Bu dönemde var mıydı? Daha ilginç bir şey söyleyeyim mi sana? Oha diyeceksin. Eski ahitte aslında kürtajla ilgili bazı yazılar var. Kürtaj yöntemi falan. Nasıl? Mesela kürtaj cezası var. Bir de kürtajla ilgili kürtajın yöntemini ne anlatan böyle bir bölüm var. Karnına yumruk at falan gibi şeyler. Ve kürtaj ve doğum kontrolü günahtır, bunu yapmayın diye hiçbir şekilde
Böyle bir ifade yok. Ben bir kere ayetlerde zaten kesinlikle yok. Hadislerde de olduğunu hiç sanmıyorum. Hiç görmedim hiç rastlamadım. Yani. Hiç. Doğum kontrolü yasaktır veya şey değildir. Uygunsuzdur. Artı kürtaj. Ve daha önce de söyleyeyim. Belki şunu diyebilirler. O zamanlar kürtaj vardı. Vardı. Kürtajın çok ilkel yöntemleri vardı. Doğum kontrolünün de aynı şekilde çok ilkel yöntemleri vardı. Bunlar, bu konsept biliniyordu. Ve buna karşı hiçbir ayet, hadis, ifade ben bilmiyorum. Teşvik ayet zaten eden yok. Ya da yasaklayan herhangi bir şey ben... Bu çok önemli bir şey aslında arkadaşlar. Şimdi önce oradan girelim isterseniz. İnsanlar bu kadar çıldırıyorlar ya. İşte insan hayatı çok önemli. Çok büyük ihtimal şey diyecekler. Ayete gerek yok. Biz insan hayatını sevdiğimiz. Hayır değil. Ondan değil. Çünkü siz birkaç hafta önce konuşmuştuk ya. Mesela diyorlar. Az önce bana da birisi mesaj attı. Gene hiç biz sanki bunları açıklamamışız gibi sorup duruyorlar. Gene ensesten girmiş. Demiş ki işte gene işte ateistler ensestin neden kötü olduğunu bilimsel olarak açıklayamazlar falan filan. Tamam, ondan bahsettik zaten. Tekrar üçüncü kez aynı şeyi yapmayalım. Bahsetmeyelim. Demek ki en azından bunu diyen adamlar, ahlakı mantıktan değil yukarıdan aldığını iddia eden adamlar şimdi gelmişler. Yukarıdan söylenmeyen bir şeyi mantıklarını kullanarak ahlaklarını eklediklerini söylemiş. Hayır, bu doğru değil arkadaşım. Doğru olan şu. Sana özellikle doğum kontrolünün ve kürtajın günah olduğunu söylüyorlar, empoze ediyorlar. Neden? Düşün bakalım. Sizce? Çünkü şu anda arkadaşlar bu adamların en büyük silahı hızlı üremek. Tek sebep bu. Hiçbir şekilde ben bilmiyorum. Hele ki İslam'da. Belki Hristiyanlıkta bizim görmediğimiz bir yerde vardır, onu bilemem. Hele ki İslam'da. Ben hiçbir şekilde bilmiyorum doğum kontrolü lanetlensin, kürtaj lanetlensin. Hiçbir şekilde bilmiyorum. O konulardan hiç bahsetmiyor. Bu tamamen menfaatten kaynaklanan. Çünkü şu anda size çok net kesin bir şey söyleyeyim. Herkes aynı hızda üreseydi din şu anda erir. Net din erir. Neden bu kadar eminim? Çünkü gerçek hayatta hani o bazı videolarda falan şey yapıyorlar ya, ateist paramparça oldu. Ateist yok oldu. Daha yeni bana mesaj geldi. Ondan sonra niye blokladı diye kızdı eleman. Bir tane böyle adam gelmiş, tip böyle Mehmet oyunda direkt. Adama şey de diyorum, adamı blokladım da tipinden dolayı blokladım seni de diyemiyorum şimdi. Böyle gene 13-14 yaşında mı? Bir de bizde gerçekten çoluk çocuk gibi gözüküyorlar yani. Öyle 14-15 yaşında bildiğin çoluk çocuk gibi gözüküyor yani. Aynen. Şey demiş böyle. Bilmem kim hoca, gene böyle felsefeci hocalardan bir tanesi. Gene işte taslamandan bahsetmiş. Bir iki isimden daha bahsetmiş. Bunlar demiş en azılı ateistleri bile yola getiriyorlar falan demiş. Azılı ateist ne demek? Azılı ateist. Bir de ciddi mesela azılı ateist ne demek? Mesela çok böyle ateizm konusunda bilgi sahibi olup da çok böyle insanı, çok fazla insanı dinden çıkartan kişiye mi azılı ateist deniyor? Eğer öyleyse benden daha azılı ateist lütfen gösterebilir misiniz Türkiye'de? Biraz kendi kendime hedef göstermiş gibi olmayayım ama. Oldum bile ama. Yani eğer böyleyse gösterebilir misiniz bir tane? Aslında uzun reis bence... Şeyi diyorum bak. Seninle yarışır o konuda mı? Şeyi diyorum tekrar bak söylüyorum. İnsanları dinden... söyledikleriyle insanları ikna edip insanları dinden çıkartan. Keşke olsa. Nereden buluyorlar bu en azılı ateist? Bence bu ne biliyor musun? En azılı ateist dedikleri. Bu işte şey, çok böyle aktif olup da böyle yürüyüşlere katılan. Ondan sonra bir iki böyle ezber kelime kullanan, felsefi böyle ezberden kelime kullanan. Ondan sonra işte tabii çok büyük ihtimalle böyle hani ateistin dibine vurmuş artık. İçki içiyor. Uyuşturucu falan. Doğum kontrolü yapıyor. Yok artık o kadar. Daha neler. Ondan sonra şey gibi böyle hani ayaklı Tumblr gibi olmuş böyle. 80 tane cinsiyeti falan var böyle. Ayaklı Tumblr olmuş böyle. Hani herhalde azılı ateist deyince ondan bahsediyor. Zaten şey diyor ya hani ateistler öyle bir laf var ya. Ateistler ahlaklı olsaydı yeni doğan bebekleri cami avlusuna bırakmazlardı. Diskonun önüne bırakırlardı. Öyle sana hani ateist olunca bir insan hani ne kadar ateistsen o kadar diskoya. Lan disko ne lan? Disko mu kaldı? Disko mu kaldı lan? Diskotek hattı. Sen Allah bir şeyi de sanıyorsun. Yani tecavüz coşkunu falan hala daha şey yapıyor sanıyorsundur. Aktif olarak oyunculuk yapıyor sanıyorsundur. Tabii biz o müzikle... Bir kere gerçek sanıyorsundur zaten de. Onu da geçtim. Tecavüz coşkunu. Onlar da çok delikanlıydılar ha. Ben şeyi hatırlıyorum. Bir film var. Abi Gangbang filmi. Onu seyretmek lazım ya. Şey mi bu? Gelin kahveye girip yol soruyor. Yok o değil. O komedi ya. Şey diyorsun. Arabesk senin dediğin. Bu ciddi film. Komedi değil. Emrah var. Emrah varsa zaten. Emrah var. Emrah'ın bacısı var. Emrah'ın dul anası var artık. Ve kötü adamlarda da Nuri Alço
artı tecavüz coşkun. İkisi birden var. Abi direkt bari birini karşıda söylermiş. Yok güçsüz abi, olmuş. Avengers Age of Ultron. Çok fena. X-Men vs. işte o Magneto'nun şeyi var ya. Brotherhood of Evil Mutants. X-Men vs. Brotherhood falan. Direkt öyle olmuş yani. O çok efsane bir filmdi. Herhalde Emrah, Nuri Alço ve Tecavüz Coşkun yazarsanız YouTube'da çıkar diye tahmin ediyorum. Ama onların bile ne kadar insaflı olduğunu fark ettim. Bak düşünecek olursanız en ünlü iki tane kötü adamı yani. Hı hı. Yeşilçam'ın. Tecavüzcü Coşkun'la Nuri Alço. Ve orada yaptıkları sadece Nuri Alço annesini işte ilaç atıyor falan. Hı hı. Annesi dul. Annesine ilaç atıyor falan. Tecavüzcü Coşkun'un yanına da kız kardeşini bırakıyor abi şey. Hı hı. Emrah. Ben dedim ki tamam bitti abi kız kardeş. Bunu paramparça edecek şimdi. Ana bir baktım Tecavüzcü Coşkun kötü davranıyor kıza. Böyle yeri siliyor falan. Şurayı silmemişsin ya falan diyor. Bu bağırıyor falan böyle. Kötü davranıyor ama tecavüz etmedi kıza. Underage helal olduğu olsun. İçin. Böyle 14 yaşında falandı. 13 yaşında mıydı? 12 yaşında. 13 yaşında falandı yani. O öyle gösteriyordu. Underage olduğu için. Lan adamlar gerçek hayattaki, bizim gerçek hayattaki kötü adamın yanında bildiğim melek lan. Tabii canım. O kadarını hayal edememişler yani. Yani bir insan bu kadar. Falan hayal edememiş. Yani bu insanların böyle 45 tane oğlan çocuğuna tecavüz edeceği, bebeklere tecavüz edeceğini, bir insan daha ne kadar aşağılık olabilir? Ya belki şunu diyebilir bazı insan, işte bebeğe de tecavüz ediyorsa artık o kötülük değildir, hastalıktır falan. Ya benim için hiç fark etmez. Ya bana ait yani sonuç. Benim için ben o adamı nefret etmek falan değil, ben o adamı yok ederim, bitti. O adam yok olur yani. Benim yönettiğim ülkede bu hareketi yapan adam, yani siz tartışın o ayrı mesele. Bu adam kötü mü, değil mi, hasta mı, deli mi? Onu siz tartışın. O adam yok olur ama. Yani. Geriye sadece organları kalır. Ne diyorduk ki? Ya bu insanlar bak yani en böyle şey azılı Yeşilçam kötüleri bile melek gibi kalıyor bunların yanında. Aynen. Yani bazı tabuları geçemiyorlar yani. Ben hiç hatırlamıyorum. Çocuğa tecavüz sahnesi olsun. Yani benim de bildiğim kadarıyla. Hele ki böyle bir sürü böyle 40 tane erkek çocuğuna tecavüz sahnesi. Ben çektiğim zaman ben bunlardan da bahsederim yani. Gerçek hayatta yaşanan şeyler. Gerçek hayatta ne yaşanıyorsa ondan bahsedelim yani. İnsanlar herhalde seyredemez ama. Belki o zaman bu kadar yaşanmıyordu. Yaşanıyorsa da çok tek tüklü. İşte diyorum ya adamlar hani onu düşünememiş bile yani. Ya beni şey çok rahatsız ediyor. Mesela bu tecavüz ve işte çocuk istismarı vesaire bunlar dillendikçe, konuşuldukça inanılmaz bir şekilde artıyor. Yani hani insanların utanması ya tepki göstermesi gerekirken, hani bu konunun bitmesi, tükenmesi gerekirken bu olayların daha çok şiddetli O çocuklar da o kıyafetle o vakfa değil gitmeseymiş. Değil mi? O saatte ne işe yaramış? Onların o saatte o vakıfta erkek başlarına ne işi varmış? Oğlan başlarına. Ya. Sen öyle yüzünü, kolunu gösterirsen, kolunu, yüzünü, kulağını açarsan öyle orospular gibi tecavüzde hak edersin. Benim başta olduğum şeyde yönetimde arkadaşlar bunu söyleyen böyle dul teyzeler, dul kadınların hepsini böyle isimlerini, yüzlerini, adreslerini söyleyeceğim. Biraz da onlar hak etsin. Ceza mı ödül mü? Bilemem. Orasını seyirciye bırakıyoruz. Veya evet ödül de olabilir değil mi onlar? O zaman erkeklere. Evet. Diyeceğim ki bu arkadaş şunu iddia ediyor. Eğer haklı bir sebebin varsa tecavüze uğramayı hak ediyorsun. Haklı bir sebebin varsa tecavüz haktır diyor. Sebeplerinde şu gösteriyor. Çok erotik giyinmek falan. Eğer siz bu arkadaşın kıyafetini çok erotik bulursanız mesela olabilir. Ben burundan tahrik oluyorum. Tabii hocam bıyıktan tahrik olan adam vardır. Evet. Bıyıktan tahrik olan çok insan var. Elindeki tesbih, o nasıl tesbih salla işte öyle gel buraya deyip belki. Yani olabilir. Yalıyorsun değil mi Mehmet? Tesbih. Kimin tahrik olduğu anlaşıldı. Ha konudan saptık ya. Baptist dediğimiz olay tamamen şeye karşı. Mezhep. Doğum kontrolüne karşı. Karşı. Ve bu insanlar çok hızlı bir şekilde yürüyor. Çok ilginç. Bir böcek gibi. Çok ilginç ya. Ve tabii bizde mesela şu ilginç yanı da şu. Mesela bizde 10 kardeş ne demek? 10 kardeş demek böyle dilenci. Hı hı. Değil mi? Dilenci, hırsız, kapkaççı. Zibiti. Ondan sonra flütçü. Kızıcı. Bu demek yani. Bu adamlarda 10 kardeş oluyor ama iyi kötü bir yerlere giriyorlar yani. Çok ilginç. Enteres. Aslında şeyler de öyle biraz ya. Yani Yahudilerde de mesela ben çok kardeş, en azından eskiden öyleymiş anladığım kadarıyla. Onlar da çok çocuk doğururlarmış. Ama hepsi iyi yerlere geliyor. Hepsi mutlaka çok iyi yerlere geliyor. Hepsi çok disiplinli bir şekilde çalışıyorlardır abi kesinlikle. Biz yeni ülke kurarsak. Bir de böyle evet ben başa geldiğim zaman ne kadar böyle entelektüel, ne kadar böyle laik kafası çalışan, eğitim düzeyi yüksek insan varsa onlara çok çocuk yaptıracağım. Diyeceğim ki en az 3 çocuk. Ondan sonra ben diyeceğim artık. En az 3 çocuk. Ama siz,
Siz değil. Onu nasıl yapacağım? Herhalde şey yaparım. Ne bileyim böyle üniversite mezunu olanlara çocuk yardımı. Çocuk sahibi olduğu zaman para yardımı yapacağım, anladın mı? Herkese değil, üniversite mezunu olanlara. Diğerleri kendi çabalarıyla çocuk yapmak istiyorlarsa hangi yapsınlar. Hangi üniversite o da var? Yani şey falan yok. Hamdullah bilmem ne, bilmem İzmir, ne değil. İzmir olacağı için İzmir Üniversitesi. Veya mesela başka yerden uluslararası geçerliliği olan belki. Evet, evet. Anladın mı? Şeyde de öyle ya. Bazı üniversiteleri adamdan saymıyorlar. Evet, evet. Bunda da o olacak tabii yani. Bazı üniversiteler adamdan sayılmamalı zaten. Evet. Merdiven altı üniversiteleri var. Yani. Şey nasıl Okan Üniversitesi? Bilmiyorum. Gene tak. Okan. Abi çok süper bir isim var ya adamların. Nasıl onlar, iyi mi? Yüksek lisans Efe'cim. Aaa falan gibi. Okan Üniversitesi. Kapalı alanda sigara içmemek yasak değil mi? Herkes şey böyle, herkes şarkıcı manken falan. Tüm öğrenciler. Şey, kadınlar frikik veren, göğüs dekolteli aptal manken. Erkekler de şey böyle, yandaş filozof. Efe abi Okan Üniversitesi öyle değil, biliyorum abi öyle olmadı. Daha önceden mesaj geldi, konuştuk bu muhabbetleri yaptık yani. Zaratayım mı bir tane mi? Dur bakayım, baptist dedik. Tamam bu kadar ya. Yani o şeyden de bahsettik işte. Adamların tamamen kendi stratejilerinden dolayı bu işte... Tabii ya, kalabalık olmak işlerine gidiyor işte. Hem potansiyel oy hem şeye, güç olarak. Doğum kontrolüne karşı böyle doğum kontrolünün lanetlemeleri ve aynı zamanda kürtajı lanetlemeleri. Neyse. Arada böyle kalıyorum, kilitleniyorum ama oraları kesiyorum, merak etme. Üzülme yani. Tamam. Üzülmüyorum şu an. Tamam. Az önce ağlıyordu. Şimdi. Mesela gene dinle alakası olmayan bir şey söyleyeceğim. Ve adamların stratejik olarak kullandığı bir şey söyleyeceğim. Adamların ateistlere düşman olması. Evet. Neden? Çünkü... Kur'an'da öyle bir ayet yok. Ateist diye bir şey geçmiyor Kur'an'da. Ateist konseptini bilmiyorlar abi çünkü. Nasıl inanmayabilirsin ki? Gibi bir durum var. Bütün, herkesin mutlaka bir şey. Abi bütün lanetlemeler başka dinlere inanan, başka tanrılara tapan. Saymış. Spesifik olarak saymış. Şu. Hristiyan, Yahudi de var onların içinde. Hatta şöyle bir ayet var. Allah onların belasını versin diye ayet var. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Abi düşünsene ayet, sen kendi kendin için Allah onların belasını versin diyorsun. Evet. Ama şu anda tam tersi değil mi? Adamlar birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Hı-hı. Sen herhangi bir böyle ağır muhafazakar birine sorsan Hristiyan saygın var der. Tabii tabii. Hristiyan saygın var der, ateistten nefret eder. Bu da gene aynı sebep arkadaşlar. Çünkü Hristiyanla Müslümanlar mesela veya Yahudiler, bunların kendi bölgeleri var. Kimse diğerinin bölgesine karışmıyor. Diyor ki bu adam, buradaki adamlar benim. Buradaki adamı ben kontrol ederim. Oradakileri sen kontrol edin. Ama işte ateist bunların veya dinsiz bunların bu kontrol oyununu bozuyor. Kontrolünü bozuyor. Yani çomak sokuyor işlerini. O yüzden bu kadar nefret. Aslında din, hiçbir din temeli yok. Ateist nefretinin hiçbir din temeli yok yani. Tamamen olay bu. Sebebi bu yani. Neyse. Evet, atalım zar. Çok hoşuna gitti zar atmak abi. Aynen. Kaç? Zar atmak çok zevkli. 11. Zarı bekliyordu 11. Atayım diye. Bitirsin şu konuşmayı. Tersten oku yine 11. Evet, sen şeyi bitirdin bu arada. Değil mi? Hakkını bitirdin. Tersten okuma hakkını bitirdin. Diyorduk ya. Şey, her kaldı. Podcast bir espri. At ismi kaldı sanırım. Onu biriktiriyor şimdi. Aynen. Evet, at ismi kaldı. 2-3 podcast'leri yapmıyorum. Yalnız bunu konuşmuşuz. Konuşmuşuz. İzmir'in başkanı olsan. O zaman bir daha konuşalım. Onu da yaptın. O da bitti. Saat 5'e giriyoruk da kullanacak mısın? O yok, bu o yazlık. At bir tane sen. At Mete, at. Tut abi sen, ben şey atayım. Uzaktan atayım. 4. 4. Aha, birisi arıyor, baba arıyor. Abi çok yanlış bir zamanda arıyorsun. Bir saniye durduralım. Tamam. Evet, telefon konuşmamızı yaptık. Bu esnada da 4 neymiş ona baktık. 4. Eşine tecavüz. Konular hep bugün şey böyle. Taciz, tecavüz. Şimdi şeyi hatırlıyor musun? Ben neden ayetlerde tecavüzle ilgili bir ayet yok, ayetlerin arasında tecavüzle ilgili bir ayet yok demiştim. Buna cevap olarak sanırım... Bir ayet mi çıktı? Sözler Köşkü'ndeki arkadaşla konuşmuştum bunu. Yani ben hep söylüyorum da sorduğum bu arkadaştı. O da zina... Aynen, devleci. Yeni gelmiş fetva. Zina ile ilgili ayetlerin olduğunu söyledi. Ve tecavüz de zinaya dahil olduğu için tecavüze ayrıyeten gerek söylemeye gerek olmadığını söylemişti. Hatta bayağı ateşli bir şekilde söylemişti. Tabii ki aynı şey ikisi demişti. Ben demiştim yani tecavüz zinaya dahil mi? Tabii ki dahil falan demişti. Tamam dedim ben de. Şimdi bu teorik, o zaman bunu söylememiştim çünkü o teorik bir olay. Örnek göster diyebilirlerdi. Şimdi bunun örneği yaşandı. Zina olmayıp tecavüz olabilir mi sence Mert? Zina olmayıp tecavüz... Yani zinaya girmeyen tecavüze giren. Olamaz herhalde. Olmaması gerekir. Hayır, öyle bir
olay olabilir mi yani? Sen söyle. Eşine tecavüz edince oluyor. Aynen. Ya da böyle bir tane küçük kızla evlendin. Aynen. İmam nikahıyla. Ki bu şu anki var yani her köyde. Hı-hı. Her köyde değil de yani. Bizim mahallede köy. Bizim köy. Bizim mahallede. Şimdi köyde bir var. İki örnek söyleyeceğim. Öyle yapıp tecavüz. Sizin mahalledeki köyde mi? Sana mesaj atacaklar değil mi? Bizim oradaki köyde yok. Faşist Mete. Şimdi böyle bir olay olmuş. Olay şu. Karı koca, tamam mı? Araları iyi değil. Kavgalılar ve ayrılma sürecindeler. Tamam mı? Ama evliler. Adam şöyle diyor. Yani barışalım diye çağırıyor. Konuşuyorlar. Adam o sırada tecavüz ediyor kadına. Çomarlık tam ya. Tam çomarlık. Ve bu zina değil şu anda. Buna, evet, bu zina. Buna zina diyemezsiniz. Bu çünkü evliler. Hiçbir şekilde belki hani yoğurup evirip çevirip yok bu da zina. Hayır değil. Zinaya girmezler. Evliler. İmam nikahı kıydıklarını varsayalım. Hı hı. İmam nikahı kıymış olsunlar. Aynen. Bu tecavüz değil, şey bu zina değildir. Peki şey de zina olmaz değil mi mesela? Hüllecinin mesela şey tecavüzü. Aynen. Hülleciyle mesela şey evleniyor. Hı hı. Onu biliyor musun o olayı? Hülle. Hülle ne abi? Onu soracak. Hülleci aslında şey. Çok eskiden olan bir olay. Yani sen boş ol boş ol boş ol dediğin zaman ve karını boşadığın zaman tekrardan geriye alamıyorsun. Başka biriyle evlenmesi gerekiyor. Ondan sonra başka birinden sana geçiyor. Kanun bu yani. O işte birini buluyorlar ona hülleci deniyor. Bunun tecavüzü olabilir. O da boş ol boş ol boş ol diyor sonra sana tekrar evleniyorsun. Peki şunu söyleyeyim. Bir tane daha örnek. Gittikçe örnekler biraz daha sertleşecek. Senin dediğin olay. Mesela bir hacı amcaya veriyorlar kızı. Hı hı. Ve kızın ailenin izni olursa 16 yaş galiba benim bildiğim. Ben de öyle hatırlıyorum. 16 ya da 17. Çokmuş ya. 16 yaş. Şöyle bir şey sürekli yaşanıyor mu? Zorla 50 yaşında, 60 yaşındaki hacı amcaya veriyorlar kızı. 16 yaşındaki kızı. Hı. Sonra bu da tecavüz ediyor buna. Bu sürekli yaşanan bir olay mı? Evet. Peki bu dinen yani caiz mi? Evet caiz. Evet caiz. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Aslında cariyene. Cariyene. Bu en büyüğü. Bunlara bak şimdiye kadar konuştuklarımız belki tartışılabilir. Belki tartışılabilir. Çünkü ben hani bununla ilgili ayet yok ama işte İslam hukukunda şöyle var, böyle var, bu vardı, şu vardı denebilir belki. Tamam buna karşı bir argüman oluşturulabilir. Ama şu buna karşı argüman da oluşturamazsın. Çünkü bunun uygulaması direkt belli. Cariye. Senin cariyen var. Sen cariyenle ilişkiye girmek istediğin zaman cariyen sana hayır diyemez. Diyemez. Bitti. Bu kanundur. Uygulaması da böyledir. Buna karşı da hiçbir kanun bana gösteremezsiniz adamların kullandığı. Yani senin cariyen varsa sen cariyene çok rahat tecavüz edebilirsin. Neyse ki medeni hukuk var. Ama işte o da aslında yeterli kalmıyor ki. Bu tarz durumlarda bilmiyorum. Yani işte eşine tecavüz eden adam şey yaptı mı? Medeni hukuk yüzünden bir günde abaza kaldı. Yargılanıp tutuklandı mı adam mesela? Eşine tecavüz eden adam. Tutuklanmış galiba ya. Aa, tam bilmiyorum ama ne ol çok büyük ihtimalle barıştırırlar. Ya çok büyük bir şey yani. Bir şey söyleyeyim. Çok onursuz da bir hareket aslında erkek içinde. Yani zaten tecavüz etmenin herhangi bir meşru tarafı olamaz da. Şey olarak yani çok iğrenç bir hareket bence. Abi bak. Belki herif çomarlı şey de düşünmüştür. Bu. Hani filmlerde oluyor çok. Ateşli tartışmalarının sonunda bir anda öpüşmeye başlıyorlar falan. Belki öyle onların şey umarak abi, yaptı gerizekalı. Abi ben şey ya ıssız adam işte. Ha aynen. Issız adam. Aynen. Ondan sonra o ne güzel bana. Ya her filmde diye. Aslında biz dikkat etmeden görürüz. Mesela en yakın örneğini şeyden verebilirim. Amme isimden verebilirim. Evet. Cem Yılmaz'ın oradaki rolü tam bir çomar. Tam çomar. Hani küçük veriyorlar böyle millet izliyor. Aa diyor ben de sikerim böyle abi ne oluyor işte. O eleman Karadenizli değil miydi ya orada? Evet. Yalnız dikkat etsen hiçbir Karadeniz çıkıp da bizi nasıl gösterdiler falan demedi. İzlememişler. Diyemez ya. O işte Cem Yılmaz falan diye bakmıştır muhtemelen. Neyse. Daha fazla konuşmuyorum. Ama ilginç. Yani sonuç itibariyle yani. Olay İlginç bu. Değil de üzücü. Gördüğünüz gibi her tecavüz zinaya girmiyor. Aynen. Ona başka bir kulp bulmanız lazım. Serkan Paktaş'a yazayım ben. Eğer gerçekten oydu değil mi o? Evet evet. O demişti. Oydu şey. Eğer gerçekten bunun uygulaması varsa bile yani eşine tecavüz suç kabul ediliyorsa bile şeriatta bunun herhangi bir ayette yazmadığını ben biliyorum. Hani diyorlar ya biz ayette yazmazsa bizim için şey değildir. Veya biz ayette yazdığı için buna kötü olduğunu düşünüyoruz. Ayette yazmıyor. Çok saçma bir şey değil mi o sürekli ensesti kullanmaları? Yani bu şey değil mi? İşte o herhangi bir dayanağınız olmadığı halde
neden o zaman buna kötü diyorsunuz eğer yüce yaratıcı söylemediyse? Bu şey değil mi? Ben kendi beynimi kullanmıyorum. Bana gelen emirler doğrusunda hareket ediyor. Ben kendi mantığımı da kullanmıyorum. Ya şimdi garip tarafı şu ki mesela. Bu aslında övülen bir şey biliyor musun? Tabii tabii şey değil mi? Biat etmek işte itaatkarlık falan. Bu övülen bir şey arkadaşlar. Ben şeyi hiç anlayamıyorum. Bir, yani hayatının önemli bir bölümünü ateist olarak geçiren bir adamın işte ateistlere işte siz niye ensest yapmıyorsunuz diye demesi. Ben buna tanık oldum. Hani isim vermeyeyim de. Birisi ona öyle demiş. O da ateistlikten abi, çıkmış mı? Yani anlamıyorum. Sen ateist olduğun dönemde şey mi yani annene babana teyzene mi halleniyordun abi? Yani sen de ateist oldun. Bu işin bu şekilde yürümediğini biliyorsun. Bu senin birebir yani. Tanıdığın arkadaşın yoksa internetten birisi mi? He yani işte ikisinin ortalaması bir şey. İnternetten. Dur pause yapalım söyle bana. Ben onu kaydettim. Direkt tahmin ettiğim kişiyi söyle. Evet, evet. O abi çok sıkıntılı bir arkadaş. Sıkıntılı biraz evet. Ben ateist olsam intihar ederdim yaşamazdım. Yaşamın anlamı yok diyen. Yani. Bir de şöyle bir şey görmüştüm. Benim buna ihtiyacım var. İnanmaya ihtiyacım var. Yaşama devam etmek için gibi bir şey diyordu. Yani o birazdan ihtiyaçtan inanmaya geçmiş. Başlamış. O işte ne kadar sağlam bir inanç o da yani. Bence o ciddi peki ateist miymiş yani? Çünkü öyleymiş. Ateist olmak ayrı bir şey. Bir de dinleri hiç umursamamak ayrı bir şey. Hani din bize gelmedi. Dini hiç umursamadım. Çünkü ben mesela gençken öyleydim açıkçası. Gençken bir noktaya kadar din konusunda ne bileyim din derslerine falan bayağı iyiydim. Hı-hı. Klasik böyle Yaşar Nuri Hoca Müslümanıydı. İşte içiniz iyi olsun önemli olan falan. Buradayım ama ne oluyordu? Sıkıştığım zaman dua ediyordum falan. Aynen. Anladın mı? Sıkışınca dua ediyordum. Hani bu şey düşen uçakta ateist olmaz kafasıyla. İnsanlar onu düşünüyor. Yani dinle hiç ilgilenmemiş insanları ateist olarak algılıyorlar, gösteriyorlar yani. Ya insan kendini ateist olarak tanımlıyorsa ateisttir. O ayrı da hani evet, böyle yumuşak bir inancı olan insanlar abi, ateist demek çok. O arkadaşı ben biliyorum. Ciddi ateistmiş ve sonra dine dönmüş ha. Hı. Oha. Gerçi o kendi yaptıklarına göre gene cehenneme gidecek. Evet. Para falan almış olamaz mı böyle dincilerden? Sen, bak sen şimdi ateistsin ne güzel. Öyle bir şey yok değil. Yalnız ben ne köşeye dönerim ha. Direkt TRT. Direkt TRT. İrfan Hoca olarak. Hatta bıyığı da takarsın. Hayır imana. Uzatırsın direkt abi o gerçek. İmana mi? Geldim desem direkt TRT. Hakikaten ya. İmana gelen ateist abi. Ve bütün şeyleri falan, argümanları o hani yaratıcı argümanları demiştim ya. Hı hı. Şeyleri de biliyorum. Mucizeler falan. Şeyden sonra çok çok daha iyi öğrendim ya. Ateist oldu yani dinden çıktıktan sonra onları çok daha iyi öğrendim. O zamanlarda bir iki tane işte şey yapıyorduk. Çevirip söylüyorduk. Bir tane diyorduk ki işte bu güneşin neydi galaksi merkezi etrafında döndüğünü ayetlerde önceden nasıl bilmiş falan diyorduk tamam mı? Onda niye diyordum biliyor musun? Biz güneş ve ayı güneş ve ay bizim ona verdiğimiz yolda ilerler diyor. Tamam mı? Bunu düşündüm. Lan dedim güneşin verdiğimiz yolda ilerlemesi yani galaksi merkezinin etrafında ilerlemesi. Bunu nasıl bilebilir lan? Böyle kalmıştım. Ama işte dünyayı sen duruyor sanarsan evet o zaman öyle olur. Gökyüzüne baktığın zaman güneşin ilerlemesini görüyorsan bu kadar basitmiş abi. Geri dönüp baktığım zaman Allah kahretsin dedim. Allah kahretsin efendim. Kendi kendime bayağı bir hakaret ettim de yani zekamla ilgili hakaret ettim de onu şimdi söylemeyeyim. Ondan sonra şey diyecekler. Aa sen inananları bunu mu diyorsun? Hayır. Lafı çevirmeyin arkadaşlar. Evet. Eşlerimize tecavüz etmeyelim. Özet bu. Özet bu. Lütfen. Bütün bu podcast'ın özeti. İnsan olalım. Lütfen eşimize tecavüz etmeyelim. Bizim orada bir adam var. Eşine tecavüz etmedi. Şu an gayet mutlu. Bizim sen orada bir tane adam var. Hı. Eşine tecavüz etti ama şu an çok mutsuz. Mutsuz değil mi? Evet. Şey araba çarptı değil mi? Aynen. Kötü başına kötü bir iş geldi. Peki senin hiç mesela eşine tecavüz etmeyen tanıdığın var mı? Yok. Mahmut var değil mi? Aa Mahmut vardı bu, o şey. Şey işte bize sponsor olan. O da hiç mesela eşine tecavüz etmemiş. Bizim mahallede şey pardon adam... yanlış söyledim pardon. Eşine tecavüz eden birini tanımayacaktım. Bot kırdık. Bizim mahallede bir adam var. Bekar. O yüzden eşi olmadığı için eşine hiç. Tecavüz edemiyor istese de. Evet. O zaman o evli olmayan biri ve başkasına rahatça şey yapabiliyor. Sinan mı? Karışmıyor yani. O mesela onu yapsaydı bunu tartışmazdık. Evinde oturuyor genelde o ya. Oturuyor evinde. Mahallede bir adam var evinde oturuyor. Konularla hiçbir alakası yok. Kaç kere tecavüz etmiş peki? Bilmiyorum. Valla 5-6 falan yapmıştır. Ya onu söylüyordum ya gerçekten tecavüz olayı şeydekiler gibi değil. Filmlerdeki gibi değil yani. Hollywood filmlerinde falan da gösteriyorlar. Filmlerinde estetik gösteriyorlar bir de. Hatta şey falan dediler bu Irreversible'da tecavüz sahnesi çok gerçekçi falan. O bile o kadar değil aslında yani. Düşün ya tecavüz çok zor bir şey yani. Baya bir yumruklaman lazım. Aynen. Baya bir şey yapman lazım. Sağını solunu morartman lazım. Baya dövmen lazım yani. Kolay bir şey değil. Sen hani fiziksel olarak güçlü olsan da kolay bir şey değil. Çok zor. İğrenç bir şey işte. Özetle iğrenç bir şey. Hı hı. Şimdi merak ettim ha. Coşkun'a soralım.
Efe Aydal, Coşkun gerçekten tecavüz etmiyor. Bunu biliyor olman lazımdı. Atıyorum, atıyorum. 6. 9 neydi? Söyle hadi söyle. 6 tersi mi yani? Hayır. 9 neydi? Ha, bu 9 mu? Evet. Nasıl anlıyorsun bunu? Bunu söyledik bile, geçtik. Noktasından lan. Hı. 8. Tersten oku, sonsuz işaret. Pardon, tersten. Uzun reizin. Yandan okuma esprisi yapmadım, ondan diyorum abi. Abi yandan okuma esprisi yap. Onda mı yapmak yasaktı? Sana espri yasak. Adam açıklardan faydalanıyor ya. Hukukun açıklarından faydalanıyor. Sen diyor tersten oku dem yasakladın. Tersten okumayı yasakladın. Tersten okuyunca Allah yok demekmiş. Mesela telefonu ilk açtığın zaman ne dersin? Alo. Alo'nun neyin kısaltması olduğunu biliyor musun? Alexander Lolita orasını hatırlamıyorum. Hayır, değil. Değil mi? Allah lazım olmaz. Vay, ateistler var. Allah. Bir dakika, bir dakika. Allah lazım olur da olabilir. Allah lazım olmaz. Hayır. Alexander Graham Bell biliyorsun. Büyük bir İslam düşmanı bir arkadaştı. Bundan sonra lütfen arkadaşlar. Alo demiyoruz. Onun yerine Allah lazım olur anlamında alo diyoruz. Alo. Alo diyoruz bundan alo. Sonra. Bundan sonra alo, alo diyoruz. Uzun reisin özür dilemesi. Hı. Uzun reis nereden özür dilemişti ya? Rusya'dan mıydı? Rusya'dan özür diledi. İsrail içinde şey dedi işte. Bana mı sordunuz lan giderken? Dedi. İsrail'e mi dedi onu? Yok, şey. Mavi Marmara'da gidenler için. Ne demiş abi onu? Anlatsana. Şey, yani İsrail'le ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuşurken Mavi Marmara işte olayını zaten tekrar hatırlatmaya gerek yok herhalde. Herkes şey yapmış diyorlar, doğru mu? Şu dökülen Coca-Cola'ları alıp şişeleri geri koymuş. Aşağı yukarı onu yapmış aslında. Değil mi? Öyle bir şey yapmış. Ona benzer bir şey tabii. Demiş giderken bana mı sordunuz? Yardıma giderken Gazze'ye. Biz zaten yardım ediyorduk. Niye öyle bir şey yaptınız ki falan gibi şeyler. Harbi demiş mi bunu ya? Ciddi ciddi demiş. Dinledim yani. Troll değil yani. Yok değil. İlk başta ben Zaytung falan zannettim. Hani Zaytung'un öyle küçük politik tatlı hicivleri oluyor falan diye, ama değilmiş gerçekten demiş adam yani. Vay anasını. Adama Krav Maga yaptılar herhalde. Rusya'dan ne yapmış? Rusya'dan da... O da büyük ihtimalle sözlerim yanlış anlaşıldı falan. Galiba ya, bir yan çizmiş yani. Şey, mektup atmış Putin'e galiba. Mail mi atmış, mektup mu atmış? Böyle baş harfleriyle. Putin'in baş şey yapmış, harfleriyle. Akrostiş yapmış böyle. Hani bu adamların şey sıkıntısı var bir de ya. Hani muhafazakar kesimin abi kusura bakma içkiliydim deme şansı da yok. Evet. Neliydim demiş. Zemzemliydim. Kusura bakma hacı misini fazla sürmüşüm. Gül suyunu fazla kaçırmış. Gül suyunu fazla kaçırmış. Gül suyunu fazla kokladık falan. Başımız dönmüş o esnada, hatırlamıyorum. Ama tam ne için özür diledi? O düşen uçak için. Uçağın... Kusura bakma demiş ya. Direkt bunu demiş. Kusura bakma. KB yazmış değil mi? Kip bayliğini bitirmiş. KB yazmış. Putin de KİB yazmış. Selam diye bitirmiş ondan sonra. Çok ilginç. O şey geyiğini biliyor musun? Putin eşcinsellere kötü davranıyor. Putin eşcinselleri içeri atıyor. Yok. Bir anda gelmedi böyle bir şey. Bir anda abi biz böyle o Putin'e bak karizmatik lider falan diyorduk. Bir anda bir baktık işte Putin çok faşist, Putin diktatör, Putin ondan sonra işte eşcinselleri tutukluyor, eşcinselliği yasakladı. Lan dedik kötü adammış falan. Ya muhtemelen işte kara propaganda yapmak için yayılan bir şeydir. İşin ilginç ama imajınız... Rusça bilmiyoruz ya, Rusça bilmediğimiz için anlıyamıyoruz da yani. Hayır, gerçekten bir şey olup olmadığını da çok bilemiyoruz. Onu dedikten sonra adam bak kötüymüş falan dedik. Ondan sonra tamam biz bu adamı sevmeyelim dedik. Bence tamamen şey ya, Amerikan emperyalizmini çıkardığı bir şey. Olabilir. Ya ondan sonra bak şimdi herkese böyle bok atıyorlar ya. Hiçbir şey artık güvenemiyorum. Çin'den mesela ürün almayın diyorlar. Çünkü Çinler çocukları köle olarak çalıştırıyorlar. O şekilde alıyorlar. Her aldığınız Çin ürünü bir köle çocuk tarafından yapılmıştır. Bir işte çocuğu daha köle yapıyor falan. Ona da eyvallah dedik falan. Hepsine eyvallah. Tam Kuzey Kore'ye bir ton şey söylediler. Abi evet, hepsine yok, eyvallah. Futbol takımını astım bilmem ne falan. Acayip acayip. Şimdi geldiler Türkiye hakkında da işte doğru olmayan şeyler konuşmaya başladılar. Değil mi o şeyler? Hayır, onu geçtim. Geçen hafta anlattık onu. Tekrardan girmeyelim de. Ha? İşte hani bu operasyonları gösterip işte Erdoğan Kürtlere kötü davranıyor. Ve bu sadece şey değil. Bir iki haber değil. Komedi programlarına falan da çıktı bir sürü. Tabii tabii. Yani operasyon yapıldığı zaman, yani Kürtlere kötü davranılıyorsa o zaman doğuya gidip oradaki halka da kötü davranması lazım. Habur neydi? Megri neydi o zaman? Hayır, bir de gidip oradaki halka da kötü davranıyor olması lazım. Gidiyor oradaki halkın daha böyle şey yapıyor yani, yaranmaya çalışıyor. Artık onlara da mı şey veriyor? Meyve suyu. Meyve suyu. Devlet bize kafresen verdi. Hayır, bu şey gibi yani. İşi de operasyon yaptığın zaman
Müslümanları öldürüyor Amerika demek gibi bir şey yani. Veya işi de hapse atınca Müslümanları hapse atıyor Amerika demek gibi bir şey yani. Bunu da görünce lan diyorsun. Bir de mesela Putin'in o hareketiyle ilgili sadece şey değil, haber de değil. Bir sürü böyle skeçler çekildi. Putin aslında gizli gaymiş falan böyle. Komedi şeyleri yapıldı. Çizgi filmi yapıldı böyle, böyle şey YouTube'da. Evet. Aslında o gizli gay o yüzden işte kendi gayliğini saklamak için gaylere baskı yapıyor falan diye böyle komik şeyler yapıldı. Yani bir yerden bayağı da büyütüldü. Gidiyorlar. Yani bana çok şey gelmiyor açıkçası. Bilmiyorum. Bilmediğim için çok ilginç şey. Yani. Evet. Yani insan geri dönüp düşünüyor lan diyor. Bunlar da mı acaba iftira? Yani sorgulamaya çok açık bir, hatta şüpheli yaklaşılması gereken bir konu bence. Mesela şeyle ilgili de var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Onu çok araştırdım. Biz Şahin Kaya soralım ha onu. Şahin Kaya Rusya'da. Rusya'da. Harbi ona soralım. Rusçası da vardır. Var mı? Vardır var herhalde ya. O öğrenmiştir. Açıldır orada yani. Yani şeyi öğrenmiştir. Avroseks'i öğrenmiştir. Yani derdini anlatacak kadar biliyordur muhtemelen. Çok fazla derdi olan bir abi değil zaten. Değil, evet evet. Fazla bir derdi yok gerçekten. Yalnız Şahin Kaan'ın Kemalist olmasına rahatsız olan tipler olmuş abi. O inanılmaz bir şey. Böyle zaten bu adam işte pornocu, sapık bilmem ne falan. Pornocu sapık mı oluyormuş? Sapık. Sapık olmayan seks pornocu. Seks işçisi. Öyle denmiyor mu onlara? Ya aslında şimdi performans hiç işçisi. Yoktan pornocu duyarı kasmayalım ama ya onunki meslek abi, adam işini yapıyor. Yani. Adam ekmeğinde. Hayır, pornoculuk sapıksa küçük oğlanlara tecavüz eden ne? Ha, o şey, bademlemek diyorlar ona. Öyle diyorlar mı? Bademlemek mi? Bademlemek. Bir anda o şey şeytana uydu. Evet. O şeytana uydu. Nefsime yenik düştüm. Nefsine yenik düştü. Abi ben şey yapmıştım işte, benim bu fake hesabımdan bir arkadaşın gönderisine yorum yapan bir yobaza çatmıştım. Ama hiç hakaret kullanmadan, hiçbir şekilde küfür etmeden. Abi adam direkt bana küfür etmeye falan başladı. Ve işte bu geçen hafta falan oluyor işte. Abi adama özelden işte kendi normal hesabından yazdım. Hani beni tanımıyor, tartışmaya girmemiştim. İşte dedim ya kardeş bak dedim, o kadar Müslüman takılıyorsun vesaire falan. Ramazan ayındayız. Niye küfür ediyorsun? Ayıp değil mi? Hani işte günah değil mi vesaire falan. Ya kardeş kusura bakma, nefsime yenik düştüm. Direkt bu adam. Nefsime yenik düştüm. Bitti. O gene iyiymiş ya. Genelde şey oluyor çünkü. Biz onu söylediğimiz zaman yani... Abi sizde küfretmek yoktu, hani siz terbiyeliydiniz. Hmm. Bir de o var ya. Evet, yani evet. Bak bununla ilgili de ben Medium'da bir yazı yazmak istiyorum aslında yani. Sürekli dinsiz insanları bu ülkede, dinsiz insanları sürekli terbiyesizlik yapılıp üstüne bir de terbiyesiz denmesi. Aynen. Yani mesela adam sana ana avrat küfür ediyor, sen cevap verince sen terbiyesiz oluyorsun. Aa. Hayır, cevap vermene bile gerek yok. Cevap hocam, vermene bile gerek yok. Sen otomatikman, sen dinsiz olduğun için otomatikman sen terbiyesizsin. Aynen. Kafa bak, zaten bu. Ama gerçekten adamların kafası bu yani. Ben otomatikman doğru tanrıya taptığım için ben iyi adamım. Sen doğru tanrıya tapmadığın için sen otomatikman kötü adamsın. Ben sana ne yaparsam artık o benim hakkım. Yani şey olarak düşünüyorlar. Mesela bir adam böyle tecavüzcü, katil, her şey olsun, tamam mı? O adama artık hani şey... Alnı secdeliyse. Dayak, hayır. O adamı artık hani döve döve öldürseler artık kimsenin umurunda olmaz ya. Çünkü neden? Şunu düşünün. O adam zaten kötü adam. Evet. Bunlarda da o kafa var. Ha, senin yani... Dinsiz adam otomatikman kötü adam, ona ne yaparlarsa artık haktır kafası var yani. İnsan olmaktan çıkartıyorlar. İnsan olmayan her şeye de zaten her şeyi yapmak mübahtır gibi bir yaklaşım olduğu için. Bu arada ramen var abi, yiyeceksen. Ne akşama ramen. Ramen aldık. Ramen nedir? Ramen Japon yiyeceği. Japon yiyeceği. Ha olur, yerim. Ne güzel bir şey. Makarna sığır etili. Ha yerim o zaman. Değil mi, makarna gibi. Geldi. Ben de bir kere yemiştim, öyle hatırlıyorum. Karnım acıktı. Karın gurultuları umarım duymuyordur mikrofonu. Mert bizden geç yemiş, o yüzden bizimle birlikte yemedi. O yüzden onun yüzünden biz çok pizza yedik ve şişmanladık. Mutlu Allah, musun? Allah bir gece de. Hashtag thanks Obama. White lives matter. Ha abi, o neden çıktı? Hı? Hangisi? Black Lives Matter. Zenci vurdular değil mi? Zincir vurdular. Ha ondan değil mi? Tamam. Zenci ben tahmin etmiştim ondan çıktı. Çok enteresan. Bu olaylar sırasında yani problemin işte protestosu yapılırken keskin nişancılar polisi vurmuş. 7 tane ne polisi öldürmüş. Ha bu yeni abi, en son olay. Polis ölmedi mi? Zaten olayda polis ölmemiş. En son olaydan bahsediyorum. En son yani. Bir tane daha vurdular. O Black Lives Matter daha önceden çıkmıştı. Ben bir tane Facebook'ta yorum gördüm. Hatta bunu Twitter'da yapmışlar. Paylaşmışlar. Screenshot'ını alıp. İşte iyi ki öldürüldü o polis. Bir tane daha ırkçıdan kurtulduk falan diye çok gülmüştüm. Tam böyle buradaki kafası. Evet. HDP kafası Amerika'da da varmış yani. Abi çok ilginç. Gene aynı şekilde. Abi adamlarda hayvan gibi polis brutality var. Evet. Polisler inanılmaz vahşi ve bu tür toplu katliamlara da dur diyemiyorsun. Mesela o adam eline otomatik silah mı almış? Ne aldıysa eski şeymiş zaten. Eski askermiş bu polisleri vuran yani. Hı hı hı. Eski asker zenci.
Gidiyor protestolara tak 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 vuruyor abi. 5 tanesi ölmüş. 7 tanesi ne vurmuş? 5'i ölmüş abi. Bir de bu beşi haberler ölmüş. Artık Amerika'da her gün çıkmıyor mu? Evet. Ve evine bir gidiyorlar. Bak adamın evine vatandaşın gidiyorlar. Heh. Evi full silah dolu. Abi, full aynen. Silah dolu. Tankında Türkiye'de, tankı falan var mı? Türkiye'de bak yani full silah dolu insan ya teröristtir değil mi? Ya PKK'lıdır. Yani böyle normal böyle silahı çok seviyorum diye böyle alan bir adam ben düşünemiyorum. Bilmiyorum evet. Belki vardır ama. Nadiren böyle avcılar falan. Yani, hobi olarak avlananlar böyle. Sanmıyorum yani ben. Ama evin silah dolu olmaz, olması. Evet, evet. Bir tane, bunlar da çok şey normal. Bunlar da çok normal. Silah sakız gibi, peynir ekmek gibi gidiyor. Bunu durduramıyorlar. Ama yani diyorum ya. Sen de basit bir salak Amerika. Geniş alan var. Yani bazı yerler hani çok tenha. Hani insan kendini korumak İyi de, istiyor diye. Şey al, avcı tüfeği al veya şey bildiğin 9 mm al. Aynen bir tane 9 mm. AK-47. Herkes de keleş. Niye keleşin var senin? Diye. Keleşin neye? Assault rifle ya. Saldırı taarruz silahı. Bilgisayar oyunlarında görüyorlar. Ve inanılmaz şimdi biz yani biz bunu söylediğimiz zaman komik geliyor. Bilgisayar oyunlarına etkileniyorlar. Ama öyle. O herifler etkileniyor ciddi ciddi. Mal oldukları için abi şimdi. Abi Allah psikolojik olarak olmuş. Psikolojik olarak o kafadalar. O kafadalar. Hakaret olmasın. Sosyal olarak fazla ne bileyim arkadaş ortamında böyle şey yapmamışlar. Tamam mı? Çoğu zaten sosyopat denen insanlar. Onlar böyle bir noktada bir köşede sürekli işte Call of Duty falan oynuyor. Yani muhtemelen kafasından da kuruyor bir şeyler. Kuruyor yani... da. Ve onlar için gayet normal. Kötü adamları öldürmek, insanları öldürmek. Zaten abi sosyopat işte olunca yani mükemmel bir sosyopat fabrikası abi orası. Sosyopat olunca da ya seri katil oluyorsun, içeri giriyorsun ya da şeye, orduya. Orduya giriyorsun abi. Yine seri katil oluyorsun muhtemelen. Yine seri katil oluyorsun ama o zaman kahraman seri katil. Aynen. O zaman başka. Yani orada o çocuğu öldürdü ama o çocuk sonra büyüyünce terörist olacak. Aynen. Patlayacaktı. Ne diyorduk ki? Konu bitmişti ben abi. Konu bitti aynen öyle. Konu neydi ki? Black Lives Matter. Freestyle yapıyorduk. Black Lives Matter'ı ben sormuştum. Heh onu diyordum. Yani bak sorun ortada belli. Adamlar sorunu çözemiyor. Ondan aynen. Sonra kendilerine güçlü ülke diyor. Böyle güçlü ülke değil. Olmaz. Aynen. Yani bu şey değil. Ne bileyim çok böyle güçlü kaslı dövüşmeyi bilen okuldaki veya kampüsteki bir adam değil. Bu bildiğin aynen. Kampüsün şişmanı. Şişman hani fat bully derler ya şişman. Oradaki işte herkes geri kalanlar zayıf olduğu için çünkü sürekli onlar zayıfken onların böyle paralarını almış. Lunch money'lerini almış. O yüzden şişmanlamış. Diğerleri zayıf kalmış. Bu da ortamın dayısı gibi geziyor. Ama kendi evine gittiği zaman kendi evinde çok sorun var. Kendi evindeki sorunları çözmekte aciz birisi veya bir ülke güçlü değildir. Diğerleri daha zayıf olduğu için bunlar güçlü geliyor. Diğer ülkeler. Ki yani bunu kontrol etmek de artık bence bu dakikadan sonra zor. Çıktı. Yani. Aynen kontrol. Çıktı. Ama zaman zaman böyle bir... Bence edersin ki bence tek... Yani. Hayır bence edersin. Neden biliyor musun? Adamlar çok fazla para kazanıyor ama çok fazla da para harcıyorlar. O adamların dış ithalatını kesebilirsen anlaşacaksın mesela. Tamam mı? Diyeceksin ki bunların ürünlerini almayacağız. Bunlardan daha ucuz ürün üreteceğiz. Biz onlara satacağız. Araba biz onlara satacağız. Düşünebiliyor musun? Vestelbeko marka araba yapı veya Hacettepe'de yapmışlar ya. Bunlara destek vereceksin. Ben İzmir'in başına gelince vereceğim. Araba yapın, Türk malı araba yapın. Her türlü desteği vereceğim size. Bak her türlü desteği vereceğim. Küçük küçük başlarız. Çok böyle abartı bir araba olmasına gerek yok. Gitsin abi. Elektrikli araba. Arada bir parçasını araba. Buraya getirip biz de yaparız. Değil mi? Aynen. Ondan sonra şey yapacağız işte. Biz onlara satacağız. Çok zor ama yani biz neden ucuz olmaz? ucuz ürün evet. Yapıp kaliteli ucuz ürün yapıp ayı gibi çalışıp onlara satabiliriz. Aynen Türkiye'nin kurtuluş yolu budur. Bence istenirse olur. Yani şimdiki insanların hani çomarlığına veya aptallığına bakıyorlar ama diğer ülkelerde çok aşırı zeki değil ki. Ama tepedekiler onları kullanmasını biliyor. Kur abi bir sürü fabrika. Kim gitmek istemez ki yani? Bir sürü kişi gider. Bence. İşsiz aylak oturacağına bir sürü kişi gider. Doğru düzgün maaş ver. Dışarıdan da insan gelir. Ama buradaki insanı da kullanırsın. Neyse her neyse. Ne yapalım? Dur bir kaydedelim. Kaç dakika oldu ki? 3. Abi ben saat 12.30'da gelmiştim. 12.30'dan beri konuşuyorum. Şu an saat 9'a geliyor. Ben yoruldum abi. Sen alabilir misin? Buyur. Öğreniyor. Öğreniyor. Güzel. Saat şu an 20.41. Abi biz böyle 5'te falan başlıyoruz. Sabah 20.41 ama. Yoruldum lan. Abi olmuştu. Adam bak, adam böyle yapıyor. Sabah 20.41 diyor hemen böyle kapanıyor. Kendi kendine. Yemin ederim adamın hoşuna gidiyor ya. Evet o esprinin hakkında doldurdun. Tamam. Kalmadı esprisi. Ama ne kadar konuştuk şu an cidden? Bu part 30 değil mi?
37 pardon. Sabah 37 mi? Oo. 37 değil ya, direkt 30 abi. 30 mu? Aynen. Ha, o saniyesiymiş demek. Son mu? Son konu. Tamam. Son konu. Kim atsın? Buraya atın, ben tutayım. Mert atsın, Mert konu. Uzak olsun ama şu. Tamam, şu uzakta. İnşallah sekmez. Tuttum. Helal be. Tamam, yere ne geldiyse olsun abi. 12. Tamam. Kaç? 12 mi? 12. Bakalım 12 neymiş, bir dakika durduralım. Ne oldu, neye sinirlendi? Mete sinirlendi arkadaşlar. Neye sinirlendi? Şu şey var ya, yorum yapan. Keşke kilot giymeyip. Ne, aerobikçiye. Ha. Onun profilini keşke kilot ifşa giymesen etmişler. Profilini ifşa etmişler. Profilinde de şey yazıyor işte, bilmem ne İmam Hatip Lisesi'nde okumuş. İyi de bence çok abartı bir şey değil. Ya şey mi, küfür mü etmişler, ne yapmışlar adama? Abi şimdi illa öyle olacak yani. Çok bence ben abartı bir şey değil. Ne olsa abartı olurdu. Şu olsa, daha doğrusu ne olursa, ne olsa anormal olurdu. Bence bu o kadar anormal değil. Hı hı. Hani bakıyor, bacak görüyor, kilot görüyor. Ama böyle okuduğu asıl değil mi? Onu demek o istiyorsun. O acayip olabilirdi bir. Bir de mesela bazen şey çıkıyor ya, uf be yavrum falan diye, böyle bacaklara kiloda bak falan diye. Ondan sonra burada okumuş olsaydı, öyle adamlar da var. Yani bu imam hatipli değil de böyle sürekli Mevlana sözleri paylaşan falan. Hı-hı. Sürekli dini şeyler paylaşıp ondan sonra da böyle küçük kızlara taciz mesajı atan 2-3 tane öyle çıktı, ifşa aynen oldu yani. İmam hatip değildi galiba onlar da, daha büyüktüler. Siyah dar gömlek giyip günde 2 adet hadis paylaşıp sonra senin ne haber yavrum? Neyse, çok çok anormal bir şey değilmiş ya. Çok daha anormallerini gördük yani. Her neyse. Şimdi. Ferromagnetizm. 12. Hiç de bilimsel olmayan bir şey. Ferromagnetizm. Dedim zaten, ikisi de brah yaptı. Başta çünkü şey demiştik ya. Bilimsel, bilimle ilgili çok konuştuk. O yüzden hani daha eğlenceli şeyler konuşalım bu sefer. Ama ve lakin bence bu çok sıkıcı değil. Çok kısa değineceğim. İlginç bir konu. Neden ilginç olduğunu anlayacaksınız birazdan. Ferromagnetizm dedikleri olay. Magnetizma birden fazla çeşitteymiş. Ben neden hiç görmedim ki? Biz astronomide niye görmedik ki bunu? Harbi hiç görmedik yani. Bak, liseli olsa bilirdi. O enerji bilimleri okuduğu için. Aynen. 6 çeşit falan böyle manyetizma varmış, tamam mı? Mesela dünyanın şeyi, bu işte manyetik alanı falan, o farklı bir manyetizmaya giriyor. Bu bildiğimiz ferromagnetizm de en klasik mıknatısların şey alanı, manyetik alanı. Yani mıknatısın manyetik alanı neye etkili, neye karşı etkili? Şeye, işte demir, nikel ve bunların alaşımları, bir iki şey daha ve bunların alaşımları buna karşı etkili. Değil mi? Yani öyle. Öyledir herhalde. Ya oğlum, bildiğin normal mıknatıs diyeyim. Yani tamam, bak abi, bildiğin normal mıknatıs ferromagnetizm. Tamam. Sıkılmayın arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir şey söyleyeceğim birazdan çünkü. Tamam. Ve işte o mıknatısın adı. İşte o mıknatısın. John Cena! Şey mi diyeceksin abi? O mıknatıs sana mı? Öyle kolum derdi. Evet abi. Geç kaldım. Söyleyecek misin? Geç mi kaldın? Geç kaldım. Geç, dur bir daha söyleyeyim o zaman. Bir daha söyleyeyim. Dur bulayım da ondan. Tamam, bir dakika dur aklatıyorum. Tam enstrümanı çıkarttı. Şimdi sen söyle, o o mıknatısın adı ne? Peki abi, o mıknatısın adı... John Cena! Abi direkt kulak tecavüzü oldu bu. Ama bak, Türk kahvesinde de enstrüman çalıyorlardı ya. Bizde de kazı var, ne yapalım yani. Bizde enstrüman çalıyoruz. Siyahiyim yani, beni ötekileştirmiyorsun. Doğru, sen siyahiyim, doğru. Ben, hayır, o kadar hümanistim ki senin rengini görmüyorum. Hayır, işte bu ya. Baktığım zaman sana renksiz, insan görüyorum. İnsan renksiz görüyor abi. Ben seni renksiz görüyorum şu anda. Neydi o şeyin adı? Love is colorblind, hashtag. Hashtag love is colorblind. Yalnız bunu da çalacaklar. Yalnız ne kadar, o öyle bir şey var zaten ama öyle ne kadar var mı? Ama ne kadar saçma bir laf. Çünkü saçma. Çünkü abi şey olsa, ne bileyim, yeşille kırmızı olsa mesela, hani yeşillerle kırmızı o zaman anlarsın ama renk körlüğü falan değil mi? Dünyanın en renk körü insanı bile siyahla beyazın arasındaki farkı görüyor. Şunu görüyor. Göremez. Görürdük, göremez. Evet abi, o mıknatıs. Biz kendi konumuza dönelim abi. Bildiğin mıknatıs ferromagnetizm. Şimdi Magneto şeydeki X-Men'deki abi Magneto. Magneto'nun özelliği neydi? Mıknatıs da. Manyetik her şeyi, daha doğrusu kendisi mıknatıs gibi metal olan her şeyi kontrol edebiliyordu mıknatıs gibi. Hı-hı. Ama metal olmayan, mesela plastiğin içine falan koyuyorlar bunu, onu kontrol edemiyor. Buradan da yola çıkarak bu adamın da manyetik gücünün ferromagnetizm olduğunu bulmuşlar. Böyle bir gerçekten ilginç komplo teorisi videosu seyrettim. Bu adamı öldürmek için aslında çok basit öldürmesi. Nasıl? Abi
kurşunla. Nasıl? Kurşunla ne yapacağız? Olay ne biliyor musun? Bak bir sürü filmde ben kaç tane film oldu? Magneto'nun oldu. Bir sürü filmde adamın kurşunu durdurabileceğini, kurşuna etki edebileceğini aslında düşündük. Hatta ilk filmde şey yapıyor. Böyle bir sürü silahları alıyor, hareket ediyor. Silahların kendisi zaten demir mi artık alışımı olduğu için. Silahların hepsini şeylerin üstüne tutuyor. Polislerin üstüne tutuyor. Ondan sonra bir tanesini ateş ettiriyor. Kurşun gidiyor. Kurşunu durduruyor ama. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki hepsini durduramam. Olay neymiş biliyor musun? O adamlar zaten kurşunu gösteriyor. Kurşun da zaten metal gibi. Nikel galiba. Geceleri daha rahat gözükebilmesi için nikel kullanıyorlarmış. Yani şey değilmiş. Normal bildiğin kurşun değilmiş yani. Alışım. Ama sen bildiğin normal kurşun şeydir ya yani. Normal silah mermisi kurşundur ya. Onu abi onunla ateş ettiğin zaman vurabiliyorsun direkt. Hiç şimdiye kadar hiçbir filmde bak göstermediler çünkü onu. Çok ilginç bir şey. Bildiğin normal tabancayla tak vuruyorsun. Vurup öldürebilirsin yani. Bir sıkıntı canı varmış. Yani mesela bizim gelse burada Yozgat'ta falan birine laf atsa falan direkt aynen indiriyorlar öyle. Yani. Silahını eline almadığı sürece. Çomarlar falan direkt. Hatta gene sanırım Days of Future Past'te dördüncü film mi oluyor? Kaçıncı film oluyor artık o X-Men'in? Sondan bir önceki film mi? Evet. Beş mi oluyor? Dört mü? Onlardan bir tanesi. Ben ona gitmiştim. First Class'ı da bir film sayalım. Ben o zaman beşinci film. Ha, beşinci film o zaman. Beş. Onda da mesela şöyle bir olay var. Magneto silahla vuruluyor. Şöyle boynundan yanından geçiyor ama o esnada başka şeyle ilgileniyor. Sen seyrettiğin zaman şeyi düşünüyorsun. Ha o zaman başka şeyle ilgileniyordu. O yüzden kurşun durduramadı falan düşünüyorsun. Diye düşünüyor insan. Ama harbiden kurşun durdurma yeteneği yok adamda. Çünkü kurşun bildiğin kurşun. Ve o kurşunla manyetik şey mıknatısa veya manyetik alana karşı en azından feromagnetizme karşı etki etmiyor. Çok ilginç. Ya peki işte. Bıçaklasak nasıl olur? Bence onu bence o bıçağı alır götümüze sokar. Direkt götümüzü keser. Plastik bıçak ama ya. Olur ya böyle şeyler. Şaka bıçağı falan. Seramik bıçak ya. Şaka bıçağı. Seramik bıçakla bıçaklarsın. Mesela ben olsam öyle yaparım. Yani daha da onur kırıcı olur mesela. Sıslan deyip yatacağım. O zaman tehlikeli mahalleye de gitmesin değil mi? Oho hiçbir yere gidemeyecek o zaman ya. Hiçbir yere gidemeyecek o zaman. Son mu? Son olsun değil mi? Son olsun. Son olsun. Bu son olsun. Bu son adam olsun diye bir film var galiba. Şey, bu son olsun diye çok film var ya. Zarımız nerede? Metemiz nerede? Zarı ben şeye koydum kutuya. Niye? Ha son olacağını sandım. Son dedik ki burada durmasın tamam, dur diye. Bir duraklatalım zarımızı atalım. Evet. 2-3 kere falan atması gerekti Mete'nin zar. Ve en güzel sayıyı attı abi. 1. 1. Hadi oku. Okuyabilirsin tersten. Bağıran kadın. Hadi tersten okuyabilirsin. 1'i mi tersten okuyayım abi? Şey L. Ha bilemedin. Rib. Çak. İşte bu. Ben de bu esprimi podcast'te bir kere yapma hakkım var. Gördüğünüz gibi adilim. Mete'ye verdiğim hakkı aynısını kendime veriyorum. 1. Bağıran doktor. Aynen. Daha önceden görmüş müydün sen onu? Bakmıştık mı da. Anlat o zaman abi. Şey işte bir tane yaşlı adam doktor hanımın odasına izinsiz girmiş sanırım. Direkt bağıran doktor yazınca çıkıyor zaten aynen. YouTube'da. Kadın direkt nasıl işte bir tane eşyam kaybolursa seni mahkeme vereceğim bilmem ne. Saygısız terbiyesiz bağırıp duruyor aynen. Böyle bağırıp çağırıyor. Sizden böyle öleceğiz insanlığı biz. İnsan bir mahcup olur falan diye. Şimdi bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. 1. Sizce özel hastane mi sigorta hastanesi mi? Tabii ki de sigorta. Tahmin tabii. Yani şey devlet hastanesi. Niye ben de o şekilde tahmin ediyorum. Zaten onu hani haberine bakacak olursak, haberini bilerek bakmadım. Videoya yapılan yorumlara da bilerek bakmadım. Birlikte bakalım diye. Şimdi çok büyük ihtimalle sigorta hastanesi. Neden? Abi her şeyden önce 1. Diyorlar ki ücretsiz güvenceniz olsun diye işte zorla sigorta primi vermek zorundasınız. Zorla sigorta alıyor. Eyvallah. Sen de diyorsun ki tamam ben bu parayı zorla veriyorum ama en azından bunun karşılığında bir işim olduğu zaman çok fazla para vermeden bazen de hiç para vermeden gidip şey yapabiliyorum. Tedavi olabiliyorum. Ondan sonra sigortalısın. Gerçekten hastalanıyorsun. Gidiyorsun abi. Gittiğin zaman hani sen nasılsa para vermiyorsun ya. Hani şey gibi davranıyorlar. Biz sana burada bedavadan hizmet veriyoruz. Sen para vermedin biz sana bedavadan hizmet veriyoruz kafası ya. Lütuf gibi davranıyorlar. Hastanın ağzına sıçıyorlar. Şimdi bak bir biz şunlardan belki 1000 kere bahsetmişizdir. İşte hasta yakınlarının doktora uçan tekme atması. Hasta yakınlarının doktora kılıçla döner bıçağıyla saldırması. 1000 kere bundan bahsetmişizdir değil mi? Demişizdir ki işte ne yapılması lazım daha fazla. Ama bir de bu var işte bu da var. Ağzına sıçıyorlar hastaların. Abi sen doktorsun. 6 sene tıp okumuşsun.
Ben birebir bunu görmüş olmasam doktor, diş doktoru. Bunların içinde birebir bunu görmüş olmasam derim ki yok ya bir şey yapmıştır da abart. Hayır değil. Değil ya. Yaşlı adam doktor ve doktorun sekreteri de mesela. Benim gördüğüm doktorun sekreteriydi. Doktorlardan da yapan varmış. Bizim aile hep doktor olduğu için anlatıyorlardı yani. Onlardan da yapan varmış. Benim gördüklerim doktorun sekreteriydi. Yaşlı adam bilmiyor nereye oturacağını, nereye gireceğini bilmiyor. Orada kapı açık, kapıyı çalıyor, içeri girmeye çalışıyor. Veya kapı aralık görüyor, içeri girmeye çalışıyor. Hemen aynen bu şekilde bağırarak atıyor. Bekleyin demedim mi ben size falan diye. Abi işte bunu yapmayacaksın. 6 sene bak senin ayı olmaya hiçbir şekilde hakkın yok. Diğer adamın var. Diğer adam cahil çünkü. Sen onların cahil olduğunu, tamam mı? Onları default olarak çomar olarak göreceksin. İçlerinden nazik çıktın, bunu artık lütuf olarak düşüneceksin yani. Çünkü o insanlar okula gitmemişler. O insanlar ne bileyim yontulacak böyle herhangi bir ortamları olmamış yani. Kibar olurlarsa ne güzel, ne âlâ. Ama kaba olurlarsa da en azından cahil olma bahaneleri var. Senin hiçbir bahanen yok yani. İnsan hiçbir şekilde bunu düşünmez yani. 6 sene boyunca tıbba gitmiş, 4 sene ihtisas yapmış bir insanın bu kadar ayı, bu kadar çomar veya kezban olabileceğini düşünmezsin ama oluyor. O kadar çok oluyor ki. Çok fazla görüyorsun bunu. Ve işte kafada da bu. Lan biz o zaman o kadar primi niye verdik anasını satayım? Sen bize bedavadan sanki böyle yani lütfediyormuşsun gibi bunu davranacaksan o kadar prim verdik. Bir, iki de şunu söylüyorlar. Ama biz çok fazla insanla uğraşıyoruz. Doğrudur. Çok fazla insanla uğraşıyorsundur. Ama bu da bahane değil. İnsan psikolojisini öğrenmen lazım. Sana hakaret eden insana sen de hakaret edersin. O ayrı bir şey. O apayrı bir şey. Veya sana atar yapan sen de atar yaparsın. O ayrı bir şey yani. Ama şu, bu tamamen o senin okumuş cahil olduğunu gösteriyor işte. Kibir. Aynen öyle. Yani kendini üstün görüyor. Peki üstün olsam bile yani bu neyin kibri bu kadar? Ya Celal Hoca deyip duruyor ya Türkiye'de üniversite yok diye. Yani sen üniversite mezunu olup hala ayı oluyorsan ortada bir yanlış var yani. Evet. Ortada bir sıkıntı var. Kampüs çünkü insanın yontma yeridir. Ben hep insanlara söylüyorum yani. Ben askerde de asker çocuklarına söylüyordum. En azından iyi bir bölüm olmasa bile gidin ki kampüste oradaki ortamı görün. Orada biraz zihniniz açılsın. Vizyonunuz genişlesin. Ayı olmayın diye yani. Maalesef tıptan mezun olup süper öküz de olunabiliyor. Demek ki bu olayda bir sıkıntı var. Şeyi biliyorsun zaten. Anlatmıştım ya. Tanıdığım var demiştim. Eski Efekes serisini anlatmıştım galiba. Çok fazla detay vermeyeyim. Kim olduğu anlaşılmasın diye de. Gene başarılı tıp mezunu bir arkadaş. Benle yaşıttı. Adam bir akrabası kayboluyor. Akrabası kaybolduğu için cin çağırıyorlar ailesine. Bu da cinden korkuyor. Diğer arkadaşının evine gidiyor. Cinler bana bu salat olmasın diye. Bu adam doktor. Doktoru da geçtim. Çok yüksek bir yerde. Hangi yüksek yerde olduğunu söylemeyeceğim anlaşılmasın diye. Sen tıp mezunu oldun. Bu kadar da notların iyi. Derece olarak da yüksek yani. Yüksek bir yerdesin. İşte üniversite yok. Buna geliyor değil mi? Evet. Bu bir. Şimdi bak bir. İkinci söyleyeceğim şey de şimdi buna yazılan yorumlara bakalım. Tahmin edelim abi yorumları. Ben şunu söyleyeceğim bak. Söyleyecekleri yorum. İşte doktorlar böyle şerefsizdir. Doktorların Allah belasını versin. İşte böyle. Bütün doktorlar böyledir. Bir. Ondan sonra işte. Bir sağcı kesim böyle yazmıştır. İşte Kemalist zihniyetin doktoru. Aynen. Bunu yazmışlardır. Başka? Solcu hümanistler yazmıştır kızlar. İşte o doktor olduğunuzda saygısızlık yapıyorsunuz. O zat o klasik canım. Doktor olduğunda insan mı oldun? Hı-hı. Bak kesin doktor olmuşsun. Kesin ama... bak Kemalist düzen, laik düzen falan diyecekler bak. İnsan bakalım mı yorumlara şimdi? Comment sabun disabled. yorumlara kalır. Biz özet geçtik zaten. Evet, biz özet geçtik zaten. Biz yaptık yorum. Direkt şey oldu yani. Direkt fail oldu. Epic fail. Hatta bir şu var. O dedenin o saatte o muayenehanede ne işi varmış. Evet. %100 bak yorumlara da kapalı ya. %100 öyle şey çıktı ya. Neler yazmışlar. CHP'nin köpeği bunlar. Kılıçların hiç mi suçu yok falan. Neyse. Neyse abi kapatıyoruz. Neye emanet ediyoruz? Yorumları. Adresimiz youtube.com/comic, twitter.com/comic, faydal.com henüz açılmadı ama umuyorum haftaya açılacak. En azından mobil sistemi oturttuktan sonra açmayı planlıyoruz. Çok bir şey göremezsiniz yani şu anda. faydal.net demiştim ya geçen hafta. Hı hı. Onu aslında yani faydal.com'u ben şey sanıyordum. Hani biz alamadık, bizde değil sanıyordum. Aynen, o yüzden faydal.net demiştim. Abi olaya bak şimdi. Farkında olmadan söylemişim, tamam mı? Yani hiç aklıma gelmedi bu. Anında birisi faydal.net'i almış biliyor musun? O gün. Söyledim peki sana? O gün almış.
Ve şeyi koymuş abi. Yıldız Tilbe'den Çabuk Olalım Aşkım koymuş. Harbi mi? Evet. Ha sen o yüzden demek onu tweet attın. Hayır bence. Evet evet. Sen o yüzden mi tweet attın yoksa sen tweet attıktan sonra mı o yapıldı? Hayır hayır. O yüzden. Abi çok komik. Kim yaptı acaba? Ha, konuştun mu ondan sen sonra, bunu yapanla? Anlatacağım. Ondan sonra ben şey olarak düşündüm. Bir iki tane böyle bizden atılan eleman var ya. Onların yaptığını düşündüm. Hatta o işte Yıldız Tilbe şarkısında görmemiştim çünkü cepteydim. Sadece alındığını biliyordum yani siteyi yapan arkadaş söyledi. Lan dedim bunu alanı ben tahmin edebiliyorum. Komedya. Bir iki tane öyle ağır işsiz arkadaş var ya. Hı hı. Onlardan bir tanesi aldı diye düşündüm. Onlar da aldıysa ciddi ciddi hani sitenin sahtesini yapıp hani millet Efe Aydal yanlışlıkla Efe Aydal net yazıp oraya girsin. Ondan sonra işte oradan böyle benim adıma bir şeyler satsın adam falan. Öyle bir şey düşündüm. Yani umarım öyle bir şey düşünmüyorsundur arkadaşım. Gerçekten beni uğraştırma. Ama sanırım düşünmüyor. Çünkü birisi mesaj attı dedi ki fayda.net'i serbest bıraktım dedi. Ama girdim baktım serbest değil. Hala daha Yıldız Tilbe duruyor. Sonuçta yanlışlıkla fayda.net dedim. Çünkü fayda.com'u biz almışız. O yüzden sorun yok yani. Şu an fayda.com bizde. Sen de İbrahim Tatlıses koyar bir şey. fayda.com. Şey, boşuna, elemanın boşuna 30 lirası gitmiş oldu. Ama şu ona an efeydal.net çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Ha o zaman şey yapmıştır belki. O zaman harbi kaldırmıştır. Neyse. Ne güzel Yıldız Tilbe dinleyecektim. Kapandı. YouTube'a gir. Yok abi orası daha iyi. Ciddi ciddi para harcadıysa, ulan ne kadar çok işsiz insanımız var ya. Hani hep diyorlar ya, uzun reis diyor. İşte Türkiye'de işsizlik yok, iş beğenmemek var. Yalan ya. Hiç bak... Hani ona cevap olarak da istatistik gösteriyorlar ya işte şu kadar gelir varmış da bu kadar mezun varmış da bu kadar iş alan. Abi hiç istatistiğe gerek yok ya. Al şu siteyi göster. Al dersin Türkiye'deki işsizlik durumu. Türkiye'deki abi işsizlik durumu al dersin yani. Var mı ötesi yani bunun daha büyük kanıtı yani. Abi komediye. Neyse. Her neyse. Yani kötü niyetli olmadığınızı tahmin ediyorum. Kötü niyetli olmadığınızı düşündüm. Zaten o mesajı atan eleman başka bir eleman galiba. Yani o bizden kovulup kovulup gelip troll yapan o birkaç kişiden birisi değil. O yüzden kötü niyetli olmadığını düşünüyorum. Ama lütfen beni uğraştırmayın. Çünkü belki şunu düşünüyoruz. Haha komiklik yapıyorum falan ama eğer benim sitem gibi sahte bir site yapıp sonra benim podcastleri falan böyle satma düşüncesi varsa gerçekten bu bana zarar verir yani. O yüzden de ben o yüzden de ben şey duramam. Hani hiçbir şey yapmama şansım yok. Ama millet trollük yapar ne bileyim alır sayfayı Yıldız Tilbe koyar o beni çok ilgilendirmez. Veya ne bileyim komik bir şeyler yazar. O beni çok ilgilendirmez yani. Onun benim işimle ama bana zarar verirse o zaman ben hani hiçbir şey yapmama şansım yok. Zorunlu olarak yapmak zorundayım. Belki hani bilirsin yani. Yapmak zorundayım da zaten. Çünkü şunu düşün. Sen dükkan açıyorsun. Ondan sonra Mert Oktay diye dükkan açıyorsun abi. Senin yanına Mert Oktay diye dükkan açıyorlar. Senin mesela trademarklı şeylerini ne bileyim ayakkabı satıyorsun. Senin ayakkabının aynısından böyle çakmasını satıyorlar. Senin isminle. Ya böyle bir dünya yok. Ama olacağını sanmıyorum. Daha önceden başıma benzer bir şey gelmişti. Benim podcastleri alıp da işte YouTube'a falan koyuyorlardı. Yani herkese açık olmadan önce falan. Onları zaten şikayet ettik, onları kapattık. Umarım bu kötü niyetli insanlardan değilsinizdir. Dediğim gibi sizi düşündüğümden değil, kendimi düşündüğümden. Boşu boşuna vakit kaybı olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Hani siz de sıkıntıya girecek. Daha büyük sıkıntıya girersiniz de. Lütfen yani arkadaşlar. En basitinden sicilini işlense sıkıntı. Yani lütfen arkadaşlar. Hani zarar verici şeyler yapmayalım. Onlarca normal trollük. Önemli değil benim için. Normalde de kimseyi uyarmayı aslında bu şekilde sevmem ama belki bu düşüncede olan insanlar vardır diye düşünüyorum o yüzden. Her neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün bayağı konuştuk galiba ya. 3 saat olmuş olabilir. Evet. Yok abi ben 12.30'da. Ya. Hadi söyle kime emanet olsunlar. Kime emanet edelim? Abi şey edelim mi? Mahmut vardı ya. Mahmut'a emanet. Ha sizin orada eşine tecavüz eden tanıdığı olmayan Mahmut değil mi? Evet. Hiç mi dedim? Hiç dedi. Hiç tanıdığı yokmuş ya. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl?